Boom, boom.
PUBG Mobile Türkiye kanallarına hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile Şehrin Efsaneleri turnuvasında lig aşamasının ikinci haftasındayız ve şu ana kadar toplamda 7 harita oynandı. Eğer yanlış saymadıysam ve tabii ki biliyorsunuz 2 günümüz maalesef ara vererek geçirmiştik. Bu yüzden oynanmayan karşılaşmalar bu hafta ve önümüzdeki hafta oynanacak. Nasıl oynanacak? Bunun duyurusuyla girelim ilk önce. Normalde bugün 3 maç vardı. 4 maç olacak. Yarın da önümüzdeki 3 günde 4 maç varken 5'er maç oynanmış olacak ve önümüzdeki haftada bu şekilde eklenecek bu telafi edilmeye çalışılan maçlar. Tabii ki lig aşaması 600'den fazla takımın katıldığı bir elemeden sonra 20 takıma kadar inmişti. Oluşan bir sıralamamız var. Aşağı yukarı hangi takımlar iyi oynuyor? Hangi takımların kendisini geliştirmesi gerek? Bunlara da hakim olmayı başardık. Yanımda yine Sencer ve Berke var. Beyler yine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Yani belirttiğim gibi hangi takımlar ön plana çıktı, hangileri geride kaldı? Bunu görüyoruz. Özellikle sıralamada ilk 6 takım sanki yerini garantilemiş gibi Berke. Evet, özellikle hani Quantum Esports burada çok fazla kill puanı alarak haritaları çok iyi geçiriyorlar. Ama bir şekilde sonunda gülen taraf onlar olmuyor. Çok ucundan dönen haritalar var onlar adına. Özellikle bir tane ben Miramar haritası hatırlıyorum. Çok fazla takım oyuncusunu kaybetmişti. Ama Quantum 4'tü. Ama 1v4 verdiler. Champ Squad'dan sanırım bir oyuncuyu tam olarak hatırlamıyorum. Hard Esports olabilir. Sports'dan. Sanırım Hardy Sports dediğin gibi çok güzel seviyeden ben çok memnunum. Özellikle hani PMCO'dan sonra buradaki seviyenin biraz daha düşük olmasını beklerdim ama takımların neredeyse hepsinin bir planı ve organizasyonu var. Yapmaya çalıştıkları rotasyonlar bize zaten onların buraya hazırlıklı geldiklerini gösteriyor. Zaten hani birkaç oyuncuyla konuştuğumda onlar da buraya gelmeden önce sıkı bir hazırlık çalışmasında olduklarını, hazırlık çalışması sürecinde olduklarını belirtiyorlardı. Tabii ki günün programı da şöyle bir karşımıza gelsin. Bakalım hangi haritalarla başlıyoruz. Erangel var, yine var. İlk haritamız olacak. Vikendi var, Sanok var ve yine Erangel var. Güzelim Miramar haritası bugün olmayacak. Miramar haritasının oynanması zor haritalardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Rotasyonları zor. Genel itibariyle bu haritalardan çok daha büyük bir harita olduğu da söylenilebilir. Tabii ki lig aşaması günün programı zaten ilk günler 3 maç, diğer günler 4'er maç. Haftada 4 günümüz var ama tabii ki geçtiğimiz karşılaşmaları telafi edebilmek adına bugün 4, önümüzdeki 3 günde 5'er karşılaşma oynanacak. Şöyle bir günün programının ardından tabii ki lig sıralamasına da gelmek istiyorum. Lig sıralamasında neler yaptık bunları da konuşacağız. Tabii ki özellikle ilk intiba çok önemlidir bir turnuvada Sencer biliyorsun. Evet. İlk intibayı da bize veren takımlar var. Ya kesinlikle burada aslında oyuncularla röportajlarını izlemiştik geçen hafta. Bu röportajlar sonrasında çok fazla zaman ayırdıklarını takımların oyuna izlemiştik. Evet. Bu da aslında takımların bu hafta daha iyi bir oyun sergileyeceklerinin göstergesi. Champ Squad, Crew Jolly ikişer harita kazanarak bu alanda liderler. Etiket Esports ve Slow Motion bunların yanında yine Number One birer harita kazanabilmiş takımlar. Puan tablosunu görüyorsunuz. İlk 6 ekip şu anda geride kalanlara nazaran çok daha iyi konumdalar ve özellikle son sıralamalar biraz benim dikkatimi çekiyor. Tabii ki bunun nedeni nedir? Lig aşamasından kaç takım finallere kalıyor? Bunu da sonraki grafiğimizde göreceğiz zaten. 20 takımımız var. 4'ü elenecek. 16 takım finallere gidecek. Bu finaller ne zaman oynanacak? 20, 21, 22 Kasım tarihlerinde. 4 haftalık lig sürecine iyi başladık zaten. Artık yavaş yavaş iyice bütün takımlara da aşina olmak önemlidir PUBG Mobile'de. Çünkü katılıyor musun belki bilmiyorum. İlk izlediğinde yani bilmediğin takımlar varken 16 takım, 16 çarpı 4'ten bir de 64 tane farklı oyuncu izliyorsun. Tanımak lazım, aşina tabii olmak ki, lazım. Aşina olduk herhalde. Aşina olduk, daha fazla da olacağız zaten. Hani bunu söylemekle birlikte puan tablosuna baktığımda bir iki bir şey dikkatimi çekti. Son sırada olan takımlar var. Sencer bahsetti, oyuna çok fazla vakit ayırıyorlar ama vakit ayırmayanlardan biri Kartalların biliyorsun takım kaptanı Punisher. Evet, evli olduğu için maalesef. Evet. Yani biraz daha fazla zaman ayırmaları lazım. Özellikle hani ciddi konuşacak olursak bu hafta onların puan toplamaya çok daha ihtiyaçları var. Özellikle pozisyon avantajlarını biraz daha iyi değerlendirmeleri lazım. Ona baktığımızda yine aynı şekilde hani Kayseri Espor takımında Ymir benim çok dikkatimi çeken bir oyuncu ama hani 11 killleri var. Total aldıkları puan 19 sanırım sıralamada 14 ya da 15'incilerdi tam olarak hatırlayamıyorum şu an ama yani ben Kayseri Espor'dan da bir atılım bekliyorum. Evet. Bu hafta özellikle yukarı çıkmaya çalışacak olan takımların puanlara çok ihtiyacı var. Sencer şunu sıklıkla belirtiyoruz zaten. Burada eleme sistemi çok güzel bir eleme sistemi. Tabii. Hepimizin defalarca zaten içeride konuştuğu ve beğendiğimizi belirttiğimiz bir sistem nedir bu sistem? 7 coğrafi bölgemiz ve bunun yanında 3 büyük şehrimizden gelen takımlar elemelerden geldiler. İstanbul, İzmir,
Ankara. Ankara. Büyük şehirlerimiz tabii ki. 7 coğrafi tabii bölgemizi tekrar etmeye gerek yok. İlkokuldaymış gibi ama özellikle şu dikkatimi çekmişti. Bazı bölgeler diğer bölgelere oranla biraz zayıf gözüküyordu. Ya aslında bunun sebebini geçen hafta da söylemiştik Alican, hatırlıyorsan. Oradaki takımlar belirli bir bölgeyi tek başlarına temsil ettikleri için belki kendi üzerlerinde büyük hissediyor olabilir. Yimir'in yaptığı röportajda yine şunu söylemiştik. Kayseri'yi tek başımıza biz temsil ediyoruz diye. Bu da oyuncular açısından büyük büyük olabilir. İstanbul bölgesi, Marmara bölgesi. Büyük sorumluluk. Onlar da Marmara bölgesinde, atıyorum Ege bölgesinde biraz daha çok takım olduğu için oyuncular çok fazla kendilerini burayı temsil ediyormuş gibi hissetmiyor olabilirler aslında. Yani Kayseri gücü de bir şehrimiz. Tabii ki hani bir şehri temsil ediyorum sloganıyla buraya geliyorsunuz, sorumluluğuyla buraya geliyorsanız omuzlarınızda yük kesinlikle evet. Büyük. Ama bu oluşuyor. Yavaş yavaş bu rekabette, bu çekişmede sadece siz kazanmıyorsunuz. Aynı zamanda biliyorsun bölgenizin kazanmasını tabii ki vesile oluyorsunuz. Buna vesile oluyorsunuz. Önemli bir grafiğimiz daha var. O da gelsin. Hemen aktaralım tekrar. Belirttiğim gibi 7 bölge, 3 şehir ve 600'den fazla takım olması burada bence dikkati çekecek en önemli unsur. 600'den fazla takım demek aynı zamanda 2500 civarı oyuncu demek. Evet. Bu çok önemli bir sayı. Lig aşamasında 20 takım, 5 grup, 12 gün boyunca sürecek olan bir lig aşaması var. Yine 4. haftada görebiliyoruz final aşaması. 3 gün sürecek ve bir tane şampiyon olacak. Burada yazmıyor. Çünkü her şeyden önemlisi prestijdir. Hı hı. Prestijin olduğu yerde para çok konuşulmaz. Ama 400 bin liralık bir ödül havuzumuz olduğunu da söylemek lazım. Herhalde katılan herkes tatmin etmiştir. Kesinlikle. Yani PMCO seviyesinde bir ödül havuzu diyebiliriz kesinlikle. Hı hı. Hani bunun dışında özellikle hani 16 tane takımdan biri olabilmek çok önemli. İlk haftada bazı takımlar var dikkatleri çeken, işte Etiket, Champ Squad, aynı şekilde Quantum Esports, birçok takım var, Mirliva gibi. Bunlar biraz daha yerlerini garantiledi ama şu an için o son 4 takımdan biri olmamak çok önemli. Sencer, maçımıza da birazdan geçeceğiz evet. Zannediyorum. Son olarak kısa bir yorumunu alabilir miyim? Aslında Sinan demişti ki ilk gün ilk yorumunu yapmıştı. 10 takım kafamızda aşağı yukarı belirdi. Son 6 takım için büyük bir mücadele olacak diye. Artık ikinci haftaya geçiyoruz. Süre gitgide kısalıyor. Alttaki takımların bugün kesinlikle bir şeyler göstermesi lazım üst sıraları oynamak için. Evet, Erangel haritası ilk haritamız olacak. Tabii ki sunumda bizleri kim bekliyor? Yine her zaman olduğu gibi Maitre ve gitarist. Sunumda sözü onlara bırakıyoruz ve Erangel haritasında uçurumun kalkışını izlemeye başlıyoruz. Başlıyoruz. Şehrin efsanelerinde artık yavaş yavaş maça geçme vakti ve kameralarda bize döndüğüne göre sizleri kimler bekliyor? Ben Alican Tes Başaran, yanımda Sinan Maitre Süsler. Bir kez daha sizlerleyiz bu 4 günlük macerada. Sinan hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, harikayım. Yine artık bir önceki haftanın bitiş günü beni çok umutlandırdı. Turnuvanın gelecek aşamalarıyla ilgili hani biraz daha... Düşük sınıfta kalan takımların daha iyi performans göstermeye başlamış olmaları, yani onların da bu yarışın içine girmiş olmaları beni çok heveslendirmişti. O yüzden artık ikinci haftanın ilk günü olarak nitelendirebileceğimiz bir günde ben diğer takımların da ne kadar gaza bastığını, bu aradaki ufak da olsa boşluktan ne kadar faydalandığını görmek için can atıyorum açıkçası. Yani şöyle bir şey var, ben hemen analiz masasının son kısmındaki yorumlarıyla beraber gireceğim. Sana ilk sorumu soracağım. Evet. Prestij mi para mı? Seçimini yap. Çünkü Alican özellikle prestijin olduğu yerde para konuşulmaz dedi ama ben fakirliğimi açlığımı belli edip... Kaç yaşındayım? Direkt paraya kaç odaklanmak yaşındayım? Şu an ya. Şu anda mı? Direkt para, direkt para. Ben bir daha prestij mirestij 30'umda bırakırım e-sporcu olsam şu anda. Hadi 30'a kadar gitmesi iyi bile, 28 yaşındayım zaten. 2 yıl gider... Senin ben, için tabii, ben oyuncular tabii, evet. için sorma. Ama şöyle söyleyeyim, 19 yaşında 20 yaşında olsam kesin prestij. Evet. Kesin prestij. Hiç düşünmeden prestij derdim ama 28 yaşında bir Sinan maalesef parayı tercih ediyor şu anda. Arkadaşlar beni parayla her türlü satın alabilirsiniz. Hiçbir problem yok bu konuda. Ben başka konuyla ilgili yorum yapmayacağım. Ne oldu? Eğlendim. Ciddi bir şey bekliyordun değil mi? O zaman Erangel haritası dedik. Evet. Şimdi ilk haftanın takımlarını aşağı yukarı şöyle bir izledik ama tabii ki eksik de oynadıklarını da bir kez daha hatırlatmak lazım. Tabii. O yüzden birbirleriyle ilgili fikir sahibiler maç sırasında neler yaptığını biliyorlar ama beklenmedik oyunlar çok fazla gördük. Fazlasıyla. Bu hafta bunların ben kısılacağını hissediyorum. Ekipler acaba Erangel'de bizi şaşırtacaklar mı?
Eren geldi, şaşırtacaklar mı? Evet, şaşırtacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü ilk haftada zaten karşılaşmaktan aslında bizim memnun olduğumuz ama oyuncuların çok fazlasıyla memnun olmadıkları erken aşamadaki çatışmalar. Mesela erken aşama derken 20. saniye, 30. saniye daha uçaktan paraşütünüzü yeni açmışsınız, silahınız uçaktan yok. Uçaktan birbirini iten var Sinan. Neredeyse, uçaktan aynen birbirini öyle. İten var. Daha ne diyebilirim tabii böyle yani. Durumlar oyuncular için çok hoş olmuyor. Çoğu takım çünkü çok hızlı bir şekilde eksik duruma düştüler karşılaşmalar içerisinde. Ama artık ya az çok nereye atlamaları gerekiyor, hangi nerelerde hangi takımlar var artık bölgeler parsellenmeye başlamıştır diye düşünüyorum iki günün bitmesiyle beraber. Bugünle beraber bunları daha az görürüz diye düşünüyorum ama kesinlikle sıfıra indirgenmeyecektir. Bence bu haftanın üçüncü gününe doğru artık tam olarak bütün haritalarda her yer parsellenecektir. Kimin nereye atlayacağı belli olacaktır ve o zaman biraz daha sakin ve stabil oyunlar gerçekleşecektir. Ama bugün yine ben erken oyunlarda ufak tefek de değil sürtüşmeler kesinlikle bekliyorum. Çünkü kesin yine aynı yerlere atlayacaklardır. Evet yani Sanok haritası yine zaten olacak. Özellikle ben oradaki aksiyonları da heyecanla bekliyorum. Tabii, tabii. Geçen hafta müthiş bir oyun izlemiştik Sanok'ta. Harikaydı. Benim genelin aksine genelde ben Vikendi'yi çok heyecanla beklerim bilirsin. Veya işte son Erengel'i birazcık daha beklerim ama olur. Bugün en böyle acaba ne olacak? Yeni bize ne gösterecekler dediğim harita yani Champions Squad'ın oyunundan sonra Sanok oldu. Aynı performansı izleyebilecek miyiz? Veya onun üzerine çıkan başka bir takım olacak mı? Champions Squad oynuyor muydu o haritada tam hatırlamıyorum ama kendi performanslarının üzerine koyabilecekler mi? Champions Squad Sanok'ta oynuyordu. Hayır. Bu hafta oynayacak. Ha, evet, bugünkü maçta. Lazım. Çünkü orada da yine hemen hatırlatma yapalım. Toplamda 4 gruptan fazla olduğu için her grup her maçta oynayamıyor. Arada birer birer değişiyorlar. E'ye kadar gidiyor. 5 grubumuz var ve evet. Şöyle de bir şey dikkatimi çekti. Şimdi 600 takım olduğunu biliyoruz ama yine analiz masasında böyle 2400 oyuncu deyince ben bir anda şey oldum. Tekrar farkına vardım. 2400 çok fazla bir sayı ve sen bunların arasında en iyi veya en iyi dörtlü olmaya çalışıyorsun. Hı hı. Yani bunun stresi bambaşka bir şekilde bana yansıdı. Bir anda ben bile burada gerildim yani yalan söylemeyeceğim. Ben yanımdakinden iyi olmaya çalışıyorum Sinan'dan. Bitiyor olay benim için. Adamlar 2400 kişiye evet, çarpışıyorlar. Evet yani müthiş bir rakam. Şu yüzden söylüyorum bunu da. Onun arasında bu kadar iyi oyunu çıkartabilmek apayrı bir tatmin duygusu zaten aslında. Ama bakalım bu hafta neler olacak. Peki bir yandan şunu da sorayım sana. Puan tablosuyla ilgili genel beklenti ne yönde? Yani hangi takım birinci olur gibi sormuyorum sana bu soruyu ama. Değişiklikler olacaktır. Evet yani olacaktır. Ufak ufak sanki birincilik, ikincilik çarpışması daha bir kızışabilirmiş gibi geliyor bana. Evet ilk üç çatışması bile kızışacaktır bence. Yani artık o işleri ilk ikiden ziyade ilk üçe çekebilecekmişiz, ilk dörde çekebilecekmişiz gibi geliyor. Olacaktır kesinlikle o çatışmalar. O zaman hemen işleri kızıştıralım ve günün ilk haritasına geçelim. Erengel bizleri bekler. Çok rahat müthiş bir uçak. Sömörne ve Stalber arasından gidecek. Oradan da Sosnoka'ya doğru devam edecek. Polyana tarafı rahat. Rozok School yine çok rahat. Ama benim en merak ettiğim nokta acaba okulun hemen yanındaki araç spawnında bir kez daha benzer böyle 2-3 ekiplik çarpışmalar izleyecek miyiz? Veya farklı oyunlar gerçekleşecek mi? Hızlı hızlı atlayan takımlarımızdan Kartal'ı gördük. Etiketi gördük. Yine Kua Sövörni bölgesine doğru gitmiş. Kartal, Kameşki veya Stalber yapabilir. Veya yine işte üstteki compound 2 Stalber veya 2 Kameşki 1 Stalber dönebilirler. 2-1-1 şeklinde bir dağılım diyelim. Onları ben şu anda çok merak ediyorum. Genelde tercih edilen bir bölge değil haritada. Evet. Bunun avantajını rahat şekilde kullandılar. Yani etikette büyük bir ihtimalle bakıyorum şimdi shooting range tarafında oyuncuları var. Onlar büyük ihtimalle oradaki art spawn'undan geçmek isteyeceklerdir. Geri kalan etiket oyuncuların da yani ben hala Georgiopol tarafına gitmeye çalışırken görüyorum şu anda. Yine baktığımızda şimdi uçağın rotası da artık tamamlandı. Yavaş yavaş alanı bekliyor olacağız. Oo. Ya uçağa göre müthiş bir uçak, müthiş bir alan değil uçağa göre. Evet. En azından bu uçağa göre. Tabii. Normalde çok zorlayıcı bir alan mı? Aslında defalarca izlediğimiz bir alan ama uçak yani biraz daha sağ taraftaki sütunlara yakın, F sütununa yakın çizince tabii böyle bir alan vermiş olması neredeyse haritanın yarısını üzmüş oldu gibi gözüküyor. En azından Jolly, Kayseri gibi ekipler çok rahat etmeyeceklerdir. Aynen öyle. Burada şimdi ufak bir yakın savaş izleyeceğiz gibi Skov galiba sıkıştırıldı yanlış görmediysem. Dwayne'un üzerine doğru gidiyor. Avantajı aldılar şu anda çünkü Skov'un can basması bayağı bir zor olur bastı diyecektim. Ama. Yani şansa bakar bir mısın? Bir varmış onu bastı. Bulmuş kıstıracaklar. Poli'nin de Skov'un da canları şu anda yarım derken içeri girerken Poli galiba burada almayı başardı. Hayır Mikrozin'in hedefi olmuş bir de üzerine pompalı denemesi. 2-1 avantajı kullanmaları gerekiyor şu anda. Camdan acaba görebilecek mi rakibinin farkında? Şimdi bir kez daha bu sefer Mikrozin konuşuyor. Pompalı'ya karşı Dwayne,
Skoff'un karşısında önce takım arkadaşını kaldırmayı tercih etti. Ses avantajını çok iyi kullandı. Ben çok takdir ettim. Bununla ilgili birazdan konuşabiliriz. Eğer bu pozisyonu kazanırlarsa sesten ötürü olabilir bu. Bence hatalı hamle bekleyebilirdi. Riske atmak istemedi. Hala avantaj onda. Hala avantaj Dwayne'de. Kaskı eleği galiba yok. Görmediler birbirlerini. Tekrar Dwayne deniyor. Kazırsın üzerine gitti. Ya neden kaskı niye eleğini atmıyor şu anda Dwayne'e? Atması lazım. Dwayne'de evet. Görmedim. Doğruyum değil mi? Yok. Ya evet. Kaldıramayacaksınız. Bu çok belli. Artık atması lazım. Zıplayarak bir şeyler yapmayı denedi ve gayet de etkili oluyor burada. Dwayne ağacın arkasında. Hazır tahtalarda varken. Daha geldi. Gel ben oraya senin mezarını kazıyım dedi. Daha geldi. Yani kaldıramadık bir kez daha bunu yapabilir mi? Yok Kazırsı zaten kaldırtmayacaklar burası bitene kadar. En azından skoru çekti Hard'ı gibi. Onlarda da iki oyuncu yerde skorlar açılmamıştı. Pozisyon avantajı kullanılıyor. Daha doğrusu can avantajı kullanılıyor ve Special for Adana eleniyor. Hard kadrosundan yani eline yüzüne bulaşabilecekken güzel toparlanan bir savaş örneği. Tabii. Bad Boy zaten konuyla çok alakasızdı. Ucundan döndüler yani. Gerçekten ucundan döndüler. Yanlış görmediysem zaten Special for Adana 3 kişi katılmışlar şu anki haritaya. Evet. 4 olsalarmış Hard çok zorlanırmış burada. Dwayne'den gerçekten iyi bir performans geldi. İyi oyun geldi ama işte hem sayısal eksiklik, dezavantaj her zaman çok önemli oluyor PUBG gibi Battle Royale oyunlarında. Burada da zaten bunun önemini bir daha görmüş olduk. Ama yani Dwayne'e parantez açmak lazım. Bence gir çıklarını gayet başarılı evet. yaptı. İyi bir ses kastı, iyi ses kastı. Rakibinin yerini çok iyi bir şekilde duydu her zaman. Ta'ya da yakalanmadı, ta sonradan gelmiş olmasına rağmen ama işte yani bir noktaya kadar çarpışabiliyorsunuz. Tek başınıza ekipmanınız yok, teçhizatınız yok, oyunun hemen başı. Senin dediğin gibi yelek yok, kask yok. Yani orada kaskla yeleği ben atmasını beklerdim. Evet. Sanırım sonra yerde bitirildikten sonra çekti çünkü bir loot'tan bir şeyler çekme hareketi gördüm ama ben de sana katılıyorum. Kesinlikle yerdeki oyuncunun atması gerekirdi. Bu arada burada da yine bir sıkışma durumu var. Albert düşürülmüş. Onu gelip kaldırmaları imkansız. Zaten mümkün bırakacaklar. Değil. Number one skoru alacak. Yani bunu hep söylüyoruz. Bu kadar açık pozisyonda böyle bir yerde sizin girme şansınız yok. Diğer tarafta Georgiopoli'de bu nasıl bir yokluk acaba diyecektim ben. BMS oyuncularından bir tanesi. Hangisi hatırlamıyorum. Çünkü Georgiopoli lootlayıp bu dakikada dakika 5'te elinizde pompalıyla gezmezsiniz. Evet. Herhalde orada da bir sürtüşme dönmüş. Şimdi haberi geldi. Etiket ekibi birer ikişer indirtmeye başladı BMS kadrosunu. Hatta bir skoru çektiler. İkincisi garantilendi mi ona emin değilim. Düzeltiyorum. Düşürüldü mü ona emin değilim. Burada birazcık daha bekleyecek sanırım Honos. Çok rahat bir şekilde tek başına oynayabileceği bir pozisyonda değil. Ancak burada arabasını belki takım adına arabasını koruyabilir ama takım arkadaşları da şu anda artık buraya doğru geliyorlar. BMS kadrosu çok zorlanacak burada. Etiket kadrosu çünkü büyük bir ihtimalle burada olduklarını zaten net bir şekilde biliyor. Honos zaten aim'ini büyük bir ihtimalle o tarafa koymuştur. Ki zaten atışlar da gelmeye başladı. Evet Honos rahatlıkla düşürdü Erol'u. Yani kolay evet, kolay bir pozisyon çok rahat, oldu. Çok rahat. BMS'in zaten bir oyuncu kaybettiğinden bu savaş başlarken söz etmiştik. Üzerine oldukları hangarda belli olunca sıkıştılar. Etiketten bence temiz bir performans. Çok. İyi şekilde Georgiopoli bizim size de bırakmıyoruz mesajı geldi. Yani rahat oynadılar. Bir hasar bile almadılar zaten bu ikili 2'ye 4 savaşta. Ki bu da önemli bir şey. Herhangi bir nak olmaması. Etiket zaten pazar günü bizlere aslında ne kadar koordine oynayabileceğinin mesajlarını vermişti. Onlar da iyice ne artık işleri rayına oturtmaya başlamış gibi gözüküyor. Bayağı zor. Zorlayacak ekiplerden biri olacaktır buradaki geri kalan 19 ekibi etiket kadrosu. Yani bu yolda da devam ediyorlar şu anda. Hard kadrosu onlar da alacaklarını almışlardı zaten oyunun başında Special for Adana'dan. Şimdi onlar da iki oyuncuyla yani, rotasyondalar. Bir tarafta 4 skor diğer tarafta 3 skor. Kimsenin bence itirazı yok konuya. Tabii tabii tabii. Gayet net bir şekilde buraya acaba karşılaşacaklar mı ama hayır. Bayağı uzak. Ben şundan bahsedemedim. Evet. Keşke önümüzde olsaydı öyle anlatabilseydik. Oyun başındaki savaşta Hard ekibinin diğer takımla çarpışırken dezavantajlı olmasının sebebi şuydu. Oyuncuların adını unuttum. Haydi buyur. Dwayne. Dwayne bir oyuncunun solda düştüğünü diğerinin sağda olduğunu biliyordu. Kendisi de takım arkadaşıyla ortada olduğu için. Koşarsa ayak sesi gelebileceğinden evet. ötürü. Yani fark ettiysen
hard kadrosu arkadaşına gidemezken Dwayne hemen kaldırmaya başladı. Aynen. Ve yarım saniye belki tereddüt etmeseydi orada, yarım saniye daha riske atsaydı otomatik durum 2-1'e gelecekti. Bu hamlenin yapılmış olması benim çok hoşuma gitti. Evet. Yani orada vursam mı, vurmasam mı, pussam mı, pusmasam mı, böyle bu kararsızlıkları yaşamaktansa çok net kararını verdi. Çok net kararını verdi. Benim aradığım oyunlar yani kesinlikle bunlar. Champions Squad'dan bahsettik. Onlar Gatka'ya doğru yanaşmışlar. Oradaki evleri tamamen aldılar. Onun birazcık daha üzerinde dağın yanında bir tane drop görüyorum. Belki Kua ekibi gitmek isteyebilir ama haberleri var mı? O bile meçhul. Rhea yine aynı şekilde Gatka'nın hemen yan tarafındaki compound'lara doğru çökmüş durumda. Pochinki bölgesinden gelebilecek bir rotasyonu kısmen kesebilir. Love aslında şu an çok avantajlı bir yerde. Oradaki yani farklı farklı isimleri var o binanın ama hadi ben anten diyeyim. Anten bölgesine gittiğiniz zaman birçok yerle ilgili Gatka'nın içi, dağların altı, uzak taraftaki işte Georgiopol'dan gelen rotasyon hepsiyle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Ama henüz buna tam yönelmediler. Biraz daha böyle altta kalmayı seçtiler. Öndeki dağa çıkarlarsa iyi konumda olacaklar. Evet, çıkacaklardır da büyük bir ihtimalle. Deneyeceklerdir o şansı. Yani şu anda orada farmın hemen çıkışında, batısında çok ciddi bir kümelenme oldu. Yine artık 5 takım mı? Kayseri var, Jolly var. 2 takım daha var orada arada. Bir alan daha ortalığı. Hatta ortalığı harçif diyebileceğimiz bir alan aslında. Mad of 7 var. Jolly var, Kayseri var. Evet, bir ekip daha var sanırım. Göremiyorum şu anda. Tek gibi görebilsem rahatlayacağım. O kadar karışık ki yani isimler. Evet. Zaten o bile ne kadar aslında kalabalık olduğunu belli ediyor. O yüzden çok fazla bence tartışmaya evet, da gerek yok. Ben de zorladım kendimi, göreceğim. Hayır, görmeliyim dedim ama yani olmadı. Az sonra oradan evet, haberler gördüm, bize gelir. Quit'miş. Az sonra haberler gelir diyorduk. Hemen geldi. Jolly burada üzerine doğru ilerledi. Quit'in mi? Quit kaçtı. Bayağı özgüvenli bir baskıyla giriyorlar. Galiba sayı avantajı olduklarını fark ettiler. Quit'in bir oyuncusu şu anda düşürülmüş. Kaçmadılar. Yani Jolly yine de 3'e 2 böyle girmemeliydi. Derken yakın bir bomba. Hafız denemesini yaptı. Oradan sonrasında artık rahat oynamaları lazım. Bir kez daha denemeler geliyor. Hemen yan tarafa doğru çıkmıştı Can. Yani bir türlü o 7.62'ler tutmuyor. Şimdi Jolly'den destek geldi. Temiz bir oyunla beraber Can'ı indirmeyi başarıyorlar. Kulübenin arkasında son atışları da yapacaklar. Quit Squad eleniyor. Jolly'den özgüvenli bir oyun. 4 skorda onlara yazdık. Yani savaşlar fazla net değil mi Sinan? Çok. Hiç kimse öyle bir tereddütte değil yani. Tık 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 halledip işlerini devam ediyorlar evet, bu arada. 30 saniyenin üstünde fight görmedik neredeyse. Orada altılı evlerde bile hani biraz uzadı dediğimiz savaş böyle bir dakika sürdü. Yani anladın, ilk güne bakıyorum, bugüne bakıyorum. Yani bu kadar hızlı bir iyileşme ve bu kadar hızlı bir düzelim varsa bütün takımlar genelinde konuşuyorum. Yani gelecek haftayı ben hayal bile edemiyorum gerçekten. Evet, yakında zaten gördük, çoğu takımda 4'er 3'er çekmişler. Etiket zaten 4 puanla. Şu anda kimse haritada lider elde durumda etmedi, Jolly ile beraber. Evet. Herkes 4'er aldı. Herkes 4'er yani çekti. Kimse önde değil yani. Bu garip bir senaryo. Bu arada MAK kadrosu bayağı bir kötü bölgede. Bu evlerin de oraya öyle bir açısı var ki yani asla bırakmıyorlar sizi. MAK'a kolay gelsin. Benim diyecek başka hiçbir şeyim yok. Araca da binemiyorsunuz. Yani büyük ihtimalle Adrons'u gelip almaları lazım. Shrains diğer tarafta. Onun da canı çok az. Özgür'e bakıyor gibi işler ama onun da işi çok kolay değil. Açıkta zaten burada arkadaşı Macron, onu oradan almak hiç kolay değil. Yani araba çekeceksin, bir iki smoke atacaksın, araba patlayacak o sırada. Zaten o da düşürüldü. Galiba Özgür tek başına kaldı ya oyunda. Evet. Spesiali hemen üzerine gidiyor. Spesialeden de çok fazla bahsettik. Hatta ben onun röportajıyla ilgili bir şey söylemek istiyordum derken oraya doğru bir bomba geldi. Birazcık geri atmıştı bombayı ama bu sayede aslında istemeden de olsa yerini bilmiş oluyor ve spesiali ilk nakını alıyor bu sayede. Şimdi onu skora çevirebilecek mi? Takım arkadaşlarından zaten mermiler geldi. Kendi de üzerine doğru ilerleyecek. Bu oyundaki Speciale'nin ilk, Lux ekibinin ise ikinci skorunu bu sayede vermiş olacağız. Çalınır mı? Yok. Sexy aldı. Deadline burada Rhea'yla. Bu ayine kaliteli ekiplerden bir tanesiydi ama Deadline çok kötü konumda kalabilir. Birazcık fazla özgüvenli oyun sonrasında. Şöyle bir durum var yani. Düştüğünüzde açıktasınız. Baskı avantajını veriyorsunuz. Yapmaması lazım. Ya da burada. Penguin tam ben ya. Savaş dönüyor arada çaktırmadan. Loot'tan bir şeyler evet. O hemen araklıyor yani. Abi mermim bitmişti. Mermi alıyordum ama yan tarafta 340 da. 340 tane 7.62.
Yanında da böyle 3 level yeleği cebe indirmiş falan. Hiç affetmiyor. Sert bir alan. Şöyle sert bir alan. Oynaması aslında birazcık daha zorlu. Evet. Coğrafi şekillerin her örneği bulunduğu var için biz bayağı eğleneceğiz izlerken. Takımlara kolay gelsin. Lux güzel bölgede. Tam ortada kaldılar. Diğer tarafta Pochinki'yi artık kimsenin kullanmadığını görüyoruz. Pochinki'nin alt tarafındaki dağ yine kıymete biniyor. Oradan adım adım oynamak bir seçenek. Yine Love ekibi için sanırım az önce Batı'da konuşmuştuk. Onlar yine adım adım oynamayı seçebilirler. Buralar güzel. Güzel gayet. Love çoktan gelmiş bile galiba. Yok evet evet kenarda aynı. Kenardan gelmişler. Yani ki zaten hep söylüyoruz genelde takımlar köşeyi sevdikleri için artık ben köşeye gelmiş takımı ortaya gelmiş sayıyorum artık bu turnuvada. Genel olarak zaten tercihleri takımların köşelerde oynamak oluyor bu turnuva baz alınacak olursa. Yani tabii yine ortalarda kalmayı tercih eden ekipler oluyor ama köşede kalmaya tercih ekiplere nazaran çok daha az bir sayı olduğunu görüyoruz bunun zaten. Yani burayı evet. da açmak çok kolay olmayacak yani. R'den bir oyuncu düşürseniz bageleri atlanıp basılır. Hı hı. Ama yani R'de o kadar açık verecek mi, öyle bir açıya sahip olacak mı Kuva belli değil gibi gösteriyor. Ki R'de böyle pek bir tane daha nakve vermeye meyilliymiş gibi durmuyor. Orası birazcık en azından kilitlenecek gibi gözüküyor Kuva adına. Ya da artık işte araçlara atlayıp bir hareket yapmaları lazım R'nin üzerine. Çünkü R'ye pek açık verecekmiş gibi durmuyor. Araçlara atlayıp basmak en iyi tercih olabilir şu anda Kuva adına. Ya da burada sabırla bekleyip sonraki alanı görüp ona göre bir oyun haritası çizmek belki de daha iyi olabilir onlar adına. Aynen öyle. Hard bu arada bakmaya devam ediyor. 3 skor aldıktan sonra birazcık sakinlediler. Derken sen bunları söylediğin saniyelerde Love ve Rhea zaten evet. aksiyona girişti. Onlar hemen aksiyona girişti. Bir de bölgeden alakasız böyle bir geçen kartal var. O öyle süzüleceğim derken kanadın biri kırıldı ama yine de uçmaya devam ediyor. Tek oyuncu kaybettiler değil mi? Evet. Galiba Scarlett'o muydu? Ben yanlış görmüş olmayayım derken feda bitirildi. Evet. Onun bilgisini tam alamadık. Türiden Moralzio da genel olarak iyi bir performans ortaya koyuyor. Turnuva genelinde takım adına önemli bir isim kesinlikle. Güzel de bir noktada şu anda Jolly ekibi BenQ ve Hafız'la birlikte Hard'ın gerçekten üstüne çökmüş durumdalar. Yani pek oradan çıkmaya ihtiyacı olmayacak Hard'ın belki de bu alan ve bundan bir sonraki alan ama yani bir noktada çıkmak isterlerse onları burada çok tatsız bir sürpriz bekliyor olacak kesinlikle. Yani ben Hard'ın bundan haberdar olduğundan bile emin değilim. Jolly o kadar araçlarla yaklaşmadı çünkü oraya kadar. Hard için kötü bir son olabilir ama onlar da yani gerçekten burada kimse yokmuş izlenimi vermeye devam ediyorlar evlerin içinde yatarak. Çıkmaya da gerek kalmamış onlar adına. Sinan bu evet. alan bu arada takımların hepsinin çok net bildiği. Ama yani, hiç sevmediği. Genelde çok sevmezsiniz. Şöyle evet. avantajlıysan çok seversin. Evet tabii tabii. Biraz avantajsızsan da nefret ettirir bu alan kendinden. Cover alabileceğin yer yok, ev yok, ağaç yok, iki tane saman balyasının arkasında abi bende smoke bitti sen at falan ben sana bir dahaki maçta vereyim. Böyle borçlanmalar takım arkadaşlarına. Birazcık dert derken Champion Squad çok yaklaşmış oraya doğru. Kayseri ekibi de bir yandan Pochinki Dağı'nda drop'unu alıyordu. Hardcore araca doğru bir spray ne yazık ki çok başarılı değil. Mad of Seven yine de açıkta yakalanacak burada. QX'i kaybediyorlar. Hızla bitirildi. Artık Mad of Seven'ın son oyuncusu Connor Kurt kaldı geriye. Yani QX ve Blank zaten düşmüşlerdi. X'in bu arada düşüşünü yani biraz acı şekilde izledik. Evet. Sıkıntısı onun da şu anda araçsız biraz ters bir yerde kalmış olması. Bence tek avantajı o dağda kimsenin durmayacak ve bütün takımların aşağıya inecek olması. Oy. Orada da etiket takımı ciddi bir sprey aldı Jolly'den ama istediklerine ulaştılar. Uf burada Hard. Hemen skorları çekecek. Evet. Tağdan rahat bir oyun. 2 puanı alıyor. Deadline de yavaş yavaş başlamış. Love'ın biraz problemli olduğunu söyleyebiliriz şimdilik. Yanlış görmeysem ikinci oyuncuları da düştü bu arada. Keyfit'ten takip etmiştim ama emin olamadım. Burada deep'e doğru. Yani her an bir atış gelebilir.
cover'da gibi gözüküyorsunuz ama bir yandan yeriniz biliniyor derken daha onun üzerine doğru çıktı. Deep'ten mükemmel bir cevap geliyor. Son saniyede bir canlı hayatta kalsa bile en azından ölmeden önce skoru almayı başardı. Number One elenirken onlar için bir teselli puanı yazıyor olacağız. Hard ekip ise oyuna aldıkları skor puanlarıyla gereğinden fazlasında bir temizlikte devam ediyor. Çok iyi konumdalar ya şu an. Çok ya, o evler o kadar kıymetli ki bu alanda. Müthiş kıymetli. Araçları var mı bilmiyorum. Etiket iki oyuncusunu kaybetmiş. 5 skorları var artık sıralamada 10'unculuğa kadar gelmiş olsalar bile. Daha fazlasını almaları lazım. Çok çok istedikleri puan bence bu değil. Değil, evet. Zaten evler bayağı bir kıymete binmişti. Hani orası böyle... Quantum'da hızlı değerlendi bu arada. Gitgide değerleniyor. Artık sadece 9 takım kaldı. Yani Etiket, Lux gibi ekiplerin de aslında iştahı birazcık açması gerekiyor Quantum'da, evet, gidişiyle beraber ama... Yani Sinan, burada... Çok önemli 3-4 tane spot var. İşte bu evler. Hemen karşıdaki evler. Üst tarafta şu an hangi takım var tam göremiyorum haritanın kuzeydoğusunda. Aradaki o birkaç kulübe. Bunları aldığınız zaman rahat ediyorsunuz. Şu an evlerde zaten savaş dönecek. Orası rahat değil. Onu geçelim. Ama takımların farkında olmadığı şey yine alanın ortası bomboş. Evet. Yine o kulübeler, o çukurlar, oradaki yer şekilleri, yani gidip aracınızı vurup İki alan daha rahat edebilirsiniz ama ekipler bunu yine yapmıyor. Herkes yine kenarda. Sen az önce zaten çok net söylemiştin. Yani takımlar alana girdikleri anda kendilerini ortada sayıyorlar. Böyle olunca da yani Champions Squad'a bakar mısın? Bam. İşte alanda, evet, yani ödüllendirdi onları. At koşturursun orada. Oyun ödüllendiriyor ama her zaman. İşte hep soruluyor böyle, işte niye hep ortadaki takıma harcayıp, bence oyunun kendine özel bir ödüllendirme mekanizması bile olabilir kimsenin bilmediği yazılımında. Çünkü genel olarak bu gerçekleşiyor. Şimdi çok öne geçtiler bir anda. Ya herkesin vardır ya. Şu araziler zamanında dedemimmiş de satmış. Aynen. Gibi. Orada değerlenen araziler gibi bu evler gitgide değerlendi. Evet. Alan bir kez daha oraya veriyor. Ve şu anda burayı kim kazanırsa büyük ihtimalle yanına da 5-6 tane skor puanını alır. Evlerdeki oyuncuları vurur. Bedava açıktan da 2 skoru minimum alacaktır. Yani en kötü ihtimalle sizi 7.liğe, 8.liğe ve 10-15 puana taşıyacak orası. Tabii. Lux yavaş yavaş içeriye doğru girmek istiyordu. Spesiale'den güzel bir cover fire geldi. Burada Champion Squad'a darbeyi vurdular ama Hoodie'yi hemen düşürmeleri pek mümkün değil gibi. Spesiale'den birazcık agresif oyun gelecek şu anda. Kendisini yere attı. Biraz agresif deme sebebim şu: galiba sürünüp sürünüp bomba deneyecek. Yanlış sezmediysem. İşte evet, 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 evet. Hemen geriye doğru döndü. Ama başarılı olmadı bomba. Yapabilir mi? Hocaya bir mermi daha lazım, o mermi gelmiyor. Yani spesiale bombasıyla beraber Hoodie'yi aldı. Biraz geç patlamış o bomba. Sanırım sen erken konuşmuş oldun. Bir de üzerine geri dönüp cevap veriyor. Yani işte eski pro olmanın avantajları. Avantajları. Kaliteli oyun. Çok kaliteli oyun. Tek başına iki oyuncuyu da darlıyordu. Sexy'den benzer bir şey görebilirdik ama göremedik. Hoca bu sefer döndü, cevabını verdi. Spawn'a doğru sürünürken bir yandan tabii yeri belli olduğu için istemsizce takım arkadaşını da riske atacak. Onos, Ragnar'ı indirmiş. Kartal galiba 2 oyuncu mu kaybetti ya da 3 oyuncu? Hoca da düştü. Hocanın oradan kaldırması mümkün değil artık. Yok, hocayı bıraktı. Evet, hocayı unuttuk. Ama yine de Champions Squad ilk onda işte. Baksana, yani alana dağıldıkları için rahatlar. Geçen sefer hangi takımla ilgili konuşmuştuk? World of Honor's mıydı aynı pozisyon? Ama buradan çıkmamak lazımdı. Evet, WoW'du. Vizesi, evet, girmişti kulübe. Oradaki işte birazcık böyle arkada, evet, kalan oyuncu gibi. Kim kalmıştı hatırlamıyorum ama EMEA Ligi'nde. Enjoy. Enjoy mu kalmış? Evet. Yani Enjoy'un görevi gibi bir görev verdiler ona şu anda ama yani o kadar rahat oynayabildikleri bir alan değil ne yazık ki şu anda bu. İki oyuncu kaybetti çünkü Champions Squad. Ve çok avantajlı yerden bir anda zor bir noktaya düştüler. Ve yine ciddi bir takım yoğunluğu var bu arada. Beşinci alan kapanıyor artık. Evlerde 3 ekip sayıyorum, evet, şu an yanlış desem. Ya da belki 4. Bir sonraki alan çok belirleyici olacak şu anda. Roxy aldı. Mad of Seven'de elendi böylelikle. Ama onlar zaten gidiciydi yani. Zordan gelmişlerdi bayağı. Tek oyuncu kalmışsınız, alan bu kadar açığa vermiş, aracınız var ya da yok hiç fark etmiyor. Zorlu bir konu. Güzel denemeler. Dedik ama işte eve geçtiğinizde yaptığınız tek şey bu. Bir daha ellere verdi, bir daha ellere, evet, verdi. Kediye bakar mısın? Allah aşkına biri vursun, evet, ya. Tamam. Yalvarıyorum biri vursun yani, ne olur. Bu kadar bedava gitmemeli bu skorlar. Oraxi'yi gördü. Hayalindeki oyunu yaşıyor kedi şu anda. Evet, evet. PUBG'de dönüyor, bir R'ye sıkıyor. Evet.
Aynen, oradan Champions Squad'a bakıyor. Hop bir an tarafta Lux işte, varmış. EMEA'da kulenin tepesine çıkıp herkese sıkan evet. oyuncu vardı. Onun gibi şu anda. Hayalimdeki oyun. Ben hiç böyle bir şey yaşayamadım burada. Denk gelmedi yani. Bir yere yatayım oradan 5-6 takıma sıkayım. Müthiş. Lux orada kalmış. Lux galibiyete gidiyor galiba Sinan bu arada çaktırmadan. Derken Kartallar elenecek. Ve artık sadece 7 takım hayatta. Ben galibiyete gidiyorlar dedim. Lux orada 22-22 hasarları aldı. Yine de düşmüyor. Kedi çok rahat oynuyor. Ya ben iki oyuncu kalmışken bu kadar rahat oynamasına hayret ediyorum. Ve yanlarında da Skoff var. Ama işte birazcık yani hem Hard'ın hem de Jolly'nin suçu o kadar kedinin rahat rahat sıkabiliyor olması. Kedi baktı şöyle bir 4x spray başarılı. Hard orayı almak istemişti işte rahat oynatmak istememişlerdi ama Onos kedi ikilisi hemen hiç bize bulaşmayın işinize bakın. Zaten kedi orada yatıyor yukarıda. Evet. Onos da arkasını kolluyor. Önden biri gelse zaten kedi ya görecek ya da sesini alacak çok rahat bir şekilde. Zor olmuyor. Güzel bir takım dayanışması şu anda. Bir skor daha çekti Honos. Shadow skorunu. Benim merak ettiğim şimdi burada sislerin arasından çıkabiliyorlar mı acaba kulübede? Çünkü Lux çok iyi gidiyor. Çok kontrollü gidiyor. Devamını getirir mi? Döndü şöyle bir. Lütfen beni bırakın spreyi Doğa ama evet, bırakmayacaklar moralsi. Bir bırakır gibi yaptılar böyle bir. Bir sıkmadılar bir 2-3 saniye. Bir durdu. Bir garanti aldı çünkü iyi dönüş gelmişti orada. Champions Squad avantaj dememize rağmen burada 5. olarak oyuna veda ediyor. Oradan belli bir sıralama puanı aldılar. Düzeltiyorum 6. olarak. Jolly ekibinin şu anda aslında konumu çok temiz. 9 skorları var. Dağlardan geldiler. Eve girdiler. 4 oyuncu hayatta kaldılar. Evin çıkışını bile alabilirler şu anda. Evet. Etiket 2 oyuncu. Yanlış görmediysem Hard 1 oyuncu. Ya 1 ya 2 evet ya 1 ya 2. 2'li birini aldılar. Evet gerçi Skoff kaldı. Yani Lux'ın açıkta kalacağını biliyoruz. Kısmen açıkta. Hani Alan evet. çok hard shift vermezse. Ben çok avantajlı görüyorum onları şu an. Yani bakalım hala da şeyde olduğu için, ev grubunda olduğu için şu anki alan. Söyleyecek de bir şey yok. Şimdi 7. alanı görmekte lazım. Drop da düştü bir tane. Senin en sevdiğin droplardan. Herkes görebiliyor, kimse gidemiyor. Cover drop evet, canım. Cover orada drop. Bahane belli. Abi ben drop'a cover alıyorum. Seviye 3'ü çekip. Araçla drop'u kafalarsın. Düz oyunda. Burada yemez. Aklını alırlar burada yani. Tabii tabii. Direkt. Drop'a giderken 3 kere yani. Ağzının çatına vururlar tabii, burada tabii. Gerçekten. Koşuyla çıkmaya çalışacaklar. Burada yani Lux'ın neyi seçeceği de çok önemli aslında. Ya çünkü genel olarak buradaki 3 ekipte çıkmak durumunda kalınca aynı anda çıkmak durumunda kalacaklar ve yani Lux'ın burada hangi takıma sıkmayı seçeceği çok önemli. Eğer Jolly'den birilerini çekmeye çalışırlarsa o karambol içerisinde tabi bunu bilmiyor olacaklar hangi takım 4 kişi ne oluyor. Lux çok avantajlı bir konuma geçebilir iki takımın orada. İyi alan bence. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Yani vuran alsın alanı. Evet. Ya bu başka hiçbir şey değil. Sonunda birileri kediyi gördü. Jolly buraya doğru oynamış. Üstelik 4 oyuncuyla birlikte giriyorlar. Skoff bu karmaşada kendisini çıkartabilir. Skoff'u düşürmeleri birazcık kafayı da karıştırabilir. 3 kişi üzerine gittiler. Orada BenQ ile birlikte Skoff'u alacaklar. Sonrasında hemen etiketten cevap geldi. Bir oyuncu indirip pozisyonu 4'e 2 yerine 3'e 2 oynamak istiyorlar. Morazi içeri doğru devam ederken Horos'a gelen mermiler. Etkili. Kediye gelen mermiler. Etkili. Etiket. Bu sayede ikinciliği garantilemiş oldu. Artık tek rakipleri Lux. Yanlış görmediysem, düzeltiyorum. Jolly ikinciliği garantilemiş oldu ve tek rakipleri Lux. Yanlış değilsem galiba oyundaki en fazla skora şu an Jolly ekibi sahip. Oo büyük hata. Genel aa. Sıralamada. Morais'in son anda atladı değil mi? Evet. Hayatta kaldı. İyi bir oyun gelmişti. Etiket de hiç fena eğlenmemiş bu arada. Evet, üçüncü evet. sırada ve 10 puanla eleniyorsunuz. Müthiş iş ya. 20 puan demek tek oyunda. Gayet temiz, gayet temiz. Beklenenin aksine gerçekten efsane skor puanları geldi. Takımlar bir şeyleri çözmüş. Profesyonel ekipler veya daha önceden tecrübe sahibi takımlar kendisini şu an çok daha net gösteriyor. Skorları topluyor. Kime yazıyorsun galibiyeti? Yani buradan bakınca... Alanın ortaya kapattığını düşün. Yani sayı avantajı var Jolly'nin. Jolly gibi geliyor bana ama. Ben de Jolly diyeceğim evet. gibi. Yani biraz böyle küçükten bir cover avantajları da var evet, ama. Evet var. Lux çok kontrollü oynuyor. Benim de aklıma o çeliyor. Tam olarak aynı ikilemi yaşamışız bu arada. Evet ya bir de Rux'in ya bakar mısın? Rux böyle konumu, evet. o aradaki yolu olmasa daha gidecek yani Jolly'nin içine doğru. Tabii tabii. Ama yine görecektir orada görüşü olacaktır. BenQ. Araç patlatıldı yakın mesafe. Azere güzel bir hasar. Tabii yenileyebilir şu anda.
Roxy'yi belli etmiş evet, mi ya? Evet, tamam. Tamam, şu anda net olarak almaları lazım ama Roxy'den hemen bir cevap. Yerimi belli ettim çünkü sizden korkum yok cevabı. Laksa acaba galibiyet getirir mi? Pozisyon bir kez daha 3'e 3. Roxy'yi saysak mı saymasak mı bilmiyorum. 3'e 2.5. Yani kabul müdür? Sayabilirsin. Her zaman ben sayıyorum bir canı olsa bile oyuncunun çünkü bir HS. Evet. Her şey bir HS. Zaten hafıza indirildi yani. Laksa işte alan kontrolünü şu an güzel kullandı. İyi şekilde süründüler ama Roxy fazla gösterince kendisini. Affedilmiyor tabii ki. Seksi o drop'a doğru, cover drop'una doğru koşusunu yapacak. Moralesi'nin olduğu alana doğru gidecek. Ama ona gelen mermiler ne yazık ki o drop'a geçmesini engelliyor. Sadece hayatta kalabilir. Çok fazla yapacak bir şey yok. Spron son bombalarını, son denemelerini yapıyor. En kötü ihtimalle gitmeden skorları almak istiyor. Güzel bir hasar. Alan kime daha önce gelecek? Galiba Hazer. Kendi yerini belli etti. Spron da çaktırmadan böyle son saniyeye kadar bekliyor. Kaldırmayı deneyecek Spron'dan. Bir deneme. İlkini güzel şekilde gördü. Moralesi'nin üzerine doğru gitti ama. Luxy Sports elenirken burada Jolly'ye biz galibiyeti yazıyor olacağız. Neredeyse alabilirdi. Evet. Neredeyse. Yani Sinan. İlk 3 sıradaki takımlara bakıyorum. 10 skordan azalan yok. Tamam silah var, bomba var. Okey ama... Kana susamışlığa bu kadar gerek var mıydı? Ya belliydi ama şöyle ilk üçün ayrılacağı, ilk dördün belki de ayrılabileceği bir haftaya girdik artık. Yani bu tarz grup aşamalarında böyle geçiyor işler çünkü. Bir üçlü dörtlü kendini ayırır, devam ederler ama tabii ki de bu şu demek olmuyor. Final haftasında bu üçlü dörtlü bu iş yola devam edecek demek olmuyor yani. İşi sağlama aldıklarını gösteriyor ama yani birazcık da haylaz sınıfların yaramaz çocukları olur. Son anda girerler. Evet. Ondan sonra da finallerdeyiz deyip bir bakmışsın ilk üçe girerler. Bu tarz sürpriz yapabilecek ekipler de çok fazla ama yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla bu maçtan da sonra belli bir üçlü dörtlü olacak. Bunların arasında dönecek bir hikaye varmış gibi gözüküyor. Yani en azından işlerini doğru yapan Etiket var. Evet. Jolly bu maç çok düzgün oynadı senin de belirttiğin gibi. Dağdan geldiler, bir sürü skor aldılar ve o evlere girene kadar bile bir kayıp yaşamadan o evlerden çıkıp sonra galibiyet almaları gayet ciddi bir olay. Öbür taraflara bakıyorsun, Champions Squad senin dediğin gibi güzel işler yapıyor. Quantum'dan zaten bir beklentiler var. Kafadan zaten 4 takım saydım ki benim aklıma gelebilecek 2-3 takım daha var şu anda bu performansı ortaya koyabilecek. Hard kadrosunu bile bence konuşabiliriz. Evet, evet, şöyle evet. Konuşabiliriz, maçın başında elenebilirlerdi ya da 2 oyuncu belki 1 oyuncu kalabilirlerdi. Zorla bir savaş çevirip, iki oyuncusu yerdeyken bir oyuncu son anda gelip savaşı çevirip oradan bu noktaya kadar, oyun sonuna kadar gelebildiler. Yani her zaman diyoruz işte o bir mermi atılmadığında, bir mermiden kurtulmayı başardığınızda 15 puan, puan. Gelir. Gelir mi gelir, belli olmaz. Ve temiz bir oyun olduğunu düşünüyorum ben en azından Erengel haritası açısından. Yani günün ilerleyen karşılaşmalarında işler daha da kızışacak. Özellikle Sanoku çok heyecanla beklediğimi söylemiştim. Champions Squad bize bugün belki istediğimiz maçı tam anlamıyla vermedi çabuk elendikleri için ama yine de iyi performans tabii. sergiledi. Onların yanında 3-4 takım daha görmek tabii ki hep, bence çok güzel. Yani bir de zaten şöyle bir şey var Anıl, yani stabiliteden biz bahsediyoruz ama yani bu bizim beklediğimiz, istediğimiz stabiliteyi bize üst düzey çok büyük profesyonel takımlar bile veremiyorken zaten burada da her maçta zaten insanların ezmelerini beklemekte zaten çok mantıklı gelmiyor zaten. Evet. Ve artık yavaş yavaş analiz masasına geçme vakti geldi. Acaba onlar neler söyleyecek? Sizdeyiz Ali Can. Anıl çok teşekkürler. Groove Jolly ekibi 3. haritasını kazandı. Şu ana kadar zaten galibiyetleri olan 2 harita mevcuttu ve 3'e yükselterek bu sayıyı bu alanda 1. durumdalar. Gayet iyi, pozitif bir oyun ortaya koyuyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 15 killleri var beyler. Güzel bir Erengel haritasını geride bıraktığımızı düşünüyorum. Tek aslında şikayetim şu olabilir, aynı takımlar yine potadaydı. Evet. İlk 8 potasındaydı. Şöyle bir maçın başlangıcında başarılı olan takımlar vardı. Sencer, senden şöyle bir maça nasıl başladık? Özetini istiyorum. Maça aslında çok hızlı fightlarla başladık. Sinan'ların da belirttiği gibi ilk 3 tane fight ortalama 1 dakika sürdü hepsi. Çok hızlı mücadeleler izledik. Aslında Erengel haritası büyük bir harita. Coverların daha iyi alınabileceği harita. Burada hani bu kadar hızlı fightların olması beni açıkçası şaşırttı. Evet, belki zannediyorum 2 takım. Hardy Sports evet. ve Etiket killerle başlamışlardı. Ya aslında biraz burada şöyle başlamak istiyorum Sencer'e ek olarak. İlk hafta
maçlarını hatırlayacak olursak evet. genelde taraflar birbirleriyle erken mücadelelerden biraz çekince gösteriyordu. Bunun en büyük nedenlerinden biri puan kaybetme korkusu. Ve yanlış hatalı kararlar verilirse oradan direkt elenme ve potanın dışında kalma korkusu. Burada biraz daha işlerin toparlandığını özellikle bazı takımların Hardy Sports'un üzerine bir de sanırım bir takım daha vardı. Etiket BMS'in evet. üzerine gitmişlerdi. Special for Adana ve BMS kil çıkaramadan sanıyorum zaten elendiler. Özellikle hani Hardy Sports sıkıntıya da düşebilirdi. BMS'in düzeltiyorum. Orada Dwayne Special for Adana'dan 3 kişilerdi. 3 kişi olmasalardı belki Hardy Sports oyuna veda edebilirdi. İyi bir başlangıç. İşlerin biraz daha toparlandığını görüyoruz. Ya Etiket oyunun ortalarına doğru 2 kişi kalmış olmasına rağmen 3. bitirmiş olmaları mucize. Evet, bir yandan tabii tekrarları, önemli anların tekrarlarını izleme fırsatı buluyoruz yine ekranlarınızda. Tabii ki güzel fightlar vardı. İlk 3 Crew Jolie. Ardından hemen gelen takım Lux Esports'tu ki Lux Esports'dan da biraz bahsetmek lazım. Çok iyi bir giriş yapmışlardı lig aşamasında ilk günlerde. Fakat geçtiğimiz pazar günleri çok fazla puan toparlayamamışlardı. Evet, birinci girdikleri güne açıkçası aynı avantajı koruyarak devam edemediler. Ya altıncı çıktılar. Altıncı mı? Evet yani. Altıncı çıktılar evet. oradan yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ve tekrar burada en azından ilk ikiye girmek onlar adına iyi bir haber. Alican aslında Lux'ın o sıra birinciliğe çıkarkenki hikayesinde böyle bugün Jolie'nin aldığı gibi, Quantum'un aldığı gibi yüksek killi birincilikler yoktu ama stabil bir şekilde ilk 5'teki performansları aldığı killer onları o birinciliğe taşımıştı. Evet. Bugün biraz şanssızlardı yine onlar da. Evet, bu arada genel puan tablosundan önce tabii ki geçtiğimiz haritanın puan tablosunu görüyoruz. Birinci Crew Jolie ekibi toplamda 30 puana sahip oldu. Etiket 20 puan alıyor. Yani 15 kill, 10 kill. Sonra Lux Esports'tan gelen 8 kill ile onlar 3. pozisyondalar ama Etiket Esports'ta 2 ve 3.lük pozisyonlarını paylaşıyorlar. 20'şer puanla yine Hardy Esports 14. iken burada Real Mardin'in de ilk 5 potasına girdiğini görüyoruz ki bu onlar adına güzel bir haber. Evet. Hem Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hem de Doğu Anadolu bölgesindeki takımlarımız yavaş yavaş çıkış yapmaya başladılar. Evet. Sevindirici haberler. İyi kapatamamışlardı ilk günü, ilk haftanın ilk gününü ama ikinci hafta itibariyle iyi gözüküyor onlar da. İlk haftanın son günü aslında fena bir performans gelmemişti ve günün sıralamasıyla birlikte şimdi genel sıralamada ekranda Crew Jolie birinci sırada gözüküyor. Bir Sanok, bir Miramar galibiyetleri vardı hatırladığım kadarıyla. Bir de Erangel eklediler. Ya Lux Esports'tan zaten evet. bahsettin. Özellikle oyunun orta safhasında alan onların istemediği bir noktaya gittiğinde Speciale'nin gerçekten orada eski profesyonel olmasının vermiş olduğu avantaj iyi bir oyunu evet. ortaya koydu. Bu arada son dördü de biraz bakmak istiyorum. Lavita, BMS, Quid Squad, Kartallar. Son dörtteki takım biliyorsunuz final aşamasına giderken eğleniyor. Bu potaya yakın başka takımlar da var. Özellikle Kartalların işi çok zor gibi duruyor zaten. Bu potaya yakın olan takımların bir an önce haritalardan değerli puanlar alması gerekecek. Tabii ki biraz erken, hani aceleye çok mahal yok. Evet. Ama en azından rakiplerini ürkütmek için ve işlerinizi son haftaya bırakmak istemezsiniz. O gerilimi hissetmek istemezsiniz. Artık ikinci haftadayız. Biraz önem vermek gerekiyor. Alican aslında belki az önce dedi takımlar biraz daha alışıyor dedi ve bunun sürecinde hızlı fightlarda görmeye başlayacağız. Aslında bu hızlı fightlarla birlikte alt potanın da değişeceği çok aşikar. Çünkü hızlı alınan lose'lar, hızlı yok olan takımlar sıfır puanla haritayı noktalıyor ve bu da alt takımlar için bir şans olmuş oluyor aslında. Bu oynanan Erangel haritasında aslında elenen takımlara baktığımız zaman orta sıralardaki takımlar bunların da gitgide değişeceğini göreceğiz. Evet, bir meydan muharebesiyle aslında Erangel haritasını kapattık. Yine bir düzlüğe, sadece bir tane kampandın olduğu yere kapanmıştı evet, alan hatırlıyorsun. Evet. Ve burada bir kampandın içerisinde bir 3-4 takım hatırlıyorum. 3 takım vardı evet. En az. Bunlar, o takımlar da zaten sonlara doğru geldiler. Evet, bunlardan biri Crew Jolie. O kampanda en son gelen takım. Aslında oraya kadar gelmiş olmaları bile mücizeyken oradan çıkıp bir de birinci olmaları farklı. Yani başlı başına bir ciddiyet. O başarı hikayesi. Sinan'ın da bahsettiği gibi. Aynı şekilde orada hemen hangarın sol tarafında bir takım var. Bu iki oyunculu Etiket. Hangarın içinde ve sağ tarafında iki oyunculu bir takım daha vardı. Hardy Sports. Ya orada Etiket killleri çıkarmaya devam ediyor. Kedi sanırım 6 ya da 7 kille kapattı oyunu. Bu kadar açıklık vermemeli lazımdı belki de. Hardy Sports'un biraz daha önceden hareket edip orayı biraz daha hızlı temizlemesi oyunun en azından 3. ya da 2. bitirmesine olanak sağlayabilirdi. Evet, ara ara bahsediyoruz. Tanıdığımız, aşina olduğumuz oyuncular var. Ymir onlardan bir tanesi. Punisher
onlardan bir tanesi ve spesiyal onlardan bir tanesi. Nereden tanıyoruz? Tabii ki yaptığımız röportajlardan bu isimlere aşina oluyoruz. Yine bir röportajımız var. Ardından tekrar birlikte olacağız. Favori atlama noktanız neresi? Military. Rozok. Uçağın rotasının geçtiği yere bağlı. Hani uçak rotası nereden geçiyorsa ona yakın yerlere atlamayı daha tercih ederim. En çok Severny bölgesine atlamayı seviyoruz. Orada kendimize bayağı da güveniyoruz bu konuda. Erangel haritasında konuşacak olursak Severny'ye atlamayı çok seviyorum. Çünkü hani üst taraftan rotasyonu daha rahat oluyor benim için. Yakında çok büyük risk eden spotlar yok. O yüzden bana daha rahat geliyor. Bootcamp'in La Cavita. Favori atlama noktamız zaten main bölgelerimizi belirledik. George Pool, Nova, Erangel haritasında atlayacağız. Miram haritasında Pecado. Sano haritasında Hatin tarafındaki Compound'lar. Weekend haritasında Podvostok. Benim favori atlama noktam Weekend'de Gorokan. Herkesin olduğu gibi Erangel'da klasik Nova, ondan sonra George Pool. Ama bizim main'imiz Milta, yani daha çok seviyorum Milta'yı. Miramar'da Hacı'yı çok seviyorum. Tam haritanın ortası, araç sıkıntısı yok. Bluetooth da gayet iyi. Public'te genelde oraya attırıyorum ama turnuvalarda bu değişiyor tabii ki, hani takımlara göre, rakiplerin mainlerine göre kendi taktiğimizi oluşturup farklı yerde atlanabiliyor. Ama tabii ki hacı, yani hem aracı var hem loot'u var, gayet iyi. Favori silahınız nedir? Hakeme. Favori silahım M416, çünkü daha sekiyor diğer silahlara göre. Daha da iyi hasar veriyor hani sprey falan atınca. M416. Favori silahım tartışmasız M4 yani. Favori silahım M249. Drop silahı olduğu için M249. Tabii ki de M4. M416. Favori silahım tabii ki M416 olarak düşünüyorum. Favori silahım Uzi. Ben KNT'yi seven bir oyuncuyum. Hem de çok iyi kullandığımı düşünüyorum. Özellikle mini olsun, Kar98 olsun. Bu iki silahı çok seviyorum. Bir otomatik, bir KNT kullanmayı çok seviyorum. Oyunculuğunu en iyi tanımlayan kelime nedir? Temkinli. Sakin, çünkü hani adam görünce birden rush atmıyorum. Sakin davranıyorum ona göre. Adamın nerede olduğunu falan, nerede olacağını ya da nasıl yapacağımı önce bir mantıklı düşünüyorum. Ona göre davranıyorum. Agresif. Temkinli desek daha doğru olur yani. Çünkü çok info isteyen ve çok infolu oynayan bir oyuncu. Sakin oynamayı tercih ediyorum. Çok fazla heyecan yapmamaya çalışıyorum oyun içinde. Böyle söyleyeyim, yeri geldiğinde hani agresif oynayabiliyorum yeri geldi ama çoğu zaman support oynamayı tercih ediyorum. Ben genel olarak yani taktik olarak oynuyorum. Hani sabırlı beklerim. Hani pek agresif bir oyuncu değilim. Bana en çok kızılan nokta olduğu için agresif diyeyim. Biraz daha rush oynamayı sevdiğim için açıkta da kalabiliyorum yani. Ligde de arkadaşlar bu yüzden vurursanız sevinirim yani. En büyük avantajınız olur bana karşı. Beni tanımlayan mantıklı oynamam. Şöyle söyleyeyim, çok soğukkanlı bir insandır oyun içinde. Ama aslında tam tersi, real hayatında çok agresif, çok sinirli bir insandır. Ama oyunda ne olursa olsun, isterse 20 kişi etrafımı sarsın, işte bombalar yağsın, yani sanki böyle dünya umurundaymış gibi çok soğukkanlı kalabiliyorum. Oyun esnasında sahip olduğunuz bir alışkanlığınız veya bir takıntınız var mı? Yarjörümdeki mermi bir azalınca değiştirecek zorunluluğu hissediyorum kendimde. Takıntım hani bazı arkadaşlarım direkt rush atıyor ya da şey yapıyor. Böyle bir takıntım var. Ben hani fazla rush atılmasını sevmiyorum. Ya da fazla direkt adamlara çatışılmasını sevmiyorum. Ama bunlar da yere göre bağlı hani. Puan kaslarken ayrı davranıyoruz. Normal oynayınca ayrı davranıyoruz. Sürekli arabalara kötü park etmek veya kötü sürmek konusunda çok iyiyim. Alışkanlığım yok herhalde ya, bildiğim kadarıyla. Ya aklıma gelmiyor şu an. Enerji içeceği toplamak. Kendimi güvende hissediyorum oğlum. Enerji içeceğini çoğunlukla kullanmayı tercih ediyorum. Alışkanlığım oynarken uzanarak oynamam gerekiyor. Oturarak oynayamıyorum. Sürekli tekrarlıyorum bir şeyleri. Yani takım arkadaşlarıma söylerken mesela şunu yap, şunu yap, şunu yap. Yani sürekli tekrarlama şeyim var. Şöyle bir takıntım var. Parmaklarım kayması lazım. Yani en büyük alışkanlığım parmak eliyonu ve pudra. İkisi olmazsa oynamam hayatta. Kontroller. Çok takıntılıyım kontrolleri. Sürekli değiştiriyorum. Neredeyse belki günde 2 kere, günde 3 kere sürekli kontrol değiştiriyorum. Çok takıntılıyım o konuda. Oyun esnasında sahip olduğum bir alışkanlığım veya takıntım. Bu öyle böyle bir şey mi yok? Keyifli bir röportajın ardından tekrar birlikteyiz. Sorular, aşina olduğumuz sorular. Nereye atlamayı seviyorsun? Aslında hepimizin kafadan bir yanıtı vardır diye düşünüyorum. Benim özellikle ilk PUBG Mobile oynamaya başladığımda atlamayı tercih ettiğim yer Erangel haritasında Gatka'ydı. Sebebi çok basit. Küçük bir kasaba. Squad oynanınca hani doyurmuyor insanı ama solo'da Gatka'ya atlamayı seviyorum. Biraz korkak kişi.
Ama insanı güvende hissettiriyor Gatka. Ya ben her zaman militerci oldum. Onun haricinde zaman zaman skullu da deniyorum ama ya abi riskle oynamak gerçekten solo da çok ödüllendirici olabiliyor. Beni üzüyor erken ölünce oyun. Tabii yani profesyonel seviyede oynamadığımız için biz bu turnuvalara katılmadığımız için yani sonuçları bizim için çok daha hani rahat olabiliyor. Hemen çıkıp bir tane daha girebiliyorsun ama yani profesyonel seviyede tabii ki çok fazla dikkat edilmesi gereken unsur var. Ayrıca ben de yine oyun başında böyle hemen loot'umu yapayım, fight'ıma gireyim. Çünkü bana da çok şey kötü geliyor. Loot'umu yapıyorum, yarım saat vakit geçiriyorum. Oyun sonunda arkamdan bir anda ölüyorum. Bütün emeklerim, her şeyim boşa ya, gitmiş gibi hissediyorum. Benim en sevdiğim şey loot atmak. Biraz hani sinirlerime de iyi geliyor açıkçası. Etrafta gezmek güzel oluyor evet. Bu oyunun içerisinde. Hoşuma gidiyor açıkçası. Yalan söylemeyeyim, öyle hemen fight'ı yaşansın, işte oyunu birden fight'a gireyim, kill alayım, bitireyim gibi bir hevesim yok. Ama profesyonel oyuncuların tabii ki bu oyuna yaklaşımı farklı. Ayrıca hani rolleri de soruldu oyunculara. Hı-hı. Destek oyuncusuyum dedi kimisi. Kimisi rush atan oyuncu ama sizin var mıdır mesela böyle bir rolünüz oynamak istediğiniz? Yani ben biraz daha takımın lideri olmak isterdim. Hani duruma göre biraz daha hani bu tarafta tecrübem olduğu için. Zor tabii ki çok zor ama bence hani en önemli rol takım içi lider olmak. Takımı yönlendirebilecek ya da durumlara göre farklı değişkenlere göre takımı yönlendiren kişi evet. Olmak bence güzel. Sancar. Alican ben yine rusher. her zaman olduğu gibi yani böyle önden direktman bayrak elimde giren olmayı. Deli dana gibi etrafta koşan oyuncular oluyor biliyorsun. Evet. Sancar da onlardan bir tanesi. Eğer etrafta rastgele bir yerlere koşan bir oyuncu varsa tabii ki Sancar olabilir. İkinci haritaya geçeceğiz. Erangel haritasını geride bıraktık. Şimdi önümüzde Weekend haritası var. Söz yine sunucularımızda. Analiz masasına teşekkürlerimizi bir kez daha iletelim ve Sinan, hemen sana hızlı şekilde sorumu soruyorum. Atlamayı en sevdiğin yer ama Sanok'ta. Ko. Canımsın. Sahiline atlayıp sahilini tutarken vurulmayı çok seviyorum. Konuştuk biz seninle evet, bunu bu arada. Aşığım. Ya seninle zaten konuştuk da. Evet. Rolün ne peki genelde? Biz onunla hiç konuşmadık. Benim şöyle ya biliyorsun, biz genelde zaten bitti de oynadık yani. Evet. Beni biliyorsun, eğer ki durumu el verirse kafa atan tarafta oluyorum. El vermiyorsa arkadan cover fire açan tarafta oluyorum. Genelde de flex biliyorsun. Flex biraz daha evet, genelde biliyorsun bir de ben one tap sniper'ları oynamayı sevdiğim için işte K98, M24 gibi biraz daha arka orta mesafe oynamayı daha çok seviyorum. Support gibi aslında. Güzel. Ama güzel. İstediğim gibi berilimiz falan da varsa çocuklar gitmesin önden, ben gideyim şeyde hakim ben kendi ben takım evet. için feda ederim. Beril yani var ama o... ya işte beril var. O beril varsa. Evet, ilk haritayı geride bıraktık. Az önce de zaten detaylı şekilde konuşulduğu gibi yani çok skor olan bir haritaydı. Ben evet. Şu anda bu kadar çıkacağını düşünmüyorum Weekend'de. Evet, mümkün. Çok düşük ihtimal. Yani şey yapması lazım. Hani alanı yine o yarı deniz konuştuğumuz alanı vermesi lazım. Dobro Mesto. Sürekli takımları zorlaması lazım. Yani %5 ihtimal. O da bakalım acaba nasıl gerçekleşecek. Bir de şöyle istersen sıralamaya göz tabii. atalım. Acaba ekipler nasıl yerleşmişler? Onunla ilgili daha detaylı şekilde konuşmamızı yapalım. Toplamda yani 106 puanın üzerine çıkmayı başaran bir ekip var. Daha doğrusu 100 puanın üzerine ve crew kadrosu müthiş bir başarı. Diğer tarafta Champion Squad aynı şekilde 87 puanı var. Etiket ve Luxon'u takip ediyor 86'ya 83. 80'in altındaki takımlar için çok fazla konuşmayacağım. Özellikle ilk 4'ü biraz daha aslında ayrı tutmak lazım. Senin de bahsettiğin gibi. Ve baktığımızda bu takımların hepsinin bir noktada ortak özelliği de oyunun sonuna kalmaları ve çok fazla skor almaları. Yani birinden feragat etmiyorlar. Evet, ikisi de mevcut. Yapıyorlar. Yani birinci bu iki takımdan, daha doğrusu 3-4 takımdan birisi olacak desek itirazın olur muydu aslında? Bunu sana sormak istiyorum. Olmaz. Olmaz ama yani başka bir takım özel bunların desen... arasında peki bir favorin var mı? Ben çünkü çok ayıramadım kendi içimde, o yüzden sana soruyorum. Ya şöyle, hangi takım en doğruyu yapıyor diye soracak olursan ben şu ana kadar Lux'ı beğendim. Ama diğer takımların da ihtimali en az Lux kadar fazla. Yani çünkü diğer takımların da bazılarının Lux'tan daha iyi yaptığı şeyler var çünkü. Evet. Onları Lux kötü yapıyor demiyorum ama bazı takımların da Lux'tan bazı şeyleri daha iyi yapabildiğini düşünüyorum. Yani benim şu anda bakınca dediğim gibi Lux birazcık daha yakınmış gibi geliyor ama dediğim gibi diğer 4-5 takımdan biri de ben sadece ilk 4'ü de katmıyorum. Dışarıda böyle
olabilitesi olabilecek aklımda birkaç ekip daha var. Onlardan biri olsa da hiç şaşırmam ki maratonun daha hala çok başındayız bence. Hala bir şeyler, dengeler değişecektir ki final haftası her şey sıfırlanınca yani kim bilir burada tekrardan nasıl bir cümbüş kopuyor olacak acaba? Yani ben şundan da bahsetmek istiyorum. Aslında biz burada sürekli konuşuyoruz. Harita diyoruz, alan diyoruz, işte taktiklerden tabii bahsediyoruz ama röportaj sırasında Spesial'in bahsettiği bir nokta var. O bence çok kritik. Oyun sırasında çok sakinimdir. 20 kişi de etrafımı sarsa yapmam gereken hamleyi yaparım. Hı hı. Yani tabii ki bir heyecan mutlaka tabii olur. Yani kalp atışın asla sürekli 60 sabit olmaz. Yani o bir yüz küsürleri göreceksin yeri geldiğinde ama bu benim gözümde şehrin efsanelerinde en büyük farkı ortaya koyan şey. Birçok ekip aslında o konuştuğumuz gibi doğru hamleleri yapmaya çalışırken topallıyor ve düşüyor. Evet. Üst taraftaki takımlardan bunu görmedik. Doğru hamleyi yapıyorlar, ekmeğini yiyorlar. Doğru hamleyi yapıyorlar, ekmeğini yiyorlar. Son oyun en büyük örneği değil mi? Öyle. En sona kalan 3-4 takımda, özellikle zaten sıralamada da 3-4 takımda baya baya iyi noktadaydı. Weekend'de peki yine 10 galibiyet, düzeltiyorum 10 skor, 15 skor görür müyüz? Agresiflik belki olmayabilir ama skor sayısı olarak ya bahsediyorum. Ya şöyle, birinci ekipten tabii görürüz kesinlikle ama yani böyle 3-4 ekip 10-15 arasında vurmuş. Şu sahneyi çok istiyorum şu an. Biri yılanlasın, sen devam et. 3-4 ekip 10-15 vurmuş, o bana çok kolaymış gibi gelmiyor şu anda Weekend'de. Ama tabii senin de az önce belirttiğin gibi alan çok önemli oluyor. Böyle yani Dobro ortalığı, denizi içine alan, yarısı deniz, yarısı kara olan bir alan gelirse evet orada yine ne olacağı belli olmaz olabilir ama ortalama bir Weekend alanını düşünecek olursak ben 3 takımın 10 ve üzeri vurmasını çok kolay bulmuyorum açıkça söylemek gerekirse. Zor yani. Ya harita evet olarak da açıkça zor. Açıkça söylüyorum, yine açıkça söylüyorum. Açıkça anlat zaten. Weekend'i biraz böyle beyaz beyaz bir harita. Orada karların ortasına koşturalım hep beraber, el ele tutuşalım. Benim de rolüm o mesela. Sencer'le el ele tutuşup en önden koşan oyuncu işte yine rusher olarak. Yani. Aa, çok iyiymiş. Hiç de beceremem biliyor musun? Bak o refleksim yoktur mesela. Ama yine de oyun tarzı biliyorum, olarak biliyorum, yani, tabii, evet, tabii yaparım yani onu. Hani vuramayacak olsam da giderim gidersin, oraya. O oyunu yapmam lazım. Sonra da bağırır. Böyle pingliyor, burada Sinan burada diye bitiriyor beni. Neden gelmediniz diye abi sonra. Ama bir bakıyorsun orada 150 metre var. Aynen, minimum evet. 200 metre var. Ama takıma da rage atarım yani tabii, sonrasında tabii, gelmemiz tabii lazım diye sıkıntı her yok. Tür toksiklik mevcut. Mis maşallah. Şaka, bunları yapmayın lütfen oyunlarda, yani bunlar ciddi değil. Yok ben arabayla eziyorum insanı. Yani neyse uzatmayacağım. Seninleyken zaten 2 dakika falan sürebiliyor ciddi olmamız. Weekend'e hızlı hızlı döneceğim. Biraz haritanın da aslında bahsettiğimiz az önceki konuya engel çıkması durumu var. Tabii var. Çok fazla kompant bunu sürekli söylüyoruz. Zaten ekranlara da şimdi yavaş yavaş geliyor. İstersen uçağa bakalım. Sonrasında bununla ilgili detaylı şekilde konuşalım. Weekend'e geçiş yapma vakti geldi. Ve soğuklara doğru biz de paraşütlerimizi açıyor olacağız. Fena değil uçak. Yani Weekend'de kötü uçak diye bir şey çok nadir. Bu da gayet temiz. Anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Mesela şimdi bir bölgeyi kapattığını düşün. Dino Park ve Abbey olsun en boş noktalardan birisi. Yani orada bile yol alırken 2-3 takımı vurmanız lazım. Böyle bir alanda bunu yapıp sonrasında devam etmeye pek izin vermiyorlar. Vermiyor. O yüzden 10 skoru aldıktan sonra genelde ölüyorsun. Ya da belki 7. 8. de ölüyorsun. Tabii. Ama acaba neler bizi bekliyor? Ekipler cevaplarını az sonra iletiyor olacaklar. Tam Trevno alanı uçağı değil mi? Olur. Port da olur. Trevno da olur. Şeye bile okeyim şu an. Coal Mine'e bile okeyim mesela. Aa, ben bunu sevmiyorum yok mesela. Bu böyle Factory. Çok Podvosto. Yani karışık diyebileceğimiz, zorlayıcı ve en profesyonel turnuvalarda bile aslında Weekend'de bu alan geldiği zaman zor alan. Takımların acı çektiğini gördük. Tabii. Yani şöyle acı çektiğini gördük. O zaten ortadan geçen köprülerde neler neler yaşanıyor. Tabii. Hangi takımlar, hangi baba yiğitler harcandı. Bugün de benzer şeyler yeme olacak. Sen ilk takımda, ilk oyunda yoktu. Bakalım oyun başı UMP'si etkili mi? Beri önce bir mikro ultisini kullanmış, cevabı vermiş. Kaskı yeleği yok. Yine tabii ki oyun başı savaşı gayet normal. Punisher bu arada darmaduman edildi. Evet. Mami arkada çok sakin. Ya çok da severim Winery'yi savaşmak için oyun başı. Ben de hiç alışamadım biliyor musun 600 ya? 600 falan muhabbetleri evet, var evet, çok ya, o kadar kötü ki Erol. Nasıl kaçırdı onu? Şöyle bir denedi DBS çift. Şimdi yan tarafa doğru çıktı biraz. Prefire denemesi ters etmiş gibi gözüküyor Erol'un. Bundan kötü şekilde cezasını çekecek. Yani SM'den gayet rahat. Gayet rahat bir oyun geldi. Bir oyuncu var. O da yani İçliğe doğru koşuyor şu anda. Spolna'nın şu an
Yapabilecek pek bir şey yok. Dönmesi zaten mümkün değil. Evet. Oyunda nereye kadar gider o da büyük soru işareti. Ya işte DBS'de o prefire denemesi o kadar bence yapılmaması gereken hiç gerek yoktu. Yani mikro Uzi okeyim, AKM her şey okeyim çünkü mermin var. DBS'de bunu yediremiyorsun. Tabii tabii. Mümkün değil. Yani mümkün değil değil ama çok kolay değil kesinlikle ki orada da zaten bu gerçekleşmedi. Gerçekleşmesi de küçük bir ihtimaldi zaten. Kesinlikle ben de prefire yerine oyuncuyu görüp ateş ediyor olmasını tercih ederdim. Yani çünkü oyunun başında DBS'de atabileceğiniz iki mermi can çok yakar. Ciddi can yakar. Yeleğin olmadığını üstüne göğse vurduğunu bir mermi. Bitti. Yerde. Tabii. Amiral. O da bakınmaya devam ediyor. Şimdi burada artık Diva ekibinin Kua ile aksiyona girmesinin zor olduğunu biliyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. İki takım da birbirinin kısmen içine geçmiş durumda. Kua bir oyuncu kaybetmiş. Diva'nın bir skoru var. 4'e 3 pozisyon ama yani yan yana evlerde bir Kua, bir Liva, bir Kua oyuncusu daha tekrar bir Liva oyuncusu. Yani nereye çıksan, nasıl bir taktik kursan her an arkandan veya yanından gelebilirler. Öyle karşılıklı bir dizilim görmüyoruz. Hani evet. Bombayı attım, düşürdüm, rushladım. O basit. Burası daha problem. Onun örneği bu. Kötü bombayı bomba. Attım, yok, düşürdüm, bomba. Rushladım mı? Kötü bomba, duvarda kaldı. Bombayı attım, düşüremedim. Siz attı aslında da. Güzel kapattı oradaki açıyı. Taşlar arasında doğru. Bir açıklık vardı. Erken kullandı ama. Evet. KT9 bir kez daha bir molotof sanırım deneyecek. Yok molotof atmış. Ben ilkini bomba gibi düşündüğüm için erken kullan demiştim. Luck ne yapıyor? Deneyecek ha, galiba. Ucunda, ucunda yani. O gerginliğe gerek var mıydı ya? Yanacak diye bekledim. Bayağı yanacak diye bekledim. Yani Sinan Viner'ı dedin. Kitledim bütün oyunu Viner'de ya. Ben böylesine hayal etmemiştim. Bizde biliyorsun işler biraz daha hızlı bam güm olup bitiyor genelde biliyorsun. Tabii Sencer sen ben. Yani herkes koşuyor. Arkadan kimse yok arkada. Arkadan da Berke bağırıyor. Gitmeyin durun beni dinleyin. IGL'im ben. Ama Sencer'le anıl düşmüş bile. Ali Can da takımdan illallah etmiş koç değil mi böyle? Allah kahretsin böyle. Böyle iki mi yani? Kimse birbirini dinlemiyor falan. Aynen aynen. Bir denenir ya bu. E-sporumuz var bizim bence. Tabii. Bir dahaki turnuvayı anlatmayıp buradaysak. Beşli olarak. Burada bandajlarını bence bir tık kullanabilirdik gibi mutluluk ama. Ooo şimdi Luck diğer taraftaki kilidi açmış. Luck devam ediyor. Ve KT9'i indirmiş. Evet. Zaten onu da alt tarafta görüyoruz. Bir kalmışlardı. Bayağı da iyi sıkışmışlardı. Acaba o kilit nasıl açıldı orada? Ya ben de merak ediyorum. Birinden birinin bir hamle yapmış olması evet, lazım. Evet, evet. Galiba KT9 artık bırakıp gitmek istedi veya Luck'tan iyi bir bomba geldi bilmiyorum. Kaysu yaklaştı. Çok geç oyun Amiral'den. Biraz da erken yapması lazımdı bunu. O kutu şimdilik hayatta tutacak. Üzerine doğru ilerledi. Üçüncü seviye tabii kaskının olması bir avantaj ama Kaysu'nun da canı fulldü derken Amiral hemen eşitliyor pozisyonu ve son anda son pikselden son mermiyi vuruyor. Deadline baktı. Jon Snow fazla açıkta. Fazla açıkta yakalanınca donmuş gölün üzerinde takım arkadaşlarının oyunu toparlamasını beklemek zorunda kalacak. Nutix deadline üzerine doğru oynadı. Deadline'dan birazcık gereksiz sanki pasif bir oyun sezdim burada. Yakalayabilmesi lazımdı burada. Tekrar bombayı kullanıyor. Can basabilecek kendisine bu sayede süre kazandı geç ama. Geç kaldı. Önce ama yine de basabilecek. O sis onların yukarı çıkmasını engelleyecektir. Gördü. Hayır görmedi. Orada bitti. Argo da geliyor şimdi. Camdan atlayıp bir şey kurar mı ya? Onu düşünüyorum. Deadline nasıl hasar aldı? Basmadı mı? Bastı. Bastı. Bir neyden daha hasar aldı? Bas. Galiba bir bomba mı atıldı? Molotov geliyor. Üzerine oynayabilir. Amiral'den fazla agresif. Bu sefer de Amiral bir hata yapıyor. Az önce Deadline bakabilirdi. O bakmamıştı. Şimdi üzerine doğru gidecekler. Sislerin içinden oyunu yaptı. Ben pencereyi tercih eder diye düşünmüştüm ama atlamayı seçer mi? Bombası var mı acaba? First person'a geçmiş bu arada. Deadline. Skoru çekmek isteyebilir. Bir mermiye ihtiyaç var. Hemen arkasını döndü. Tekrar bir deneme yapıyor ama. Kafalar karıştı biraz. Çok zor, çok evet, zor evet, ya. Evet. 3'e 1 bir oyuncu düşürdün. Kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu falan derken. Kolay değil. Bir de sisler falan. Görüş mesafeniz de tabii kısıtlanıyor. Çok rahat olmuyor öyle bir oyun. 3'e 1. Elinden geleni yaptı. Şimdi yine Hard ve Jolly yine
birbirlerine bakıyorlar sanırım uzaklardan ama yani bu bölgeler zaten o kadar karışacak ki köprü tarafları köprü. Yani çünkü tabii bakınca haritaya en başta bakınca alana ya tabii doğuya daha yakın doğuya verebilir gibi hissediyorsunuz ama yani batıya verme ihtimali de hala oyunun çok mevcut. Takımlar da o yüzden köprü etraflarında konuşlanıp batıya vermesi durumunda batıya, doğuya vermesi durumunda doğuya doğru yönlenmek istiyorlar ama tabii bu şekilde de bir köprü etraflarında birikim olunca otomatik olarak köprülerde de çok fazla savaş izleyecekmişiz gibi ki Morazi Penguin skorunun açılışıyla başlıyor. Üstüne Morazi Shadow'u da çekmeyi başarıyor. Yani gayet iyi oyun geliyor. Şimdi çok rahat bir şekilde Jolly kadrosu bu iki oyuncuyu bitirecektir. Bakalım diğer geri kalan oyuncular buraya gelecekler mi? Ama hayır. Panda zaten arkasına bile bakmadan takım arkadaşlarını bırakıp buradan uzaklaşmayı tercih ediyor. Ve Jolly adına da çok rahat bir iki skor gelmiş oluyor. Mezra ilerleyecek. Ama ne kadar ilerleyecek? Yani şehre giriş yapıyorlar. Şehir dolu. Rudix'i beğendim ben. Rudix ilerler. Rudix... Bakışında i̇lk var gün, o çocuğun. İlk gün beğendim, ilk gün beğendim. Sonra ertelenen günlerden sonra yani aslında oynadığımız ikinci günde de yine Rodix'i bayağı beğenmiştim. Bakalım belki buradan takımını bu zor oyundan takımının çıkış bileti olabilir aslında ama yani tabii ki de senin de belirttiğin gibi çok kolay olmayacak. Şehir çok dolu, geçilmesi gereken bir köprü var. You shall en azından şimdilik sakin bekleyecekler. Ne var? You shall not pass diyecekler de var. Tabii. Şimdi burada Lord of the Rings göndermesi olmadan biliyorsunuz olmaz. Sinan'la maç edemez. Anlatmıyoruz evet, asla yani. Mümkün değil. İki maçta bir. İki maçta. İyi bile dayanmışız bu arada geçen hafta yani. Bomba denedi Albert. İlki başarı değildi. İkincisi çok daha kötüydü. O kadar güzel yedirdin ki onu oraya evet. Böyle yani. Ciddi bir troll gibi oldu evet, bir anda. İlki başarı değildi. İkincisi çok kötüydü yani. Deneme aslında iyi de sokabilseydi ama Panda zaten burada sıkıştı. Onun da sonu deadline gibi olacakmış gibi. Evet evet geliyor. Evet. Ooo dopamini gitmeden indirmiş bir an dedim acaba mı ama. Tugay'dan intikam mermileri var. 35 tane bandaj da almazsın Tugay ya. Tugay 35 bandajı ne yapacaksın? Ya belki işte alan, dışı, alan yani. Dışı kalırız. Alanın için basarım çocuklara beşer beşer atarım arabada. Takım bandajcısı. Ya bilmiyorum. Tabii bir tane aid'i var bu arada. Onu da söyleyelim şimdi. Evet. Şey olmasın ama. Bence bak Vakko'da 8 var. 15 varmış. Yarısını atmış. Yarısını da o almış. Olabilir. Yerden. Benim öyle arkadaşlarım vardı. 45 bandajı var. Hala benim yere attığım 3 bandajı da alıyor. Gözü doymuyor yani. Doymuyor sanki. Doymuyor. Vakko. Girdiler şimdi buraya doğru. Kayseri. Yalnız Zimir araçtan düşmüş diğer tarafta. En azından Arkor'da Vakko'yu almayı başarıyor. Şimdi Demon'da Tugay'ı indirince birazcık şansları olabilir. Yani Zimir'den hatalı oyun geldi. Araçtan düşerek öldü ama takım arkadaşları sen rahat ol. Durum olay bizde. Bizde. Aynen açıkta yakaladık. Affetmeyeceğiz. Birazcık bekle bizi dediler. Albert'ın yeri zaten belli. Belli. Hardcore nispet yapıyor ya bu arada. Geldi böyle gözünün önünde. Şu an enerjisini içti. Peynini attı. Yanlış görmediysem. Ama bomba yakın gelebilir Albert'tan. Ya da bombası kalmadı bilmiyorum. Çünkü Hardcore'un yeriyle ilgili Vakko'nun çok çok net infosu var. Tabii sesi çok rahat. Oraya doğru rastgele bir tane bombayı çekip atması lazım Albert'ın. Kilidi açmak istiyorsa buradan çıkartmazlar öyle. Rahat rahat. Oo araca bindirttiler. Araca bindirttiler. Yapmamaları lazım. Gitti sislemiş. Güzel ama bayağı sislemiş. Ben güzel sisler evet. Bu kadar attığını görmemiştim. Bayağı bir sislemiş. Yani Kayseri'den gayet iyi oyun. Ymir'den basit bir hata geldi ama takım arkadaşları yani bunun gerçek çok ciddi boyuttaki bir hataya dönüşmesine engel oldular. İyi oyun geldi takım arkadaşları. Ymir'in hatasını gayet güzel bir şekilde kapatmayı başardılar ve 2 kill puanları da ödüllendirilmiş oldular. Üstüne Ymir'i de rahatlıkla kaldırdılar. Güzel de bir loot alma şansına sahip oldular. Bakalım işte merak ettiğim pozisyon. Mezra gelmiş. Podvostor'un artık içlerine kadar. Ya buranın karışacağı belliydi çünkü Mezra evet. Yavaş yavaş çaktırmadan geliyordu. Number One da onları bulunca haliyle skorlar da tabii ki çıkacak. MP5. Rodix. Aynen. Temiz bir olay. Yanına Kabir'de de aynı şekilde bir MP5 var. Zaten senden biliyorum ben yani. Kesinlikle vazgeçilmez. Silah alıyorsan Weekend'ise, MP5K. Evet evet. Weekend ise MP5'tir ya. O tartışma evet. Açık değil yani. Konuşmuyorum bile onunla ilgili. Yine burada bu arada tekrardan kapışık gelmişler. Neden peki? Dopamin üste sıkışmış mıydı? Biz mi görmemiştik Sinan? Yo kaçmıştı ya kesinlikle.
emin değilim ama şimdi. Yo biz farklı, yok oyuncu karıştırıyoruz çok net. Şu an çok net bizim oyuncu karıştırıyor olmamız lazım. Hayır karıştırmıyoruz. Kayseri lavı vurdu işte. Albert Dopamin. Neden peki yani? Kovaladılar mı diğer evlere? Olabilir belki de yani. Başka pozisyon, bir... Yani ya pozisyon aynı karıştırıyoruz ya oyuncu karıştırıyoruz. Hayır pozisyonu karıştırmıyoruz. Aynı pozisyon, yani karşı pozisyondaki oyuncular yukarıya. Tamam. Ama aynı takımlar kapıştı takımlar şu anda. Takımlar aynı. Evet. Okey. Kovaladı değil mi Kayseri ekibi? Vallahi ben evlerin hangi evler olduğunu göremedim çünkü o bence anda. Bence yani ilk Kayseri'nin kapıştığı evlere çok benziyordu ama. Evin direkt içini görünce çevreyi algılayamadım. Net bir şey söylemiyorum. Kayseri bu arada kovalamıştır. Ya oraya çünkü dönülmez oraya. Öyle evet, bir sahne evet. Yok yani. Büyük ihtimalle Kayseri kovaladı gitti diğer evlerde vurdu. Çok yüksek ihtimalle. Yani en mantıklısı o. Podvos'a birikiyor var mı peki doğuya böyle? Ya da batıya versin ya. Batıya versinler. Sinan batıya versinler. Versin, çekmesin versin. Takımlar zaten alan çok zor bir alan. Hani dahasını da görmeyelim. Görelim mi? Görelim ya. Hadi bakalım geliyor. Castle dağılsın içine ama yani böyle. Hatta bir Castle alan sonu. Çok mümkün zor değil yani. Ama yok, ya. İşte etrafısı değil. Olduğu için. İyi güzel. Evet, yine seni yine mutlu etti. İnsaflı, insaflı, düzgün bir alan olması gerektiği gibi artık takımlar daha rahat oynayacaklar. Ben yine bir şey değineceğim. Evet. Alanın ortasında bak hemen Jolie'nin olduğu yerin aynen. Sağ üstü, sol tamam. Üstü, sağ iki üstü her yer yine bomboş. Bomboş. Yine Podvosto'ya sıkışıldı. Bunu gören takımların bence aracı varsa bir an önce oraları basın alması çıkmadı, lazım. Aynen. Bir an önce oraları alması lazım. Yani bunu yapan takımlar otomatik olarak öne geçecekler. İlk 5. Evet net ilk 5'in var yani. Hatta şu kadar iddialı konuşuyorum. Weekend haritasında veya harita özelinde değil. Genel sıralamada da ilk 5'in var. Bunu yapan takım yok senden başka veya belki bir ekip. Kullanmak gerek. Şimdi yavaş yavaş Mac geliyor. Diğer tarafta Quit ekibi geçen oyunda erken elenmişti yanlış hatırlamıyorsam ama bu oyunda da henüz oyun sonuna gidebilmiş değiller. Biraz daha yine alan kenarında kalan takımlardan. Mac'ı zorluyorlar. Şöyle bir susturucuyla denedi SKS'siyle Roza. Yerini belli etmemiştir. Mac tahminen onu algılayamadı. Sadece bir yerden mermi geldiğini gördüler. Daha doğrusu duydular ama konumla ilgili net bilgi sahibi değiller diye düşünüyorum. Reigns geriye doğru devam etti. Çoktan fark etmişler. Çoktan fark etmişler. Bileğe bombalar gelmeye başladı. Özgür şöyle bakacak. Öncesinde can indiriliyor. Özgür'den güzel bir cevap. Derken bileğe doğru temiz bir açı. Reigns'den bir kez daha destek atışları. Gayet başarılı. Yani Quit'i burada elerler. White'ın bence kilit oyuncu olduğunu söylemeye gerek bile yok. Yok. Ama eğer onun da farkına varıldıysa Quit buradan çıkartılmamalı. Mac çok avantajlı şu an. Ama belli ki farkında değiller çünkü alakasız yerlere bakıyorlar. Ya şimdi Özgür güzel bir açı aldı. Tertemiz. Can'ı da bir kez daha gördü. Onu evet. Da indiriyor. Ben bu kadar rahat oyun beklemiyordum biliyor musun? En azından Mac ekibinden iki oyuncunun düşeceğini tahmin etmiştim ama olmadı yani bu. White şöyle bir baktı. Temiz bir atış. Kar 98 ile beraber. Bir de yanına süpresör vardı ama White çekilse daha mı iyiydi sanki? Bilemiyorum. Yani bilmiyorum. Çok zor bir tercih ya. Evet kalacak burada sanırım. Yo şey olarak az önceki pozisyon. Evet anladım. Ama o geldiğinde de takım arkadaşları hala hayattaydı. Yani gelmesi lazımdı. Birazcık üzücü oldu onun için. Artık yeri de belli. Çok fazla bir şey yapamaz. Özgür lootlayacak ya. Özgür lootlama sisini attı o. Ucundan bir baktı. Özgür belli. O lootlayacak o. Kayadan çıkma sisi değil o çünkü. Adron sisi vermiyor Özgür'den de. Cevap şimdi ver hemen. Şimdi 4 skor bence Mac için çok rahat bir oyun. Gayet güzel. Olması gerektiği gibi oynadılar savaşı. Kıstırdılar ve bitirdiler. Önleri de şu anda açık. Podvosto'ya kadar herhangi bir takım yok. Orada yine number one var. Number one da karşıya geçmedi. Galiba Mezran'ın orada olabileceğini düşünmüş olabilirler. Yani factory alanı demiştik. Benim şimdiye kadar en az oynadığım alanlardan biri olabilir biliyor musun? Hatta en az anlattığım alanlardan biri de olabilir. Ben atlamayı da sevmem. Aynen. Hatta sanırım Weekend'de senin yüzünden sen nereleri seviyorsan ben de oraları sevmek zorunda kalmışım galiba onu fark ediyorum yani. Yani Sanok'ta falan yine Erangel'de uyuşmazlıklarımız oluyor ama yani Weekend'i genelde hep seninle oynadığım için benzer yerleri seviyoruz sanırım. Bakalım Taha yine onlar da mezrağı görüyorlar. Mezrağı 4 kişi devam etmeyi
başardı şu anlık 16. Evet. dakikaya kadar. Ama hala işte o istedikleri konumda değiller. Artık o köprü geçilmek zorunda ya da o akarsu geçilmek zorunda. Yani Rodis koşusunda başlamış ama çok açık. Buna izin vermezler zaten. Taha aldı ya onu. Oraya atışlar gelir. Taha mermilerini yeniledi diye. Ooo! İkinci güzel oyuncu düşerse işler karışır. İkinci oyuncu düşerse işler çok karışır. Rodix'i bu arada kaldırabilecek pozisyonları oluştu bir anda ya. Sisleyip alabilirler Rodix'i oradan sanki. Ama şey yapmaları lazım. Bunun için alt evlere inmeleri lazım. Güzel hasar. Oo, Chucky, Chucky müthiş. Müthiş. Ben beklemiyordum. Bu arada bence buraya net Chucky'nin değil diğer oyuncuların gitmesi gerekiyor ya. Chucky'nin bu koşuyu yapmaması lazım. Yaparsa da izin verilmemesi lazım ama işte tabii Bad Boy düştüğü için oraya bakacak kimse yok. Geçerler bile bu arada. Taha eğer Bad Boy'a doğru artık yönelmezse oradan geçerler bile. Ama sanırım yöneldi. Taha onu da düşürürlerse inanılmaz olabilirdi ama hayır. Kabir'in mermileri yeterli değil şu anda. Number One dahil olacak mı? Number One çok sakin değil mi? Gereksiz bir sakinlik yani yok mu Number One'da? 3'e 1 bir de alım yapmışlar aslında. Düşündükleri şudur büyük ihtimalle. Yani bizi hard'a ortamıza aldık. Mezra geçmeye çalışırız. Zaten buraya geçecekler. Yine ortamızda kalacaklar köprüleri kullandıklarında. O yüzden sanırım onlar şu anda buradan istedikleri skorları çekebilmek adına konumlarını koruyacaklarmış gibi duruyor. Galiba. Yani Mezra'nın deneyeceği burada hamle çok önemli olacak onlar adına ama yani işte belki donuk kısmından geçmeyi deneyebilirsiniz ama orası da çok iyi değil yani yine hem hard hem number one kadroları orayı kesiyor olacak. Yani Mezra oradan çıkabilecek mi çok merak ediyorum ben. Çok evet. Ekstralara ihtiyaçları var. Zor bir oyun onlar adına. Bayağı. Biri de şu Skof'a Allah aşkına bir level kask mask bir şey ortalığı versin ya. Evet faktörü geldi Anıl'cığım. Oyun başında dedim ama. Evet. Bu kadar net söylememiştim onu. Ama tam verdi bu kadar net evet. Geldi yani dahası da olamazdı. Bakmaya devam etti. Bad Boy bekliyor ya. Şu anda gayet sakin. Alana düşen Rodix'i gördü. Alana düşen Chucky'nin farkında. Alana düşen bir olay. Ne oluyor ya Mezra'ya? Gerçekten bir tane bandajları bile yok mu yani şu an? Alana bırakalım kendimizi mi dediler? Yani 40 oyuncu hayattayken. Ya bilmiyorum. Alana bırakalım kendimizi demiş olsa da şu anda rakibe böyle skorları vermiyor olurlardı diye düşünüyorum herhalde. Neydi bu? Hiçbir fikrim yok. Ha bakıyorum, Kabir'in mesela aid'i var, bandajı var. Kabir'e verdiler sanırım bütün her şeyi. Sinan bu kadar mı yokluktalardı ya? Olabilir, bilmiyorum. Çünkü en son bandajlanıyordu. Bad Boy vuran oyuncu en son bandaj basıyordu. Chucky, evet, köşede. Olabilir, olabilir. Yani bir tane aid'i vardı ama onu basmak istemeyip bandaj basmıştı. Hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum o sahneyi. Ama fena da bir karar olmamış sanırım. Onlar orada oyuncuların düştüğünü fark edince artık burayı bırakmaya karar verdiler ve Kabir'in yolu birazcık olsun açılmış oldu en azından ama yani nereye kadar açıldı, kime göre açıldı? Asıl soru bu. Yani yine aracınız yok, hiçbir şeyiniz yok. Yolda avlanacaksınız büyük bir ihtimalle bir takım psikoz tarafından. Yapma psikoz, hatalı karar olur o yapma, evet, evet. Yapma. Öyle bir baktın ama o gelmemesi lazım atışların. Ya işte orada biraz aslında Hard'ın düşündüğü şey de hani hep bu söylediğimiz risk ödül oranına geliyor olay. Yani ödülleri 2 skor oldu. Alanda bayağı bir vakit kaybettiler. Değer miydi bilmiyorum ya 2 skor için şu an bu pozisyona. Derken bak içeriye doğru gitti. Bad Boy indirdi. Ta diğer tarafta araçla beraber patlatılmış. Mezra tamamen elenmiş durumda. Number evet One onu buluyor. Number One zaten belliydi, oranın bekçisiydi. Belliydi zaten. En son çıkanı onlar alacaktı. Şimdi Hard takımı da çok problemde. Yani daha araçtayken onlardan bahsettik. Skof'un mesela kaskı yok o savaştan ötürü. Aldıkları şey 2 puan. Bir oyuncu kaybettiniz. Bir yerde. Bilmiyorum ya. Bu kadar acaba beklemeye gerek yoktu sanki. Hayır değil. Yani Skof yine çok net bir noktada bekliyor. Hastasıyım böyle oyuncuların gerçekten. Alanın tam köşesinde bir ağacın arkasında. 4 kişiyi paramparça edebilecek bir konum ve şansa da elde Tommy Gunn var. Bir de üstüne üstlük yani. Hayattaki çaresizliğimin oyuna dökülmüş versiyonu adeta yani böyle çok kötü ya evet. Çok kötü. Bakalım ama o konum ona kadar. Aa dışına verdi birazcık da olsa. Bu beni mutlu etti birazcık bu arada. Nesi mutlu etti? Kimse hiçbir yere sığınamayacak ki. Daha iyi işte Er Meydanı. Ha bir önceki oyun gibi Eren evet, gel gibi ben, diyorsun. Ben o kafadayım her zaman diyorsun Er Meydanı direkt yani öyle eve girdim. İşte ağaca saklandım yok. Dümdüz çıkalım. Bana kimin eğimi tutuyorsa. Bana kalsa Sinan map'i yapılır. Eğim bile olmaz. Ev bile olmaz. Lootlar yerde. Evet. 8'e 8. Sen de biraz biz seninle o konuda aynı kafadayız ya. Sen evet. De Team Deathmatch oyuncusun. Aynen. Tam evet. Olarak. Ya şeyde seviyorum tabii ki de.
Battle Royale'ini de çok seviyorum her türlü ama ben de birazcık daha... Hızlı aksiyon. Hemen. Aynen hemen tık, girelim, tık, tık, tık. öleyim devam edeyim ama yani yine de binlerce saatimiz geçti öyle diyoruz. Bunu derken 4000 saati var oyunda. Yani. Milliva diğer tarafta görmediğimiz bölgede gidiyor. Yani Kayseri takımı 4 oyuncu 5 skorla hayattayken ben onlardan bu performansı beklemiyordum. Açıkça söyleyeceğim. Evet. Bu sefer ben açıkça bir şeyler anlatmak lütfen istiyorum. Lütfen Anıl'cığım buyur. Bir kere de sen açıkça bir şeyler anlat. Ya dedim ki gerçekten bu performansı beklemiyordum. Şu anda gayet iyi gidiyorlar. Fena konum almıyorlar. Bu hamleyi daha erken yapabilirlerdi ama hani oyun sonuna iyi girecekler. Evet ama yine de yani şu anda dediğim gibi yine köşe oyunları döndüğü için yine bu hamle iş yapacaktır. Güzel dönüyorlar. Bir noktada girecek bir boşluk bulacaklar kendilerine ama orası mı o boşluk acaba? Çok da boşluk değilmiş. Derken Azer bu arada launch indirdi. Etiket elenmiş. Onun üzerine doğru gidecekler. Bedava bir puan. Bedava bir kule. Bedavadan iki tane loot olabilir burada. Dönüyor Jolie'yi de indiriyor. Tertemiz iş Moralzi'den. SM kadrosu. Şu an iyi bir noktaya çökmüş olabilir. Mami de üstten destekledi. Yani Kayseri Espor'dan sisler geldi. Bir an önce bence girip... Hazer'ı almaları lazım. Hazer'ı almaları lazım. Orada artık 2 oyuncu, 3 oyuncu, 4 oyuncu tarayarak gireceksiniz. Mantıklı insanın hali başka oluyor. Niye tarayarak girelim? Bombamız var. Neden tarayalım? Bomba atıldı, skor alındı. Apaçık bir şey söyleyeceğim. Çok apaçık, lütfen. Bu kadarını hiç beklemiyordum. Oradan nasıl 4 kişi hayatta çıktılar ya? Bir de üstüne buraya geldi. Aa, yanda ya, Jolie var, diğer tarafta Rhea var. Aa, olması ama... Demon düşürdü. Çıkamamaları lazım çünkü problem orada zaten. Yani burada bu iki evi alanın kenarında bu kadar rahat kim nasıl bıraktı yani? Aa, ben skoru Scoff'a yazmıyorum. Direkt Anıl'a yazıyorum yani. Söyledi bir düşürdüler çünkü. Lütfen gitariste bir puan. Puan tablosuna beni de eklesinler. Yani Ymir orada canı yeniledi. Çıkması yine kolay olmayacak. Onun da orada olduğunu biliyordu zaten diğer ekipler. Ya tabii üçüncü şahıs kamerasıyla arkasını çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyor olacak ama oradan çıkışında büyük bir ihtimalle paramparça edilecek. Belki arkadaşlarına katılabilecektir ama geri kalanı çok rahat olmayacak. SM Esports bu arada Mami'yi kaybediyor. O bu çok önemliydi ben bu arada. Ben seni bölebilirim çünkü Eze oynayabilir burayı. Sphinx yine... Kötü yerde kalmış, tellerin arkasında beklerken generalden öyle bir özgüven olamaz. Uyanığa güvendi, iyi de yaptı. Slow motion, görüşürüz, kendinize çok dikkat edin. Sizi bu harita 9. yazacağız. Sanok'ta ve bir dahaki Erengel'de başarılar şimdilik. Tam bunu diyecektim, Mami'nin düşmesi, Mami tam buraya bakıyordu bu arada. Bütün Kayseri'nin yolunu açtı bu arada, böyle bir şey olamaz. Mami düştü, evet. Kayseri çıktı oradan. Aynen öyle. Müthiş, işte kelebek etkisi. Hep her konuşuyoruz, zaman bir mermi evet. Ya, bir mermi. Uyanık. 2 skor, 3 skor. Böyle gelse sanki. Çok kötü sıkışmışlar. Aracı atlayacaklar ama hasar da alacaklar. Tabii ki de alandan fazlasıyla. Bu az hızlı ve öfkeli izlemekten oluyor bu da. Evet. Bu da kötü gönderme mesela. ölüsünüz. Yok tabii, yok. Tabii, imkansız, mümkün değil. İmkansız. Eze elendi. Biraz fazla o kaydı araç ama orada kumdan, şeyden ötürü. Kardan ötürü çok belliydi. Bayağı döndü yani. Sinan hala yedi takım hayatta. Artık neredeyse iki oyuncu diyebiliriz. Rhea Ömer'le birlikte biraz daha bir şeyler kovalayacak da en azından şu Raze'i düşürmeyi başarıyorlar. Ama hayır, Champion Squad onun skorunu almış. Hemen burada çıktılar. Hadrons ayakta kalmasına rağmen kulübeye giremeyebilir diyebilirdim. Ama bana bu sözü söyletmediler. Shrains kaldırılır. Hadrons kaldırılır mı bilmiyorum çünkü Champion tam Squad burada aimleri koymuş bekliyor. Tam açığa vermiş alanı bu arada. Şom ağzısın. En sevdiğim. O traktörü olan kazanır bu arada ortadaki. Traktörü mü? Gerçekten. Evet, vallahi traktörü olan kazanır bu arada. Tam oraya mı veriyor? Yani. Yani. Yakın. Yok yok değilmiş. Üş o bomba yakındı. Kayseri ilk 4'te şu anda ve sayı avantajı olarak da bayağı iyi durumdalar. Yani Jolie'nin de 3 oyuncusu var, onu da söyleyelim. Morazin'le ilgili bütün o 2-1-1 falan kalan takımlar elendi. Elendi, evet. 9 skorla beraber müthiş bir iş çıkartıyorlar. Yani 1000 hasar vurmuşlar, o biraz az. Onu söylemeden geçemeyeceğim ama onun dışında gayet iyi. Ragol, Morazin'i indirmiş. Ymir'in adeta skorunu gözünün önünden aldı yani.
hiç affetmiyor. Hardcore içeriye doğru şöyle bastı. Jolie'nin üzerine doğru oynayacaklar. Hafız'ın farkında mı acaba? Galiba ilk mermi Hafız'dan gelmişti ama hemen bir cevap geldi orada tekrar. Peace güzel noktada. Ragol güzel noktada. Morazi'nin zaten düştüğünü biliyoruz. Champions Squad'ın burada bir veya iki tane belki CC ihtiyacı olabilir fakat Kayseri ile Jolie'nin savaşından faydalanmaları onlar için belki de en temiz yol olacaktır. Shrains tekrar bakmaya devam etti. Hoca skorunu bedava bir şekilde almak istiyor. Hoodie oraya doğru yaklaşmış. Arka taraftan ayak seslerini aldı. Kayseri'ye sporu eledi. 9. skorları var. 10 içeride bekliyor. O skor gelecek mi? Hayır. Hayır. Oho, ama peace. Destek tabii ki var. Kuru Yücel'e yenilirken Champions Squad 10. skorunu bu sayede almış oldu. Diğer tarafta Maki ekibi onları açıkta yakalarsa galibiyete gidecek gibi gözüküyor. Artık durumlar çok eşit. Birer oyuncu yerde. Diğer tarafta Ragol'un koşu yaptığını görüyoruz. Shrains farkında olduğu için kaldırtmak istemedi. Rocco da alan avantajını kaybetmemek açısından ağaçta beklemeyi tercih etti. Kolay bir oyun olacak bu onlar için bence. Mack'ın burayı almaması gibi bir senaryo düşünüyor musun? Hayır. Yani ben de hiç ihtimal vermiyorum. Çok iyi sıkıştırdılar çünkü yerini biliyorlar. Alan zaten daralmaya başlayınca önce Ragol'un çıkması gerekecek. İş çok zor Ragol'un. Yani çok ekstra insanüstü şeylere ihtiyacı var şu anda. Hatta doğaüstü bile diyebiliriz. Bakalım Ragol bu niteliklere sahip mi? Sisi olmaması lazım. Bombasına emin değilim. Hı hı. Çok zor ya. Sisi olsa bile Anıl burada yani iki oyuncu yerinizi biliyor. Çıkacağınız noktaları çok belli. Ya noktalar daha doğrusu çok belli. Şimdi denemelerini yapıyor Rocco'ya doğru ama hayır. Zaten mantıklı olan o. Yani Rocco'yu öncesinde görüyor. İki oyuncunun da yerinden haberdar ama kendisini bence alana bırakması burada mantıklı olabilir. Gel Champions Squad'ın çok da böyle bir ihtiyacı yok. Skor kovalamak da onun için bir seçenek. Aiden'i bastı. Açıkta şimdi Shrains'i görüp indirirse belki bir şansı olacaktır. Shrains'i gördü. Bir mermi daha. Shrains'i gitmeden önce almak istedi ama ne yazık ki bunu yapamıyor. Champions Squad elenecek. Biz burada Mack ekibine galibiyeti yazacağız. Sinan, maçın başında konuşmuştuk. Belki ilk üç takımdan bu kadar fazla skor gelmeyecek demiştik. İlk iki ekip bizi yanılttı. Üçüncüsü için aynısını evet. Söyleyemeyeceğim. Hı hı. Beklediğimizden daha iyi bir oyun bence. Özellikle birkaç takım özelinde sen Weekend ile ilgili neler söylemek istersin? Ya alan güzel, fena değildi, fena vermedi. O takımlarda gayet başarılı işler ortaya koydular diye düşünüyorum ben. Yani zaten ilk takımın, birinci takımın onun üzerinde puan alacağını söylemek çok zor olmuyor. İkinci belkiydi, üçüncü çok zordu ama üçten sonra zaten artık Weekend ile beraber takımların da aldıkları kill puanları da aşağı indirgenmiş oldu. Ama bakacak olursan ben hala iyi bir artış görüyorum takımların birbirleriyle olan çatışmalarında. Artık fark etsem biraz daha olsun en azından bazı maplerde erken aşama savaşları biraz daha aza indirgenmeye başlandı. Yani bu da ilerleyen safhalarda artık iyice yarı profesyonelde artık yavaş yavaş profesyonelle doğru burada da bir adım atılacakmış gibi hissettirmeye başladı bana. Hani eğimler çok yerinde, eller yerinde. Sadece işte zaman zaman şöyle hatalar yapılabiliyor. İşte senin o söylediğin işte kalp fazla çarpınca bazen işte düşünmede sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ya da düşündüğünüz şey hatalı olabiliyor. O tarz ufak hatalar var ama yavaş yavaş da işte adrenalinle de savaşmak öğrenildiğinde oyuncular tarafından artık bu turnuvada çok üst düzey oyunlar görmeye başlayacağız gibi. Ya ben de genel anlamda bunu hissettim. Özellikle birkaç ekip birazcık daha analiz masasına bırakmadan böyle detaylı hemen küçük küçük değerlendirmek istiyorum. Kayseri'nin oyunu mesela bence oyun başından oyun sonuna tartışılabilir. Son kısımda ama benim en çok dikkatimi çeken şey zaman zaman bunu profesyonel arenadaki takımlar için de söyleriz. İlk başta iyi oynadılar fakat sonrasında diğer takımların hatasından faydalandılar. Öyle öyle. Bu kadar açık alanda iki kere ortaya doğru gidiyorsun, dört kişi dağılıyorsun keklik gibi alanda. Kimse de vurmuyor. Ya vurulacaklardı. Böyle bir şey yok ama yani. Vurulacaklardı. Mami'yi vurdular. Evet. Mami bakıyordu oraya. SM kadrosundaydı sanırım Mami. Mami'yi vurdular. Orada bütün her şey bitti. Evet. Bütün yani, yolları açıldı Kayseri'nin. Hadi o pozisyonu ona yazdım. Diğerleri acaba ne oldu diyecek çok fazla bir şey yok. Biz görüşlerimizi belirttik. Şimdi sıra analiz masasında. Acaba onlar Weekend ile ilgili neler söyleyecekler bizlere? Söyleyeceğimiz çok şey var Weekend ile ilgili. Tabii ki fazla ara vermeden hemen başlayalım Sencer. Weekend evet. Haritası hararetli başladı. Normalde çok hararetli oluyor mu olmuyor mu tartışılır ama bu sefer
gözü doyuran, keyifli gelen bir oyun vardı sanki. Evet Alican, geçen sefer de söylediğimiz gibi oyun başındaki fightlar gerçekten çok hızlandı. Takımlar ilk gününde, ikinci günün sonunda yaptığı analizler sonucunda herhalde büyük şehirlerin ve loot'u fazla olan yerlerin daha boş kaldığını fark etti. Ve bugün özellikle bu iki maçtır bu büyük bölgelerde, loot'u iyi olan bölgelerde takımların çokça fight yaptığını görebiliyoruz. Erken oyuncu kaybetmeleri oluyor, erken takımların komple yok olmaları oluyor. Bu da aslında alt takımdaki, alt sıralardaki takımlar için oldukça şans. Üst sıralardaki takımlar direkt elenince alt sıradaki takımlar bir başarı yapıp daha fazla puan elde edebiliyor. Aslında Sencer'in dediğine de katılıyorum. Maçın başında ilk atladıktan sonra özellikle tepedeki takımlar, şu an leaderboard'da yani sıralamadaki ilk takımlar birbirleriyle çatıştılar. Ve orada birkaç tanesi elendi. Quantum Esports bunlardan bir tanesiydi hatırladım. Ve bu biraz alttaki takımların da aslında işine yaradı belki. Ya senin de dediğin gibi üst sıralardaki takımların birbiriyle mücadele etmesiyle birlikte hatırladığım kadarıyla işte Quantum Esports'u çok iyi coverladılar ve flank attılar. Milliva takımı orada çok başarılı. 3'e 1 kaldıktan sonra bir oyuncuları düştü. Az kalsın hani dedim orada 1 ve 3 pozisyon mu olacak? Olmadı. Smoke'lar dağıldıktan sonra iyi bir toparladı gerçekten orada Milliva takımı. Onun öncesinde Winery tarafında çok fazla aksiyon gördük. Winery'de hemen BMS'in elendiğini, Slow Motion takımının iyi bir temizlik yaptığını söyleyelim. Hani wipe olmadı belki ama bir oyuncu kaçtı. Ama o bir oyuncu da çok fazla yaşamadı zaten. Yani Weekend'in genel olarak aksiyonlardan biraz daha diğer haritalara göre uzak olduğunu, o oyunun orta safhasında özellikle hani takımların compoundları biraz fazla pusu attığını, yattığını söyleyebiliriz. O yüzden orta safhalar biraz daha böyle enerjiden uzaktı. Ama oyunun son aşaması, ya o, bence bugünün Weekend haritasında iki tane kazananı var. Bunlardan biri Kayseri Espor, diğeri tabii ki birinci olan MAK takımı. Tabii MAK Esports ayrıca ilk harita galibiyatını aldı. Aslında Karadenizliler de buraya gelirken tabii büyük hedeflerle geldiler. Fakat iyi bir başlangıç yapamamışlardı. Üst sıralarda onları görmemiz çok mümkün olmamıştı. Bir harita galibiyeti var. Bakalım bu nasıl etki edecek sonuca. Hemen puan tablosuna aslında bakmak lazım maç sonunda. Arkadaşlarımız hemen bizim önümüze getiriyorlar. MAK haritayı kazanan takım ve tabii ki 15 kill'le kazanmaları aynı zamanda bir gövde gösterisiydi. 30 puanla burada birinciliği aldılar. Şem Scout ekibi zaten bildiğimiz ekiplerden bir tanesi. 23 puanla ikinci sıradalar. Kayseri E-Spor, Kayseri'yi temsil eden bu güzide ekip 17 puanla üçüncü ve gediklisi zirvenin Krujoli dördüncü sırada 14 puan toplamışlar. Slow Motion ekibi de ilk 5'e girebilen ekiplerden bir tanesi. En şaşırtıcı sonuçlardan bir tanesi Etiket Esports ve Quantum Esports'un son sıralarda olması da diyebiliriz. Yani Mirlivan'ın da hani Quantum Esports'a wipe attığını hatırlatalım. O wipe'tan sonra da başka hiçbir kill bulamadan direkt onlar da wipe yediler. Haritadan aslında onlar da hayal kırıklığıyla ayrılmış oldular diyebiliriz. Ya burada aslında Champ Squad, işte Crew Jolly takımı diğerlerine göre biraz daha artık hani zirvenin başını çekiyor. Şu an şu çok ilginç. MAK ekibi son 5 içerisindeydi. Aldığı 30 puanla ilk 7 içerisine girdi. Bu da tabii ki henüz çok fazla maç harita oynanmamasından kaynaklanıyor. Yani bir harita galibiyeti sizi direkt ilk 10 sıralamaya sokabiliyor. Şurada Slow Motion ekibi daha önce bir harita kazanmıştı. 10. sıraya kadar gerilemişler. Özellikle bir gün SM ekibinden üstün performansları izlemiştik. Mezra, Doğu Anadolu'dan katılan tek takım. Onlar da geçtiğimiz günün ardından bir performans düşüklüğü yaşadılar ilk iki haritada. Evet, yani ilk gün aslında çok iyi başlamamışlardı. İkinci gün, geçen haftanın son günü hiç fena olmayan bir performans ortaya koymuştu Mezra ekibi. O yüzden onlar da kendilerini orta sıralarda yer bulabildiler. Dediğim gibi hani Kayseri Espor gerçekten günün kazanan takımlarından biri. Her ne kadar şu an 14. olsalar da en azından hani yukarıdaki ekiplerle olan arasındaki puan farkını biraz daha alçalttılar. Hani şu an 14.ler. 11. sıradaki takım sanırım onlardan sadece 5 puan yukarıdaydı. Ya bu da ne demek? Hani bir oyunda direkt olarak ilk 10'a girebilecek kapasiteye geldiler. Evet, şunu sıklıkla belirtiyoruz zaten. Ya yani burada takımlar PMCO seviyesindeki takımlar değiller. Zaten PMCO'ya katılan takımların burada oynaması biliyorsunuz yasaktı ve takımlar şunu öğrenecek diyorduk. Yani PUBG Mobile takım halinde nasıl oynanır? 4 oyuncunun iletişimi nasıl olur? Burada önemli bir tecrübe yaşayacaklardı rekabet seviyesinin yüksekliğinden dolayı. Ama içeride Anıl'la Sinan da çok fazla dillendirdiler. Psikoloji de çok önemli. Mental olarak bu oyunda heyecanlanmamanız, soğukkanlı kalabilmeniz önemli. Burası onların mücadele ettiği en yüksek seviyelerden bir tanesi. Bunun tabii ki bir getirisi oluyordur Sencer.
Kesinlikle Alican, bunun getirisi çok büyük. Takımlar bu stresi yönetebildiği zaman aslında dışarıya doğru açılıp ülkemizi temsil etme fırsatlarını yaşayabilecekler. Şuna da değinmek istiyorum Alican. Jolie'nin, ben IGL'ini gerçekten buradan tebrik etmek istiyorum. Özellikle ilk maçta ilk aldıkları galibiyette ve bugünün ilk maçında gerçekten çok toplu bir oyun izliyorlar. 4 kişi yan yana birbirlerinin açılarını çok iyi kontrol ediyorlar. Bugün olan mücadele, Kayseri'yle olan mücadelelerinde de yine ilk aldıkları galibiyetten sonra yine 4 kişi çok yakın birbirlerine oyun oynuyorlardı. Orada bir arkadan wipe yediler. Bunun sonucunda bir kişi kaybettiler. Aslında bu maçta da biraz daha şanslı olabilselerdi bu maçı da daha üst sıralarda bitirebilirlerdi. Evet, zaten ilk günlerde biliyorsunuz Lux Esports çok dikkat çekmişti. Quantum çok dikkat çekmişti ama geride bıraktığımız bölümde Crujoli'nin diğer 15 takımdan ayrıldığını rahatlıkla bence söyleyebiliriz. Ayrıca hani işin psikolojik boyutundan da bahsediyorduk belki biliyorsun. Büyük e-sporcuların her zaman söylediği şeylerden bir tanesi e-sporda işin %50'sinden fazlası psikolojidir. Evet. Sen katılır mısın buna? Kesinlikle öyle. Yani oyuna giriş zaten çok önemli. Oyunun içerisinde alabileceğiniz momentumla birlikte verebileceğiniz katkı çok önemli. Ama takım halinde o psikolojiyi yöneten kim? Takım içi lider. Evet. Sonuçta takım içi lider orada shot caller olarak aynı zamanda bir 4'e 4 pozisyonda ya da bir yere baskın atılıp atılmayacağı zaman bunların kararını veren, oyuncuları nereye yerleştirecek, şunu yap, bunu yap diyen kişi takım içi lider. O yüzden takım içi liderin temkinli olması gerek. Kaptanlar da bunu röportajda birçok kaptan aslında dillendirdi. Temkinli olmak gerek, sakin olmak gerek şeklinde. Yani oraya da biraz hani anekdot vermek istiyorum. Yani, temkinli olmak önemli. Muhakkak fazlasıyla önemli. Hatta Speciali'nin de bahsettiği şeylerden bir tanesi röportajında. Yani günlük hayatımda çok daha farklı bir karaktere sahibim ama oyun içerisinde yani üstüme 20 kişi de koşsa o kaos anında sakin kalmayı başarabiliyorum diyordu. Speciale tabii ki PUBG Mobile şehrin efsaneleri devam ediyor. Uzun bir süreç olacak bizim için. Highlightları, önemli gelişmeleri takip edebilmek için, birçok şeyden haber alabilmek için PUBG Mobile Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hemen sağ altımızda bulunan linkleri de görüyorsunuz tekrarında. Biraz işin psikolojik yapısından bahsettik. Zaman zaman zaten bunlardan konuşacağız. Weekend haritası da geride kaldı ve önümüzde şimdi Sanok var. Daha küçük haritalara gidiyoruz yavaş yavaş. Weekend'den sonra Sanok'ta sizce şu olur mu? Yani dişli takımlar yine en üst potoda olur mu? Yani şimdi günün aslında iyi iş başaramayan takımları var. Etiket aslında iyi başladı ama burada hiç yoklardı resmen. İşte aynı zamanda Quantum Esports ikinci haritayı iyi tamamlayamadı. Evet. Burada biraz daha onların daha hani temkinli diyorum ya, biraz daha disiplinli oynamalarına ihtiyacı var. Neden? Quantum Esports ilk gün ve ikinci günde de bunları bize gösterdi. Çok iyi başladılar. Diğer takımlara göre bu profesyonellik, yani eski profesyonel olmaları aynı zamanda takım halinde çok daha disiplinli görülmeleriyle birlikte diğer takımlara karşı çok daha güçlü göründüler. Ama oyunun sonlarını iyi oynayamıyorlar. O yüzden Quantum Esports'un burada birçok takım gibi yine aynı şekilde oyunun sonunu iyi getirebilmesi, iyi pozisyon almaları gerek. Tabii biraz da şans faktörü var. Hani alanın nereye kapanacağıyla alakalı. Orada biraz daha hani radikal kararlar verilmesi gerekecek. Evet, yani Sanok zaten izlemesi benim için çok keyifli haritalardan bir tanesi sence. Burada yine Kayseri Spor gibi, e-spor gibi, Kayseri Spor değil ama Kayseri e-spor gibi, MAK gibi şu ana kadar potaya girmeyen takımların yine potaya girmesi, ilk sıralamaları paylaşması çok sevindirici olur. Evet Alican, aslında burada yine en büyük iş IGL'lere düşüyor. Çünkü o bizim yüksek sıralarda gördüğümüz takımlar şimdi böyle sonuçlar alınca, haritada olmayınca, etiket gibi, Quantum gibi, bu takımların IGL'leri acaba nasıl bir tepki verecek? Şimdi onu göreceğiz. Kendilerini ve takımlarını daha safe mi çekecekler? Yoksa yine bu fight'tan kaçmayacaklar mı? Bence ilk ve ikinci günün biraz rehavetine kapıldılar ve biraz hani fight için oynamaya başladılar bu takımlar. Burada acaba hızlı bir reaksiyon gösterip taktiklerini değiştirecekler mi? Yoksa yine bu şekilde oynamaya devam edecekler mi? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Benim merak ettiğim bir şey daha var. Özellikle Erangel haritasında şunu çok fazla gördük. Oyunun artık geç safhalarına doğru alanın kenarlarında bekleyen çok fazla takım var. Ve bu çok cezalandırılamadı. Yani ortada bekleyen bir Luxy Sports vardı. İşte bir takım daha vardı sanırım, Etiket bunlardan biri. Etiketten işte iki kişi kalmış olmalarına rağmen inanılmaz killer geliyor. Hani biraz daha bu
haritanın kenarında kalan, alanın, bu çemberin kenarında kalan takımların daha fazla cezalandırılması lazım. Özellikle alanın ortasına gelmeye çalışırken işte o araba patlamalarını bence Sanok'ta çok fazla göreceğiz. Evet, zaman zaman Sinan'la, Anıl'la da konuştuğumuzda hani burada PMCO seviyesinde takımlar yok. Biraz daha seviyenin düşmesi gayet doğal. Buradaki en büyük farklardan bir tanesi özellikle takımların alan içerisindeki pozisyon alışlarıydı. Bu aslında oyunun seviyesinde fazlasıyla ayırt edici bir özellik. Sinan Lanıl'dan bahsetmişken sözü tekrar onlara bırakıyoruz. Sanok haritası için. Teşekkürler beyler, kıymetli yorumlarınız için. Sinancığım, özellikle az önce konuşulan, yine tam böyle son kısımda konuşulan bir olay vardı. Hemen onunla beraber devam ettirmek istiyorum analiz masasının yorumlarını. Alan kenarı oyuncular. Şimdi diğer haritalar başka, Sanok bambaşka. Hiç yapmam. Hiç. Ben, alan köşesi Sanok'ta çok risk. O anlamda söyledim. Evet, evet. Ama işte ortaya gitmek de bir problem. Tabii ama... Burada böyle bir gereksiz ikileme düşüyorsun yani. Kitlenecekler zaten yine. İlk haftada bol bol olmuştu ilk Sanok maçında. Bir bakıyorsunuz bir taşın arkasında bir oyuncu, bir taşın arkasında iki oyuncu, birileri üstten alttan birbirlerine bakıyorlar. Üçüncü şahıs kamerası. Yine kitlenirler zaten. Yani köşe oyunu, evet, nitekim bazı haritalarda anlayabiliyorum ama Sanok köşe haritası için bence en doğru haritalardan biri değil diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla etmen var, çok fazla dışarıdan gelebilecek şey var ve yani alan ortasına bir kere konduğunuzda Sanok'ta çok fazla veri elde edebiliyorsunuz rakip takımlarla alakalı zaman zaman ve aynı zamanda da yani rahatınız iyi oluyor. Sanok'ta ne kadar fazla hareket ederseniz ölme ihtimaliniz o kadar artıyor gerçekten. Rahatınız iyi oluyor ne? Sanok'taki evlerin yataklar duble mi? Duble. Ne? Duble. Bu mu yani? Hatta bir tane kuş tüyünden mi evleri yatakları? Bir tane de ev grubu var ya, arkada tekli bir tane odası var falan. Böyle bir info vermek hiçbir yerde yok. Haritadan nerede keyif söylüyorum. Bir dakika, hangi ev olduğunu söylüyorum sana şimdi. Koskoca haritadan bahsediyoruz. Söylüyorum. Verdiği info tam, bir tane ev grubu söylüyorum. Var. Söylüyorum. Bootcamp'in çıkışında üçlü bir tane ev grubu var. Ya evet, üçlü ya dörtlü. Çok iyi oralar. Oradaki büyük bir tane ev grubu ev var. Evet. Onun içinde bir tane ufak oda vardır. Benim evet. Favorim orasıdır. Oyuna başladığımda yere medkit bırakıp kapıyı açık bırakıp bekliyordum. Orada gibi. Ne oyuncular kötü, öldü ne oyuncular kötü öldü. Ama bu arada, bu arada gerçekten bak. Çok yapılıyordu. Tabii bu. Ki de. Çok yapılıyordu yani. Şeye alışmıyorsun. Şimdi oyuna yeni başladığın zaman tabii. Gideyim taktik kurayım, onu yapayım, bunu yapayım derne olmuyor. Ya korkuyorsun, pusuyorsun ya da böyle yarı çaplı trollük deniyorsun. O da en temizlerinden biriydi Sanok'ta yani. Hatırlıyorsun, hep konuşuyorduk zaten eskiden. Öyle dediğime benim... dalga geçtiğime bakma. Yo, çünkü aynı hamleye gittim ben de yaptım. Öyle. Hepimiz ya yaptık. Ya benim ilk kazandığım maçı ben adam vurmadan kazandım. Anıl, damage'im yoktu. Oyun boyunca yattım yaptım. Sonra adam alana düştü ve kazandım bu arada. Oluyor. Mevcut. Ben de bir kille kazanmıştım. İlk galibiyeti. Son yani, yorum. Unutamayacağım bu arada. Yat. Yani gerçekten markete gidip gelsem kimsenin umuru olmazdı bu arada. Başladığım evde bitirmiştim oyunu. Büyük şans ya, evet. Büyük şans. Peki bu haritada acaba öyle bir takım görecek miyiz? Başladığı yerde biten takım. En sevdiğim ya. Sıfır eforla kazandığım şöyle, maç. Ama şöyle bak. Başladığın yerde bitirirsin ama 10 kill puanın olur. Tamam. Hı-hı. Ama başladığın yerde bitirirsin ve 2 kill puanın olur. Ben ona çok sevmiyorum onu ya. Hı-hı. Onu ben... Yani, yani siz geçen günlerde takımlardan bir tanesiyle konuşurken şey konuşuldu. Yani birinci olmuşsunuz, 4 kill var, bunu böyle konuştuk. İkinci takımın 15-16 skoru var dedim. Yani ne oldu, ne yaşandı bu maçta? Scrimlerle ilgili konuşuyorduk. Aha. Dediler ki yani kovaladık bulamadık. Alan sürekli bize verdi. Her verdiğinde ortaya gittik, adam bulamadık dediler. Derde bak. Yani ve lüks, birinci. Güzel lüks bu arada. Büyük lüks, böyle bir şey olamaz. Son gelen takım vurduk, 4 kill var diye bayağı ciddi. Şey maçında, antrenman maçında yaşanmış olay yani bu. İçeriden sizlere bilgi olabiliyor. Bunlar evet. Yani zaman zaman denk geliyor ama 10 oyunda bir, 15 oyunda bir belki. Profesyonel tabii buna güvenmemek bile. Gerekiyor. Aynen. Yani Sanok'ta bir kere bileğini tutmak zorunda. Şunu çok fazlasıyla. Yani Sanok'ta öyle yılanladım da maç aldım diye bir şey yok. Bileğin tutmuyorsa bir yerde düşüyorsun. Çünkü sana yaklaşıyor takımlar. Seni bir şekilde alıyorlar. Benim en merak ettiğim nokta acaba Paradise'da ne olacak? Geçen hafta Jolly mi atlamıştı Paradise'a? Hard mı atlamıştı? İkisinden birisiyle beraber böyle hemen oyun başı bir çarpışma izlemiştik. Evet, bir de işlek bir mekan olmuştu Paradise. Sonra gelen gidenler de bayağı almıştı Paradise civarını ama alanın da biraz etkisi vardı diye hatırlıyorum. Sanki KO'ya doğru biraz vermişti en son alanlara doğru. Yani Paradise yine zaten cümbüş olacaktır. Profesyonel turnuvalarda bile zaman zaman takımların yerinden vazgeçmeyip 2-3 farklı ekibin Paradise'a indiğini görmüştük. Yani bakalım burada da bu inat devam ediyor olacak mı, ben de merak ediyorum. Ediyor da olacaktır. Paradise bence haritadaki en kıymetli noktalardan bir tanesi.
bu inatta devam ediyor olacaktır. Yani Hatin için pek fazla bir şey dönmüyor ki normalde ben Hatin'e hep iki takımını atlayıp çarpıştığını görürdüm ama genel olarak Hatin birazcık sakin kalıyormuş. Kamp bölgelerinde Hatin pek bir şey. Hatin dağından bahsediyorsun sanırım. Ya Hatin'in çok. Kendisinden Hatin de Hatin ve dağı gibi düşünebilirsin aslında. Yine dağın ortasındaki kampant gruplarını da varsayabilirsin ama yani Hatin için de genelde ben savaş olacağını bekliyordum ama hiç öyle bir şey de dönmedi yani. Çünkü Hatin adası da kıymetlidir. Verdiği anda kazanırsınız Hatin'de başlayan takımsanız. Yani aslında birazcık oyun başı zar atmış oluyorsunuz. Belki sağ tarafa kapatmış olsa rotasyon olarak zorlanabiliyorsunuz. Ne bileyim işte deniz yolu kullanıp KO'dan çıkmayı falan deneyebiliyorsunuz. Zor olabiliyor her şey ama Hatin adasına verdiğinde de en avantajlı takım siz olmuş oluyorsunuz. Ve evet, bu kadar analizden sonra artık uçağa ve haritaya geçme vakti geldi. O kadar güzel anlatıyordun ki bölemedim Sinan. Ve o gözlerindeki ışık yok mu? O vallahi gözlerindeki ışık. Special for Adana Hatin'e doğru gitti. Çok bahsettik. Onlar tek başlarına kalacaklar. Diğer tarafta SM Esports'un yine compound gruplarına ve sonrasında sanırım bootcamp'e doğru atladığını gördük. Evet. Sphinx'e bakıyorum, o tek başına compound'a atladı. Mami yine galiba aynısını yapacak. Beril için aynısını söyleyebiliriz. Evet, onlar compound'lara da aldılar o bölgedeki. Milli Vaka o tarafına gitmiş. Alanda yani query alanı olabilecek belki de en sakin. Yani sakin alan diye bir şey Sanok'ta yok ama olabilecekler arasında tabii en sakin alanlardan birisi. Jolly'nin bootcamp'i tamamen aldığını görüyoruz. Kuva ekibi az önce konuştuğumuz Paradise'e yerleşmiş. Bu arada yani M7 kovalamak isteyecek mi etiketi Camp Bravo'ya doğru? Onu merakla bekliyorum. Çünkü geçen hafta öyle bir sahne galiba yaşamıştık. Pardon, Camp Bravo lootlanıp dışı mı vurulmuştu? Dışı. Evet, Camp Bravo lootlanıp dışı vurulmuştu galiba. Yine görebiliriz. Aynısını Lav kadrosuyla Kartal arasında da görebiliriz. Veya belki Kamponga yönelebilirler. Boş olduğunu artık gördükleri için. Şimdi burada ufak ufak çarpışmalar başlayabilir. M7 az önce de bahsettiğimiz gibi Camp Bravo'da aksiyona girecek. Deneyecek mi Chucky'yi? Hayır, gördü ama. 3 oyuncular bu arada, onu da söylemeden geçmeyelim. 4'ü 3 pozisyon zorlu. Zorlu. 3. seviye bir kask. Nereden buldun oyunun başında daha? Ama kamp işte ya. Evet. Kamp olunca onu buluyorsun. Eğitlere bak, 0. 0. Bandaj 0. Çok normal. Blank çıktı. Spray'ini attı. Açıkta yakaladı. Hemen ilk skoru çekiyor. İkincisini de bayağı bir zorluyor. Temiz bir iş geldi. AK'ye tekrar döndü. Kaldırmasına izin vermemesi lazım ama kesinlikle takım arkadaşlarından da istediği desteği galiba bulamadı. Açığa doğru çıktı. Hatalı oyun bence burada rakibinden. Çıkıp vurmaları lazımdı. Birazcık geciktiler ama en azından bir şekilde alıyorlar. Biz burada Blank'in pozisyonunu izlemiştik. Diğer tarafta iki isim de düştü. Mezra 3 skorla oyuna başlıyor. Ve yani Blank agresifleşmeye çalışırken, düzeltiyorum, M7 agresifleşmeye çalışırken bir anda cezalandırıldı. Ama çok normal yani, siz tamam bir noktada ama yani şunu da anlayabiliyorsun. Büyük ihtimalle onlar takım arkadaşlarıyla aralarında konuşurken ikilinin ne kadar zorda olduğunun farkındaydı. O işte son böyle zaten birini düşürmüştüm, kaldırını da düşürüyorum, iki skoru çekip ben de ölüyorum. Evet. Onun düşüncesi büyük bir ihtimalle zaten. O yüzden biraz aceleci oynamıştır diye Kartal düşünüyorum. Kartal ve Love için oyun başında konuşmuştuk. Yani Sinan ben ama bunu seviyorum. Hiç bekletmiyorlar ya. Hiç bekletmiyorlar. Teşekkürler Dopamin. Yani teşekkürler Scarlett'o. Teşekkürler Albert. Herhangi bir oyuncu. Ben çok merak ediyorum. Düşmeden önce o HS'yi Albert mı vurdu? Çok merak ediyorum QBO'da oyuncuya. Onu bayağı merak ettim şu anda. Öyle bir flick ben göremedim, var mı o yüzden acaba? Bir şey diyemiyorum. Ben göremedim ben o yüzden bir şey diyemiyorum. Tekrarını izleyeceğim bu arada merakımdan. Çok merak ettim çünkü. Dopamin geliyor. Komando. Evet. En sevdiğim oyun tarzı ya. Müthiş. Yorumu yapmadan şeyini alıyorsun, geri dönüşünü alıyorsun. Hani ben daha çarpışabilirler derken mermiler yağmaya başlıyor. Oo. Yakın bir bomba koşuyor ama. Koşuyor ama. Yapma, yapma. Çok temiz, çok temiz. Tahmin bile etmedi Feda orada yüksek ihtimalle. Scarlett'o açık alanda yakalayınca o da aynı şekilde affetmiyor. Vakko'yu alıyor. Ragnar'dan destek geldi. Belki orada kayanın üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir. Çok açıkta kaldı. Bu sefer o da açıkta, öbürü de açıkta, hepsi açıkta. Apaçık bir oyun dönüyor Sinan. Sen seveceksin benim burayı. Benim en sevdiğim. Sen seveceksin burayı. Böyle bir şey olamaz yani. Ben bu tepede 100 kere savaşmışımdır, bir tanesinde oyunun böyle oynandığını görmedim. Bu ne de detaysız ne kılçıksız bir oyundur evet yani. Dümdüz birileri tepeye koştu, dümdüz birileri alt taraftan geldi. Takır takır savaştılar, 4 puan alındı, yani evlere dağıldılar. Şey oldu sanki 8. alanı bu tepenin tepesine verdi de ve öyle iki bir inançla gelindi çünkü. Ama alan sonunda da 2 takım var yani.
Yani iyi oyundu Love'dan bu arada. Sadece bir oyuncu kaybettiler. 4 puan çektiler. Hemen oyunun başı. Yani Sano'nun başı bir de. Yani bu çoğu takımın isteyebileceği bir senaryo. Tabii ki de bazı takımlar bunu kabul etmeyecek. Ekipler az çok öngörebiliyorum ama %50'si kabul ederdi diye düşünüyorum şu anda takımların. Biz şeyi kaçırdık bu arada. İlk nasıl yerleşildi? Hani biz savaşın hep böyle yakın anından başladık evet. Ya. İlk koşular nasıl yapıldı loot'tan sonra? Ben onu çok merak ediyorum. Daha çok açık koşuyordu mesela kartallardan sanırım yani. O ilk kübeyle düşen oyuncu oydu sanırım. Etiket yine geliyor. Geçen sene izlemek lazım orayı. Sefer de burayı gördük galiba değil mi ya? Tabii tabii ya. Aynen Camp Bravo'ya basılmış. Sen söylemiştin. Etiket geliyor bir kez daha. Az önceki pozisyonla ilgili konuşacağım. Onu bitirmeyeceğim hemen hızlı şekilde. Fırsat olursa, etiket fırsat verirse yani. Ya şöyle bir şey vardı. Gerçekten yüzlerce kez oynamışızdır. Birçok kez de anlatmışızdır. Ben orada neler neler gördüm. Karşı dağa geçip flanklemeye çalışan, denizden yüzüp arkasına çıkmaya giden, yani bombalar, sisler, bir şeyler o kadar hızlıydı ki. Tabii. O kadar hızlıydı bayağı. Ki. Yani o dağ için bile bilmiyorum. Ya Mezran mesela şimdi burada ne kadar bir önceki haftadan ne kadar iyi analiz yaptılar. Bunların hepsi ortaya çıkacak çünkü. Yani ikinci kez aynı şeyi yeme durumlarında çok iyi çalışmadıkları ortaya çıkmış olacak. Yani etiket zaten 3 kişi. Bilgi verildi ama sanırım. Evet sanırım. İkisi de 3 kişi bu arada. 3'e 3. Müthiş. Değil mi? Mezra'nın bir Mezra oyuncusu... 4 düşmüş müydü? Mezra şu an 3 burada ya. Hı-hı. Etiket burada tek hatta. KT9'la. Bir oyuncuları üstte onların. Evet. Yani kedi üstte, Onos arkada. Ki Mezra da çıkıyor buradan. Lazım. Mezra burayı terk ediyor. Onlar Chucky'yi kaybetmişler. 3'ler 3. Niye bana güvenmiyorsun? Görmeden asla inanmıyor yani. Ya vallahi. Böyle bir şey olamaz ya. Yani yüzlerce maçı anlattık, görmeden inanmıyor. Uuu seksi, o bombayı gördü Black. İzin verilecek mi? Anlat, ben acaba? Bir şey demiyorum daha. Çok kötü. Bu arada Quit 2 oyuncusunu kaybetmiş. Üçüncüyü kaybetti. Yani kadar... burayı rahat almaları geri. Yok olduğunu gördün evet, mü peki orada? Gerçekten hiçliğe karıştı bu arada. Hiçliğe gittiğini gördük değil mi? Gördük. Birlikte gördük. Spesyal A'de sisler geliyor seksi tarafından rahatlıkla kaldırabilmek adına ama yani hiçliğe gitti gerçekten. Ona hiç söyleyecek bir şeyim düştü. Yok. Çok hızlı düştü. Uf. Jolly buraya doğru yaklaşıyor. Onların tabii ağaçlar görüşünü kesiyor ama Lux buna emin olamadığı için yine de hemen coverlarını alacak. Yani acaba ağaç görüşünü kesiyor mudur diye hiçbir oyuncu düşünmez. Tabii. %100 de oynarsın. Onlar da bunu yapıyorlar. Kaldırabilecek pozisyonları var. Sıkıntıya düşmezler. Spesyal seksi ikilisi hemen tekrar evlere yerleşir ama. Ağaçlardan ötürü yani Jolly şu anda yükseklik avantajını da kullanabileceği bir noktada değil. Yani buradan pek bir şey çekebileceklermiş gibi durmuyor Lux ekibi bir açık vermediği sürece ki Lux'ın da bu açığı verecek, vermeyecek tecrübesi mevcut diye düşünüyorum ben. Zaten Lux istediğini elde etti. Esam yine dağlarda bir oyuncu, alt tarafta 3 oyuncu şeklinde çok açık yanlış görmediysem denemez ya. Evet, yok evet. Yok denemez. Evet kaçacak zaten. En başta görür görmez sıkmaya başlasaydı belki ağacı hapsedebilirdi oyuncuyu ama. Bu açıyı mı bekledi acaba? Oo bedava. Bedava. Bir şey söyleyeyim mi? İkinci merminin değdiğini görmedim ya. Evet. O kadar netti yani. O kadar netti. Lux skoru. İşte yani hep diyoruz. Birkaç tane etmenden bir tanesi de sabır. Buyurun. En güzel örneklerinden bir tanesi ama eklemek istediğim bir farklı nokta da şu. Harita bilgisi. Öyle. Orada denemeyip ikinci alanda açığa çıkacağını bildiği için zaten fark çok ettik. Hepimiz çok net gördük evet. Yani. Bu tam böyle ders niteliğinde bir oyundu. PUBG 201. Buyurun. Aa 101'leri bitirdik yani. 100, bu 101 100, değil. 100, bu 101 değil. Bu 201'lik oyun geçtik, değil. Değil mi? Bu 101'lik oyun değil. Payınan yine tabii hard gelmiş buraya. Normalde Lux'ı ben görmüştüm sanki burada oyunun başında ama tabii Lux hızlı bir şekilde loot'unu tamamlayıp çekebileceği kill puanlarını alabilmek adına haritanın ortasına doğru yaklaşmayı tercih etmişti. Hard da tabii onlardan kalan boşluğu doldurmuş gibi gözüküyor Payınan noktasında. Number One da sanırım oraya doğru yaklaşmış. Bakalım oranın çıkışında bir sürtüşme olacak mı? Alanda tabii nereye doğru vereceği de önemli bu durumda. Acaba Hard'ın çıkmasına gerek olacak bir durum? Hayır olmadı. Ucundan girdiler. Resem'in bayağı bir avantajı olabilirdi sanırım. Esam galiba Jolly'nin olduğu dağlara geldi ve bıraktı mı? Ben mi yanlış görüyorum? Mami'den yok. Bahsediyorum. Esam, hiç mi gelmemişlerdi? Mami tam gelmemişler gibi. Gelebilirler. Yani burada şöyle bir olay var. Şimdi tamam %50 ihtimalle siz bunun doğuya gideceğini biliyorsunuz ama hadi 55 diyelim. Ya mesela Lux'ın olduğu yerden çıkmak ister misin? Hayır. Çok temiz. Değil mi? Ama kaldığın anda doğuya verirse bittin.
Bitmedin de çok dövüşmen yani, lazım. Çok çatışman lazım. Kuvari öyle bir pozisyonda ki burada bütün takımları istemsiz zora sokuyor. İstemsiz zora sokuyor yani. Oraya inemiyorsunuz zaten. Öyle bir seçenek yok. İndiğin anda gel beni vur yazmakla yok. Aynı şey. Yani zor bir alan olacak. Ne senaryo yaşanırsa yaşansın. Dışında kalan takımlar için. Mezra bu arada kötü bir açılış yapmadı diyebilirdik ama şimdi burada Rodix'i kaybettiklerinden ötürü belki de sıralama puanında sıkıntı çekecekler. Milliva ekibi temiz bir skor alıyor. Olayın olabileceği noktanın, oyuncu olan olaydan bahsediyorum, farkındalar. Şöyle bir kontrol ediyorlar ama olay çoktan uzadı oradan. Hiç beklemedi bile. Bu olayı bu kadar uzatmaya gerek var. Bunu yapmadım, bunu ya, yapmadım, bunu yapmadım. Ya. Son 5 saniyeyi attık ve hayatlarımıza mutlu mesut devam ettik. Ben maalesef duydum. Hafızama kazındı artık. Yok yok. Kabire ne oldu orada? Kabir'in canı yok baksana gözükmüyor evet. Bile. O olay kısa sürdü sanırım. Yapma Sinan ne olur yapma lütfen çok tutmuştum kendimi. Çok kötü espriler ya çok kötü espriler. O kadar kaliteli şeyden sonra yani yüzlerce bu mu ya? Seviye evet, buraya mı geldi? Buraya geldi gerçekten. Gerçekten mi ya? Bakalım Amiral. Analiz masasından iki arkadaş rica edeceğim. Kabir hala orada bağının içinde. Ya orada olduğunu bilmiyor Liva kadrosu büyük bir ihtimalle. Onun infosu olmamalı onlarda. Yani burada bir sürelik sanki takımlar uzaklardan birbirlerini deneyeceklermiş gibi ama hayır. Bir sıkışma olmuş. Quantum ekibi, Joel ekibiyle karşılaşmış. Şu anda hızlı bir şekilde karşılıklı basıyorlar. Hazer yerde şu anda Joel kadrosundan. Uf bir bomba. Çok iyiydi Anka ve Deadline üzerinde. Acaba bu da başarılı olabilecek mi? Çok başarılı olacakmış. Tertemiz. Tertemiz. Nokta atışı. Yani hiç affetmediler orada. Direkt iki skoru çekiyor. Bir mermiye daha ihtiyacım var. O mermi de Kaysu'ya geldi. Kolay bir oyun olabilir burada Neo'nun düşüşünden sonra. Quantum, sizlere elveda. 13. oldular. Jolly'nin 4 skoru var. Bir önceki oyun, yani iyi almışlardı. Bu oyunda hiç fena gitmiyorlar. Evet. Düzeltiyorum, Eren geldi. Weekend'de oynadılar mı? Tam emin olamadım. Çıkartamadım şu anda. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şimdi bu alan kritik. Az önce konuştuk. Lux, Jolly, Number One veya Hard'ın olduğu bölge çok kıymetlenebilir. Ya da tam tersi Love'ın etiketin olduğu alan çok kıymetlenebilir dedik. Biraz daha Lux'ın, Jolly'nin ve işte Hard'ın, Number One'ın olduğu dörtlü bölge kıymetlendi. Artık işler zor. Yani Lux'ın yeri müthiş. Senin de söylediğin gibi çıkmalarına gerek yokmuş büyük bir ihtimalle. Doğu'ya artık pek verecekmiş gibi durmuyor. Quarry'nin belki içine verebilir. Hı hı. Oyun sonu orada oynamak müthiş keyifli bence. Quarry içi son alanı. Yani Liva hemen zaten artık Buran tarafını terk etmeye karar verdi ki bence gayet doğru biraz daha yükseklere çıkmak onlar adına gayet iyi olacaktır ki Kabir hala Buran'da. Hala Buran'da sanırım oyun sonuna kadar Buran'da kalacak. Şey diyor büyük ihtimalle yani 0.1 canlı da ölmediysem ben burada yaşarım. Oyunun sonunu görürüm diyor büyük bir ihtimalle. Çok kötü yarama orası ya. Evet, çok ben de hiç yani. Yani aşağıdasın. Ne yani, içinden geçmeyi severim ne loot'ta hiçbir şeyini sevmem ki, ya. Ne zaman ben o üst taraftaki noktalardan bir şey alacak olsam birileri kafama sıkar bir tane kesinlikle. Yani haritadan neresi kaldırılsın deseler düşünmeden ban derim galiba ban ya. Ban mı dersin? Ya, en sevmediğim yer olabilir biliyor musun? Alt kısmı ama bak. Üstündeki iki taraftaki dağları da seviyorum. Ama banın o en alt noktası, ortası hiç sevmiyorum ya. Hiç yani. Her yere okeyim bak. Her yere okeyim yani. Cave'e bile. Cave'e ben çok okeyim. Cave'i severim ben. Hayır yani şey olarak, taktiksel olarak bir önemi olan bir nokta değil evet, yani. Evet değil. Bana en azından haritanın biraz daha düzgün bir yerinde 2-3 root'u var. Cave öyle değil yani. Öyle. Ben Ruins'i sevmem pek. Sa nokta. Gerçekten mi? Vallahi hiç sevmem. Seninle bu maçtaki iki şeyden sonra kesinlikle konuşmuyorum. Gerçekten
Sen sanırım oyun başı ruinize atlamayı sevenlerdensin sen Oktay. Çok. Çok yani. Payınan. Payınan. Ne kadar iyi bir spray geldi ve Fensier'de şu anda bitirmesi o kadar kolay olmayacak mı acaba? Evet. O kadar da kolay olmayacakmış. En azından Morazi adına kolay olmayacakmış. Skor Retge'de gidiyor böylelikle. İstediğini oradan çıkaramadı Morazi. Şimdi konuşlanmayı da görüyoruz. Zaten Lux müthiş bir avantaja sahip. Karşı sağ taraftaki Quarry'nin sağındaki doğusundaki evleri de Kayseri ve Etiket kadrosu parsellemiş gibi görünüyor. Yani Barry arada tek başına kalmış. Jolly tam olarak ne yapmak istediğine karar verememiş gibi ama zaten evlerin dolu olması onların zaten oyununu birazcık olsun daraltıyormuş gibi gözüküyor şu anda ben bu tarafa doğru bakınca. Yani biraz daha beklemesi gerekecekmiş gibi gözüküyor. Takımların hala 39 oyuncu, 12 takım hayatta. 3. alanda kapanıyor olacak birazdan. Yani çoğu takımda birbirinin yerine hakim gibi. Çok rahat yavaş onlar yavaş gelmeyecek. Başlıyorlar. Başlayacağız. Alan köşesi başlıyor ya evet, şu anda. Evet. Ben söylemiştim. Onlar hiç bekletmediler yine sağ olsunlar. Albert'ın canı çok çok azaldı. O iki mermiden sonra yalnız tekrar cevap gelmedi. Yok. Ya milimetrik bir pozisyonda olduğu için vuramıyorlar. Zaten Jon Snow geriye çekilmiş. Bombasını yağdırmış. İkinci bomba da geldi. O da kısmen etkili ama yeterli değil. Tugay da yerde olunca artık sanki Love ekibi için yavaş yavaş sona gitme vakti geliyor. Benim hayatımdaki şu an en önemli sorulardan bir tanesi Amiral'in neden Tommy Gunn'ı olduğu. Tercih edilebilir Sanok haritası bir şey demiyorum ama sen özellikle miydi? Özellikle sen şeyi kaçırdın, güncellemeyi kaçırdın. Aa doğru. Uzi'ye yakın bir silah artık. Evet. Hiç Uzi'ye yakın mı derken o kadar alıştık ki. Üstünde bile olabilir Uzi'nin. Yok çok haklısın ya. O kadar alıştık ki doğru haklısın. Zaten güncelleme dedin böyle direkt şey oldu. Ben geçen gün yine girdim. Tommy Gunn'ı gördüm, es geçiyordum, aklıma geldi gidip direkt aldım. Bir de denemek de istiyorsun evet. Değil mi? Hemen. Tabii güzel, bayağı güzel. Bayağı seri ateş ediyor eskisine göre. Etiket sıkışmış. Ama yani belliydi, barizdi. Zaten Quarry ortada, sağındaysanız bomba ölürsünüz. Yeterli olacak mı oraya gerçekten? Şapka çıkarırım ya. Ben de yakındı da bu arada. Bayağı başarılı. Helal olsun gerçekten. Bu arada yakın bomba. Galiba sürede sıkıntı yaşıyor. Evet evet evet. Yoksa hani mesela, bir saniye daha geç evet. Patlıyor olsa bomba patlayacak zaten, atacak. Çok başarılı. Kayseri Espor girmiş oraya. Etiketi buldular. O duvar demek istiyorum ama tam da diyemedim. Artık duvarımsı küçük yapı. Onu çok hayatta tutmadı. Team'in çok yaklaşmışlar birbirine yine. Etiket burada Barry deniyor. Barry de tek başına. Dem baktı. Barry zorlayacak mı acaba ya? Ya Barry'nin oradan bir şekilde oynaması lazım. Çok tepede kaldı. Şu anda konumu iyi, bilgiyi falan alıyor ama arka tarafını kontrol etmesi zor. En azından olduğu kısım boş. Zaten buradan da puan geldi. Kayserispor ikinci puanı da bu sayede çekti. Jolly'nin savaşı Denemeler. Special for Adana'yla bayağı kızışmış. Onlar bir önceki haritada belki galibiyet almış olabilirler ama burada önlerinde bambaşka bir rakip var. O rakibin adı Special for Adana. Şimdi Adana temsilcisinden iyi oyunlar görürmüyüz. Ya fena bir başlangıç da yapmadılar. Oyuncularını akladılar. Yani Jolly çok ciddi bir ekip şu anda bu turnuvadaki puan durumu göz önüne alınacak olursa. Jewel ilerliyor. Şimdi orada spreyini attı. Gelmedi. Sisin içine doğru da bir deneme geliyor. Tekrar kayanın arkasına çıkacak. Belki burada sislere daha çok dikkat etmesi lazım. Tahmin ettiği yerin birazcık daha yanındaydı BenQ. Öyle olunca bir türlü vuramadı. Bu da onun belki de sonunu getirebilir. Yani iki oyuncu şu anda köşe kapmaca oynuyorlar. Jewel'ın bir şekilde indirmesi lazım ama o pozisyon bu değil. Jolly ekibi. Bir önceki oyunun galibi. Burada da yavaş yavaş 15 puana doğru ilerliyor. Kazers açıkta yakalandı. Canı çok az. Hafız üzerine oynayacak. BenQ hala hayatta. Dwayne. Basacak üstüne BenQ. Çekti bombayı. Çekti yakın bomba. Bir bomba olabilirdi burada. BenQ'nun sesini aldı. Hemen dışarıya doğru çıkarken. Mavi'nin yanında. Kayanın arkasında. Yere yatırılıyor. Hemen yanına da. Takım arkadaşını uzatacaklar. Special for Adana. Elenen takım Jolly ise 8 puana ulaştı ve belki de daha kritik nokta 3 oyuncunun şu anda hayatta olması. Ya anladın. Şu anda bu savaş zaten oyunu belki de yani ilk 3'e kalacakları bir savaş geçirirlerse eğer 3-3'e kalmalarını gerekecek bir savaş geçirirlerse bu savaş yine de oyunun en önemli savaşı olarak kalacak. İki oyuncu aklanmıştı. Çok ciddi bir şekilde geriye düşme ihtimalleri vardı ama yani oradan toparlamayı başardılar. Güzel evet. Bastılar ve iyi çevirdi Jolly oradaki fight'ı Special for Adana'ya karşı.
Yani Kayserispor bir şekilde çıkmış, ilerliyor ama yani çok zor. Son şansları gibi artık. Holigan düştü zaten. Ymir de bitirildi az önce. Evet, Demon. Tek başına. 9. sırada. Aiden'e bakamadım. Gördün bir mü? Bir Aiden var. Bir mi? Bir zor, tane basacak, koşacak yani. Deneyecek şansını. Çok zor ya. Evet, çok evet. Zor. Bakılıyor zaten oraya. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi artık Hezetim'in üzerine doğru döndükleri için belki onu görmezler diyecektim. Etiketten iyi alan kontrolü geldi ama benim merak ettiğim nokta şu, etiket zaten buraya nasıl girdi en başta? O Quarry'i o kadar rahat geçememeleri lazımdı. Ya Beri'yi aldılar bir noktada. Beri oradan düşürdü falan. Bir şekilde girdiler oraya sanırım. Lux. Bakındı, bulamadı. Sexy'ye doğru bir bomba, etkili değil. Onos tekrar evlere doğru yavaş yavaş geliyor. Sürüne sürüne geliyor ama artık yeri belli. Number one. İki oyuncusu onların da yerde. Jolie yine aynı şekilde tekrar bir oyuncusunu kaybetti. Yani Kuen'in batısına kapatırsa belki doğudaki takımlar çok zorlanır demiştik ama Kayseri bir şekilde geçerken düştü. Son anda artık oradan kalan tek isim galiba etiket değil mi? Hı hı. Onların da bir oyuncusu mu kaldı ya? İki mi kaldı? Ya bir ya iki oyuncuyla hayatta onlarda. Bakıyorum hemen. İki oyuncu. Kedi evet, ve evet, Onos. Kedi ve Onos. Yani erken konuşmak tabii çok mantıklı değil ama galiba Jolie'ye galibiyete gidiyoruz Sinan. Berli. Burada bu atışı yapması lazımdı. BenQ. Çok iyi karar. Çok iyi karar. Gerçekten o milisaniyede onu bekledim. Kesmedi spreyini. BenQ da düzeltiyorum. Berli de keseceğini düşündü. Yani öyle olunca prefire'a çıkmış olduğunuz gibi bir durum söz konusu. Tertemiz pozisyon. İşte hep bahsettiğimiz o FPS'teki o yarım milisaniye, bir milisaniyelik karar farkları takımınızı ayakta tutuyor. Skov açıkta yakalandı, düştü, havada mermileri yedi. Luxy Sports'a bu sayede bir puan daha gidebilir. 11 skor, 4 oyuncu hayatta. Ev avantajı onlarda, alan avantajı onlarda. Sayı avantajını da yanına ekleyince, ben az önce erken konuşmayalım. Kim belki Jolie'ye yazabiliriz yine de diyecektim ama Lux da çok büyük bir aday şu anda. Galibiyete. Bırakacak onu mecbur. Bırakmayacak mı? Bırakacak Lux mı Jolie mi? Lux mı Jolie mi? Ben Jolie'ye verdim. Ben de Jolie'ye verdim. Ben Jolie'ye verdim. Hafız beni haksız çıkartmadı. Sexy indirmeyi başarıyor. Hemen bekletmeden skorunu da çekiyor ve şunu söyleyelim. İki takımın da toplamda 12 skoru var Sinan. Kim alırsa alsın. Buradan mükemmel bir puan çekecek. Spezialiye doğru gelen bomba vardı. Hafız çıkmasını bekledi belki de ama o tahmin bu sefer doğru değil. Bir oyuncu yerde. Lux yine aynı şekilde bir oyuncusunu sanırım kaybetti. 2-2 mi pozisyon? Hayır, 3-2. Tabi burada Morazi'nin kaldırıldığını düşünerek konuşuyorum. Roxy çok kritik bir noktada. Speciale bakalım röportajında söylediği kadar soğukkanlı mı? Roxy'ye bakar mısın? Yavaş yavaş geliyor, yavaş yavaş geliyor. Morazi de kaldırıldı. Hafızı bir şekilde indirirse belki rahat edebilir Roxy. Kendi sonunu getiren spreyi attı. Artık böyle olunca durum 3'e 1. Jolie yavaş yavaş galibiyete gidecek. Speciale'nin üzerine doğru koşacaklar ama bence Luxy Sports'un üzülmesine hiç gerek yok. Speciale burada oyunu yapmaya çalışabilir. 3'e 1. Şimdi acaba bir Karilyo hamlesi gelecek mi? Ama hayır, o hamle gelmedi. Açık alanda resmen yolun ortasında onu indirdiler. Az önce söylediğimi tekrarlayacağım. Kesinlikle bence üzülmelerine gerek yok. Mükemmel bir oyunu ortaya koydular. 12 skorları vardı ve Luxy Sports bu sayede bu haritadan 24 puan aldı. Jolie tebrik etmek lazım. Yani iki haritadır. Skorlar geliyor, birincilik geliyor. Skorlar geliyor, birincilik geliyor. 100 puanın üzerine çıkabilen tek takımdı bugünün başında. Hatta 106 puandı yanlış hatırlamıyorsam. Aldıkları bu galibiyetlerle beraber 150'yi çok rahat geçtiler. Günün sonunda 200 olurlar mı benim kafamdaki soru o. Yani 4 maçta acaba 100 puan var mı Sinan? Yok. Yok. Var mı? Şöyle söyleyeyim. 15 sıralamadan bu maçı aldılar. Evet. Geçen maç 29 mu çekmişlerdi? 29 galiba. 29 aldılar. 44 zaten otomatik oradan geliyor. Evet. Bu maçta 15 sıralama aldılar değil mi? Evet. Tamam, çok net 59'umuz var oradan. Ve yani haliyle evet, bir sonraki haritada 25 puan falan alırlarsa o civarlarda galiba tek günde 200 puanın üzerine gelecekler 106'dan. Yani öyle söyleyince bir çok imkansızmış gibi duruyor ama hesaplayınca o kadar da değil. Değil, evet. Yani yine de kolay iş değil. Başarılarsa çok büyük bir iş başarmış oldular. Çünkü yeni zaten puan sistemiyle beraber artık birinci takım 20 puan almıyorken sizin ortalama 25 puanla oynamanız 4 maçta takdire şayan bile değil. Daha
üst bir seviye gerçekten. Yani bunu başarabilirlerse ne mutlu onlara gerçekten. Yani biz de bunları bu tarz bir performans izleyebildiğimiz için bizler de gayet mutlu hissederiz diye düşünüyorum ki bu performansı da sergileyebilecek bir oyunu ortaya koydular bugün ilk 3 maçında. Neden olmasın, neden devam etmesin demeden edemiyorum, demeden alamıyorum kendimi. Gayet de başarabilecek bir kadroya benziyorlar şu anda. Çünkü çok yani bir kötü durumda, zor durumda kaldıkları noktalarda bile verdikleri tepki inanılmaz iyi. Evet. Orada Special Four Adana karşısında bile yani ben herhalde dedim gittiler bu noktada artık dedim yani. Çünkü ilk bize orada haritayı orayı görmeye başladığımızda iki tane nak var yerde zaten. Ben de kesinlikle öldüklerini düşünmüştüm biliyor musun? Yani Special Four Adana alacak evet, mantığı bende de vardı. Alacak gibi düşündüm ama bayağı daha iyi oynayan taraf şöyle oldu. Hem orayı aldılar hem de oyunu aldılar. Evet, artık bu maçla ilgili, Sanok'la ilgili tabii ki kimlerin yorumlarını duyacağız? Analiz masasının yorumlarını duyacağız. Kurujole ekibi damga vurmaya devam ediyor oyunlara. Sinan'ın dediği gibi hem orayı aldılar hem oyunu aldılar. Belki. Yani gerçekten bugünün iki tane hatta belki de üç tane kazananı var ama başında kesinlikle Kurujole geliyor. Ardından Luxy Sports hani geçtiğimiz günkü o düşük silik performansının ardından çok iyi bir işe imza attı şu ana kadar ve arkalarından da etiket geliyor. Bu üçlü bugün süpürüyor şu an için diyebiliriz sanki. İşte Kurujole aslında açılış gününde Sanok haritası hariç, bu haritada olduğu gibi aynı şekilde Sanok haritası hariç kayda değer bir oyun gösterdiler mi? Bence gösterememişlerdi ama bugün gerçekten mükemmel bir oyun. Evet, Groovy Jolly'nin belirttiği, aslında Anıl'ın belirttiği gibi Groovy Jolly bugün 100 puanı geçebilir. Tek bir günde 100 puanı geçmek her yiğidin, her takımın harcı da değil kesinlikle. Ve Sencar, sana sormak istiyorum Sanok haritası ile ilgili düşüncelerini. Evet Alican, bir önceki konuşmamızda AGL'lerini tebrik ettiğini söylemiştim. Bazı takımlarda çok dalgalı performanslar izledik, evet. İnişli çıkışlı. Bir maç gerçekten 15 kille oyun domine eden performans izliyorduk. Fakat Jolly şu ana kadar bu performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi başarıyor. Evet, sıralamayı görüyorsunuz. Groovy Jolly tabii ki birinci 29 puan. Gayet ideal bir puan birinci için. Luxy Esports ikinci oldu ama toplam 12 kill olarak bir hayli fazla puan çıkarmış durumdalar. 24 puanla ikinciler. Açıkçası ilk 4'teki takımlar puanları topladı. Hardy Esports ve Etiket Esports 4 ve 3. sıraya yerleştiler. Ardından diğer ekipler sıralanıyorlar. Burada Mad of Seven'ın sonuncu olduğunu görüyoruz. Kartallar yine iyi bir harita geçirememiş oldu. Onlar biraz demir atmış durumdalar son sıralara. Ve genel puan tablosu. Groovy Jolly ekibi en yakın takipçisine 39 puan fark bindirmiş durumda. Tabii bugün sadece bir harita kaldı. O yüzden 200'ü bugün geçemeyecekler. Bu sebeple yani bir haritadan tabii 51 çıkarmaları mümkün ama bütün haritayı tabii wipe yapmaları lazım. Bu arada bugün sanıyorum ikinci haritada yoktu Groovy Jolly. O yüzden hani weekend haritasında sanırım onları görmedik yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden aslında hani oynadıkları 3 haritanın, ya bugün 3 harita oynamadılar. Yani 2 tane harita oynadılar. İkisinde de birinci bitirdiler. İnanılmaz kill puanları. Hani içeride sunucu arkadaşlarımız gitaristle birlikte Matra hani sanki weekend'i de böyle oynamışlar gibi anlatınca dedim ben acaba oyunu oynamışlar mı oynamamışlar mı? Güne 106 puanla başlamıştı sevgili gitaristin de söylediği gibi. Ya 200'ü bulamayacak olsalar da şu ana kadar maksimum puanı aldılar. Bu çok büyük bir başarı. Bugün tanıyamadığım yalnız iki tane takım var. Hani evet, Kartalların, işte BMS'in, Quid Squad'ın aynı şekilde birkaç takım daha iyi puan çıkaramamasına biraz daha alıştık ama Quantum'la Mirliva bugün tanınmaz halde. Ne oldu adamlara bilmiyorum gerçekten. Yani iyi götürüyorlardı aslında. Evet. Ve Quantum Esports ilk izleniminde gerçekten yani silip süpürecek gibiydi puanları. Ama böyle olmadı. Yani bilmiyorum, ikinci haritada Groovy Jolly'yi hatırlamıyorum ama ilk gün mesela biz de Quantum Esports'u bir haritada oynadı zannettik ama oynamamıştı. Evet, evet. Bazen fazla motivasyondan sunucular kurabiliyorlar. Oyunu evet. Kurmak çok önemlidir kafada. Hepimizin başına gelebiliyor kısacası. Sencer, kimin adına iyi oldu, kimin adına kötü oldu? Sanok haritası zaten aslında biliyoruz. Belki'nin de bahsettiği gibi Quantum'un yanında geçtiğimiz maçta düşük performans gösteren Etiket vardı. Evet. Ama Etiket bu maçta hemen bir strateji değişikliğiyle birlikte biraz daha safe pozisyonda kendini atıp o IGL'in herhalde bir katkısıyla, bir taktik değişikliğiyle birlikte bu maçta üst sıralarda yerini almayı başardı. Fakat Quantum'dan o tepkiyi daha göremedik. İlk gün, ilk karşılaşmada
16 kill almışlardı ve öyle birinci olmuşlardı. Bu performanstan sonra onlardan herkes çok şey beklemeye başladı ama şu an için birazcık onlar da bekleneni veremiyor. Jolly şu anda ligi tamamen domine ediyor. Özellikle bugünü tamamen domine etti diyebiliriz. Evet, gayet iyi iş çıkartıyorlar. Sanok haritasını da bu şekilde geride bıraktık. Tabii ki şu ana kadar aslında lig aşamasının da önemli bir kısmını geride bırakmış durumdayız. Şöyle bir geçtiğimiz haftalarda, daha doğrusu geçtiğimiz günlerde aklımızda neler kalmış, hangi pozisyonlar turnuvaya damga vurmuş bakalım. Bir buçuk avantajlı, müthiş bir alan. Neler diyorsun, neler diyorsun? Yürürken bir yandan o mesafeye sprey atmak tabii kolay değil. Yine de iki mermi kadar vurmayı başarıyor. Camdan attı o mermileri. Gayet sakin beklendi. Açıkta yakaladı Ezeli. Ezeli'nin olduğu bölgeye doğru iki kişilik bomba geldi. Tertemiz. Birini yerden çekiyor. Diğerini onun yerine yere indiriyor. Şimdi mermilerle beraber oraya gömecek. DP yapabilecek bence çok fazla bir şeyleri şu anda yok. DP birazcık da aslında tampon bölge olarak kullanmaları lazım. Üzerine doğru oynarken müthiş oyun geldi. Müthiş oyun geldi. Orada kulübenin küçücük camından, yani adeta iğnenin deliğinden geçirdi ve evet işler birazcık karıştı gibi. Şimdi burada Albert'i indiriyorlardı. Diğer tarafta Scoff'un üzerine doğru gittiler. Lavit eğlenirken burada 3'e 1 izleyecek miyiz acaba? Scoff Mikrosi ile beraber oyunu kurmak isteyecek. İkinciyi de çekti. 3 mü geliyor acaba? Mükemmel oyun geldi Scoff'tan. Çok temiz iş. Quantum Esports'u eleyecek. Tertemiz. 5 skora ulaştırdı takımını. 3'ünü tek başına aldı. Dezavantajlı oyunda. Deponun arkasında kendisini savunmaya çalışacak. Ta'ya doğru gidiyorlar. Ta'nın üzerine oynayabilirler. 2'ye 1 pozisyonda. Ta Mikrosi ile denedi. Şimdi UMP'sini çekti. 1-3'e 1 daha mı izleyeceğiz? Neler yapıyorsunuz bugün? Oyuncuların elleri bir kez daha alev alev. Hard Esports oyuncuları son iki harekete damga vurdular zaten. Scoff ve Taha güzel clutchlar atmışlardı. Özellikle Scoff'unki bayağı akıllarımızda kalacak. Şehrin efsaneleri bittiğinde bile muhtemelen unutulmayacak hareketlerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum 1'e 4. Kesinlikle arayacağım. Bir de daha önümüzde uzun bir süreç var. Bu süreçte oyuncular iyice ne bu lige ısındıkları zaman, o zaman ne 1v3'ler izleyeceğiz. Ben onları hayal bile edemiyorum. Muhakkak. Evet. Belki. Yani özellikle Scoff'un o hani pozisyonu izleme fırsatı da bulduk tabii ki. Hani ilkini çıkardıktan sonra evet hani bir kill puanı aldı, kaçabiliyor. Yani bir Sudopos'un arkasındaydı. Hangarın içerisinde saklanıyordu Sinsi. Evet. Ondan sonra Quantum'un ilk oyuncusu çok erken geldi. Diğer üçlü arka arkaya çıktılar ama onlar da hani çok dikkatsiz, çok rehavete kapılmışlar orada. Hani ne olursa olsun trade'ini alacağız zaten. Bir oyuncumuz düşsün. Hani devamında zaten rakibi düşüreceğiz. Orada olay kapanacak. En kötü ihtimalle hani burada bir tane oyuncu kaybettik gözüyle bakıyorlardı muhtemelen. Ama 3 tane arka arkaya geliyor. İşte orada MP5'i mi vardı yoksa işte Uzi'si mi vardı? Sanırım Uzi vardı. Çöp konteynerinin arkasında çok iyi pozisyon aldı. İlkini alıyor, geliyor, yatıyor, tekrar kalkıyor. Mükemmel evet. Bir sahneydi Scoff'tan. Evet, Taha'nınki zannediyorum su deposunun arkasındaydı. Yanılmıyorsam eğer. Biraz karıştırmış olabiliriz. Tabii Scoff'la Taha o hareketleri yaptıktan sonra her 1'e 3'te, her 1'e 2'te biraz heyecanlanıyorum. Acaba tabii. Benzeri gelir mi diye. Bugün aynısını... Spesyal eden evet. Gelecekti az kalsın. Son bu arada evet. Spesyal eden gelir mi diye baktık. O 2'ye 3'te de Roxy'ydi zannediyorum. Yerde sürünen biraz yılanlamaya çalıştı ama çok erken son anda fark edildi. Biraz yani, erken fark edildi. O da biraz yükseltiden dolayı çünkü evet. Hani yolun hemen kenarındaydı Roxy. Yukarıdan baktıkları için hani onun açısını çok daha net bir şekilde görebildiler. O da tabii garibim, ateş etmeye başladığında yeri zaten tamamen belliydi. Hani biraz da ateş ettiği kısımdan değil de sol taraftan diğer oyuncular geldi. Spesiyali aslında oynayabilirdi. İlk kili aldıktan sonra, yani yere nakladıktan sonra hani biraz da canı azdı. O yüzden evet. O 1v3 oynamak çok zorlaştı. İkinci kez fight'a girdiğinde ilk kili aldıktan sonra gerçekten canı o kadar azdı ki çıkıp çıkmamak arasında kaldı. Ya bir de hani yakındaki oyuncuyu da gördü ama uzaktaki oyuncuyla temasa girdi. Yakındaki oyuncu onu çok strese sokmuş evet. Olabilir. Yani iyi bir denemeydi. Tabii, Açık konuşmak gerekirse Laksa Esports. Alican tabii bu highlightler deyince benim aklıma ilk gelen ilk gün daha tam olarak turnuvaya bile ısınmamışken Kaysu'nun Kartallardan evet. Bir ev alışı vardı Uzi ile birlikte. Evet, Vikendi haritasında. Komple evi temizleyişi. Merdivenlerden çıkıyor, adamı nekliyor. Ondan sonra camdan atlayıp alttan bir daha giriyor. Bir daha temizleyip bir daha çıkıyor. O an şu anda hala gözlerimin önünde. Yani. Aslında Vikendi buna gayet müsait. Evet. Bunu yapmaya. Çünkü bugün izlediğimiz Vikendi'de de birkaç tane işte bir oyuncunun takım arkadaşları ölmüşken evin içerisinde kıstırılma pozisyonu vardı. Evet. 3-4 kişiye karşı. Çok bekledik gelsin şöyle clutchlar diye. Ama dün, özür diliyorum, daha doğrusu pazar günü Hard Esports
tabii hakları doldurdu iki tane birden yaparak o Clash'tan. Önümüzdeki süreçte kısa vadede en azından görmeyebiliriz bu kadar üstüne oyunlar. Güzel gidiyor şu ana kadar, evet, turnuvanın temposu. Gerçekten seyir zevki gayet ön planda diye düşünüyorum. Evet Alican, aslında bugün dikkat ettiğim farklı bir nokta da önceden hep nade killerini görüyorduk ama smoke kullanımını çok fazla bugünkü kadar görmüyorduk. Oyuncular gerçekten bugün smoke'larla birlikte tam pozisyon bitmiş takım elenecek derken bir anda atılan smoke'larla birlikte kaçışları bugün 2-3 kere izledik. Bu da oyuncuların yavaş yavaş tam anlamıyla turnuvaya adapte olduğunu gösteriyor. Zaten en büyük olay da bu değil mi? Yani oynadığınız oyunda bütün araçlardan, bütün gelişlerden faydalanabilmek. Evet. Bunların tabii ki biraz zamana yayılması gerekiyordu. Zaman geçtikçe bütün araçların oyun içerisinde yavaş yavaş kullanıldığını da görüyoruz. Tabii bunların özellikle hani antrenman maçlarında da çok fazla kullanıldığını ve pozisyonların en azından hani sürpriz yaşanmaması için şöyle bir plan organize edildiğini düşünebiliriz. Profesyonel sahnede böyle oluyor. Hani bunları belki hiç görmemeyi tahmin ediyorduk. Nitekim Sinan'la birlikte Anıl da aynı şekilde. Sevgili sunucularımız da çok şaşırdılar gerçekten özelliklerini gördükleri seviye karşısında. Çünkü PMCO seviyesinde gerçekten yakın bir seviyede maçlar geçmeye devam ediyor. Özellikle hani bir oyuncu düşüyor. Hızlı bir şekilde hani kim, herkes ne yapacağının farkında. Orada hemen bir smoke geliyor. Kaçabiliyorlar. Pozisyonlarını değiştirip bu sefer avantajlı pozisyonu alabiliyorlar. Bunlar çok önemli. Evet. Göz bebeğim Eren gel. Bugün onunla açtık. Ve yine kapanışı da Eren gel'le yapacağız. Bakalım Crew Jolie ekibi başka bir galibiyet daha alabilecek mi? Fazla etkilediler bizi açıkçası. Bunu öğrenmek için çok fazla süremiz kalmadı. Yine topu sunucularımıza atıyoruz. Pas için teşekkürler Alican ama ben de topu hemen Crew Jolie ekibine atacağım. Çünkü 200 puanı zorlamak gibi bir şansları var. Ve gol fırsatı artık ayaklarına geldi. Eren gel. Yeşil sağlar. Atabilecekler mi? Bence asıl soru bu. Bütün oyun boyunca belki de en çok dikkat edeceğimiz takım o olacak. Analiz masası konuştu mu bilmiyorum ama ben bugün bir detayı kaçırdım. Hepimiz de kaçırmış olabiliriz. Crew Jolie son maçta oynuyor mu? Bunu birazdan öğrenir. Dur oradan, bu şu an bulamazsın onu. O çok karışık oralar. Biliyorum şu ben. Oynamıyor olabilirler. Çünkü ben o şekilde pasladım. Biz çok konuştuk. Seninle de arada konuştuk ama bir şey unuttuk. Yani 16 takım yok ve ben bunu sürekli kendimize de hatırlatıyorum. Evet. Acaba oynuyorlar mı? Reji bulursa bana bunu bir söylesin. O yüzden gözler onlarda olacak mı olmayacak mı az sonra göreceğiz. Bir yandan tabii diğer faktörleri de konuşmak lazım. Onlar olmazsa başka bir takım olabilir. Hiç fark etmez. Birçok ekibin oyununda çok ciddi bir artış var. Var ama beni korkutan şey şu. Fark fazla. Yani alttaki takımlar çok hızlı gidiyorlar. Üstteki ekipler çok öne geçiyorlar. En azından bir yandan da teselli eden şey 3-4 takımın yine öne geçiyor olması. Yani öyle tek bir galibin, işte mesela Navi örneği belki en son yakında incelediğimiz, Navi gibi kopup gitmeyecek olması. Evet evet. Yani o konuda sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama o tepedeki rekabetin savunulması, durması bence çok önemli. Yani bir de şöyle bir şey de var. Şöyle bir durum var bence. Şimdi bakıyorsun Navi zaten orada rahat kazanıyordu. Bir de orada ilk üç aslında büyük ödülü almış oluyor. Çünkü şöyle bir durum var. Ya, tabii ki de oradaki profesyonel spor takımlarının da paraya ihtiyacı var ama orada aslında orada ilk üçün ilk dördünün aslında başka bir tadı vardı. O da neydi? Dünya şampiyonasına gidebilmek. Burada hiç fark etmeyecek yani. Birinciliği oynayacak herkes yani. İlk üç oynamayacak aslında. Burada öyle bir fark olacak büyük bir ihtimalle. Hiç açılma kopma olacağını ben zannetmiyorum. Yani en azından tabii ki şöyle kopmalar olacaktır yani. Gruplaşmalar olacaktır işte. İlk üç, ilk dört şeklinde ayrılacaktır. Sonra işte mutlaka, ikili, mutlaka. Üçlü olacaktır tabii ki de. Yani bütün zaten 18 takım arka arkaya, 20 takım arka arkaya gelirse bırakalım gidelim, bırakalım gidelim gerçekten. Olmayacaktır tabii ki de öyle bir senaryo ama yani tabii ki de yine tekrarlanıyor olacaktır. Crucial de bu arada oynamıyormuş. Bu maçta onun da bilgisi geldi. O kadar gazladım. 2 saat burada matematiksel hesap var. 200 diyor bana içeride bu arada. 175 puan bir şeyler falan. Var mı diyor. Puan tablosu verilmiş bak diyor. Olabilir diyor. Ben sana demiştim diyor. Takım yokmuş. Küçük bir detay arkadaşlar. Bunlara çok takılmayacaksınız. Yani hayatı bu kadar kafaya takarak yaşasaydık Sinancığım. Evet. Sen de ben de rahat insanlarız öyle, herhalde. Öyle hiçbir şey diyemedim. Düşündüm falan ama evet. Fark etmez dediğim gibi Crew Jolie olsun olmasın.
onun var, dışında birçok takım var. Yani var. Çok çok iyi performans sergileyen bugün sadece onları görmedik. Onların tek farkı galibiyet almalarıydı. O skorları bir şekilde 15 puanla taçlandırmalarıydı. Evet. Şimdi sıra başka bir ekipte. Yani Lux iyi oynadı, Etiket iyi oynadı, diğer tarafta Hart güzel oynadı. Special 4 Adana bile, kötülemek anlamında söylemiyorum, İki tane çok ucundan savaş kaybetti. Evet, alabilselerdi çok şey değişirdi orada. Yani ben onlardaki potansiyelin bir noktada ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bastırmaya devam ediyorlar, gelmeye devam ediyorlar. O savaşlardan birini kazansalar belki Crew Jolie'nin galibiyetlerinden bir tanesini alacaklardı. Hani bunu henüz bilmiyoruz. Zamanla mutlaka öğreneceğiz. Özellikle analiz masasında bahsettiği alt taraftan baskılar, alt taraftan baskılar, yavaş yavaş tırmanmacalar tabii ki işin mutlaka tadını bizler için arttıracaktır. Daha böyle kıvamlı bir hale getirecektir. Peki İlker Angel çok açık bir alandaydı, çok rahat bir alandaydı. Ekiplerin oradaki pozisyonlanmaları ve konularıyla ilgili neler düşünüyorsun? Sanki bir kere daha aynı alanı görürsek bir kere daha cümbüşe gidermişiz gibi hissediyorum ben. Ya öyle olacaktır çünkü... Zaten aslında turnuvanın başından beri bunu söylüyoruz. Bu oyuncuları aslında bu cümbüşe iten noktada şey oluyor bence. Alan köşesinde oynama istekleri oluyor zaten. Yani çünkü bir noktaya kadar siz alanın ortasına gitmeye çalışan bir takım olsanız kendinize alanın içerisinde yerler bulabiliyorsunuz ama köşeye kilitlenince yani genelde bu son Erangel alanında da köşelerde zaten tam böyle dağın başlangıcı gibiydi. O yüzden kendinizi coverlayabiliyordunuz. Her zaman öyle bir şansınız olmuyor. Bu oyunda çok ısrarcı olmaya da devam edecekler gibi gözüküyor. Böyle de olunca çünkü alanın dışından içeriye girmeye çalışan ekipler oluyor. O ona sıkıyor, alanın içinden dışarıya sıkanlar oluyor. Alanın ortasından alanın köşesine sıkanlar oluyor. İşler iyicene karışıyor ve bu karışıklık bana pek çözümlenebilecekmiş gibi gelmiyor. Bu karışıklığın çözümlenebilmesi için oyun tarzlarında değişikliğe gitmeleri gerekiyor. Ama açıkçası ben böyle bir şey olacağını da hiç düşünmüyorum bu turnuva bazında en azından. Belki bundan sonra başka bir turnuva düzenleniyor olsa değişikliğe gidebilir ama artık yani bunu yapabilmek, bunu yapmak istemek daha doğrusu bir risk almak demek olacaktır takımlar evet. adına. Ben böyle bir şey yapılacağını da pek düşünmüyorum ama bu cümbüş devam edecektir. Özellikle de bu şekilde açık alanlar geldiği sürece bu cümbüş hep olacaktır. Yani yüksek ihtimalle bugün zorlayıcıydı. Evet. Yani Weekend'de de benzer bir durum gördük. Sanok'ta öyle bir şey zaten mümkün değil ama değil, evet. aslında kısmen Sanok'ta bile hani Quarry'i oraya katacak olursak olabilecek en açık alandaydı. Yani Quarry'e geldi, Quarry'nin hemen dış kısmında ortalı diyebileceğimiz bir alana bitirdi. Yani onun bir seviye üstü herhalde denize falan kapatmasıydı. En azından onu görmemiş olduk. Ben Eren geldi bu sefer daha böyle bir şehir alanı. Hani Pochinki kadar Bartu olsun demiyorum ama belki Gatka. İşte... Nasıl? Gatka alanı olsun. Gatka olabilir evet yani... Savunabileceğiniz evlerin olduğu veya en azından pozisyon alabileceğiniz konumların olduğu bir alan görmek istiyorum. Uçağımız geldi. Sıra artık günün son karşılaşmasında ve Erangel'e doğru geçişimizi yapıyoruz. Güzel bir uçak, güzel uçak, çapraz bir uçak. Az önce Kameşki'nin kullanıldığını görmüştük, Staber tarafının kullanıldığını görmüştük. Bu oyunda da belki benzer pozisyonlar izleyebiliriz. Mak ekibi hızlı bir şekilde atlayışını yaptı. Diğer tarafta bir kez daha Military Base'de uçağın sonlandığını izleyeceğiz. Merak ettim acaba Primoz görecek miyiz? Bir de şuna değinmek istiyorum hazır gelmişken. Hazır yayına gelmişken anlatmak istediğim bir şey var. Sonra bırakıp gideceğim galiba. Yani hemen anlatacağını unuttum. Sonmuş değil mi? Röportajlar sırasında dikkatimi çekti. Sövörne aşağı sövörne yukarı. Evet, yani ne kadar çok takım atlıyormuş ki o kadar da kıymetli bir nokta olduğunu şey yapmayız genelde. Tabii değil yani. Düşünmeyiz. Ama maçlarda mesela Sövörne'de 2-3 ekip görmedik. Büyük ihtimalle onlar antrenman sırasında herhalde aralarında karar verdiler veya gruplara göre değişiyorlar. Artık onu bilmiyorum. Hangi takım oyuncuları söylemişti hatırlayamadım onu ama çok konuşulmuştu. Bu oyunda da oraya Quantum gitti. Genelde zaten Quantum alacakmış gibi bir durum var. Sanki ilk maçta da onlar almışlardı. Neler oluyor acaba şu anda? Nereyi diyorsun? Çok genel bir soru oldu. Rokko yani. Reigns ve Özgür Üçlüsü. Yukarıda Kameşki'de bir şeyler dönüyor şu anda da çok merak ettim. Başlandı. Evet dönüyor. Az önce de gördüm çünkü bir şeyler dönüyordu orada. Yani Rokko bitirildi bu arada çok hızlı bir şekilde. Mak ekibiyle Ezen'in kapıştığını göreceğiz ama çok istenen bir savaş değil. Kameşki'de garip bir zevki var bu arada Kameşki evet. Savaşı'nın ya. Sıkıntı şu, takımlar buralara stratejik olarak müthiş alışık olmayabiliyorlar. Tabii. Diğer evlerin birçoğu of. Ama bu işte, Kameşki'de bir oyuncunuzu kaybediyorsunuz. Zaten bir kişi eksiksiniz, mecbur çıkıp koşacaksınız. Yem olursunuz çünkü Kameşki'de kalmaya devam etseniz rakip oyunculara. Onlar da tabii ki de bunu tercih etmemişler. Şanslarına bir araç spawn da var hemen önlerinde. Yani ümit ediyorum bir compound, bir şeyler bulabilirler loot diyebilecek. Yoksa zaten 1-2 dakika içinde kurda kuşa yem olacaklardır. Bak kurda kuşa yem olmuş bir oyuncu. Rokko. Evet.
kurdun adı da General. Bu arada Special Four Adana'dan bahsetmiştik. Onlar bir puan oyun başında bir MS'den aldılar. Ya şunu söylemek lazım. Şimdi burada aslında asıl problem HZ sizi oradan dışarıya doğru itti ama nereye gideceğiniz gerçekten çok dert. Evet. Diğer tarafta Staber dolu. Sovereign tarafı dolu. Burası öyle müthiş compoundların olduğu, yol üstünde gidelim şurayı burayı lootlayalım diyebileceğiniz yer değil. İki tane ev olan compound var. Bir de benzinlik var yanlış hatırlamıyorsam. Bitti. Bitti. Bu kadar. Ne yapacaksın ki orada yani? Müthiş dönüş. Müthiş dönüş. Neler diyorsun Murat? Ben beklemiyordum açıkçası. Yani Joel'ın net bir skoru var demiştim. Murat o kadar net değil. Sen bir beni bekle dedi. Bugün güzel flikler görüyoruz. Affetmedi. Flik şartlar bugün maşallah var. Evet evet. Special for Adana ekibi burada baskıyı sürdürmeye devam edecek. Bir de Kar 98 atışı Dwayne'den geldi. Şimdi orada son rakibini arıyor. Spall'ın 3 takım arkadaşını kaybettikten sonra geriye doğru çekilmeyi tercih edebilir. Yani çıkmaya çalışsa şimdi ona bir rota kurmaya çalışıyorum. Buradaki 2 tane küçük hangarı alıyorsunuz zor ama araç spawnı yoksa bittin. Evet. Araç spawnı yoksa bittin ki araç spawnı varsa da zaten biri bakacak oraya. Sağlığı da çok az zaten. Yani 3 kişi koşuyorlar üstüne. Şu anda denemeler geliyor tabii. Prefire denemeler geliyor. Belli noktalara giriş yapıldığında ama yani Spall'ın o da yere atmış. Büyük ihtimalle kaderine razı gelecek gibi gözüküyor. Yani en azından bir puan çekerim belki. Ümidiyle şu anda o senin dediğin duvardan bozma küçük şeyin arkasında saklanıyor. Bak söylemesen şu anda da aklıma gelirdi biliyor musun? Yani, söyledin yine seni. Gitti o yani evet. O. Teşekkür ediyorum. Hiç, rica ederim ne demek ya. Kazırs bayağı iyi noktada bu arada. Elektriğin tepesinde apaçık. Spall'ın yerini görüyor olması lazım o zaman. Çünkü oraya geçerken görmedim onu. Ne zamandan beri orada acaba? Bilmiyorum ki. Yani bir dakika önce yaklaşık geçti oradan. Oyunun başından beri Spall'ın tabii ki de orada değildi. Jewel. Tahmin etmesi lazım. Evet. Yakın. Yakın. Bu arada 3. seviye yeleği görüyorsun değil mi? Evet. Yani diğer tarafta bir can olmasaydı büyük ihtimalle Jewel'ın düştüğünü gördük. Yani ne olurdu? Vururlardı bir şekilde en azından yerini öğrenip almış olurlardı da. Durduk yere buradan 4 skor 4 oyuncuyla çıkabilecekken neden birisini kaybedesiniz? Evet, şu an bütün military base'in loot'una sahipsiniz. Yani bir insan daha ne ister? Evet, Severn'in sahibi de Quantum olmuştu zaten. Konuşmuştuk maçın başına tek başlarına atlamışlardı. Onlar için de iyi bir loot. Rotasyon düşününce çok zor değil. Rahatlıkla rotasyonlarını da atacaklar. Bugün çok öyle müthiş bir performans, aman aman bir performans ortaya da koymadılar. Özellikle ilk iki güne nazaran bugün biraz daha sessiz ve sakin geçirdikleri bir gündü aslında. Bakalım o şanssızlığı da ya da o sessizliği günün son erengeliyle bozmayı başarabilecekler mi? Şu anlık tam böyle nedense bugün o enerjiyi alamadım onlardan. Quantum'dan. Benden nasıl bir enerji aldın? Senin enerjin hep çok yüksek zaten. Hep diyorum sen ne zaman böyle yanıma gelsen böyle ben bitik bile olsam anı böyle müthiş bir enerjiyle geliyor. Bir bakıyorum ben de bu kalemun gibi direkt yanındakinin enerjisini alabiliyorum zaten. Hop devam. Sorsalar aynı yorumu yapardım ya hiç. Kelimesini de değiştirmezdim yani. Aksi... Seninle ilgili sorsalar bu arada. Aynen, yani onu bir belirteyim. Kendimle zaten. İlgili değil yani. Yo. Aynada kendime bakıyorum enerji alıyorum. Yükseldikçe yükseliyorum. Yani. Öyle bir hayatım varmış. Etiket. Bayağı şu an boşlukta geziyor. Evet. Mezra'dan çok iyi gördüler galiba ya da en azından tahmin mi ettiler bilmiyorum. Sonra bir yol değiştirdiler. Hiç Polyana'ya direkt girmek istememişler. Evet, evet. Etrafından dolanacak onlar. Çok çünkü oraya giderken son anda dönmüş gibilerdi. O yüzden emin olamadım görüp mü değiştirdiler diye. Çok iyi bakıyor ama yani tabii ki de onun da amacı infoyu alabilmek. Yani bu ara çok kadar uzaktan patlatabilir mi? Aslında çok da uzak değilmiş. 200-250 metre falan galiba. Yani yine de bilmiyorum. Evet, zor evet. Ya. Çok da şey çok kolay değil. 4 kişi dönsen belki. Olabilir. Anda. Olabilir. Bir baktı. Güzel evler boş geldi çöktü. Evet. Yani. Nasıl? Ama yani number one'ın şu an Sinan nasıl bir yokluk durumu var? Evet. Ben bunu birçok takımla Eğitler ilgili birçok kez söyledim. Çantası yoktu çantası. Evet. AD geçtim çantası nasıl olmaz bir oyuncunun yani. Nereyi lootladınız? Kartal burayı lootladı. Rakiplerini bekliyor. Ama Max işte zaten erken. Sıkışmıştı. Erken. Kartal burayı tahmin etmiş olamaz. Shrains bayağı bir açıkta. Nasıl? Onu alamadılar. Shrains'i alamadılar. Bedava skor gitti gözlerinin önünde ve şu anda riskli durum artık. Arka tarafta hemen araç değiştirecek. Özgür'ün olduğu araçla beraber belki de çıkmayı deneyecekler. Durmamaları lazım burada. 4'e 2'siniz. Zaten bir oyuncu kaybetmişsiniz. Durmamanız lazım.
Yani zaten Kartal burada çok erken ateş ederek Maccabi daveti hazırladı aslında ama yani senin de dediğin gibi Mac'ın burada hiç durmayıp devam etmesi lazımdı ama onlar sanırım bu 4-2 çatışmaya girmeye meyilli gibi gözüküyorlar. Ben şeyi çok bekledim ya. Bu evler tabii gerçi boş muydu onlar bilmiyor. Tabii. Öyle de bir durum var. Yani duvara çekmeden binip devam etmelerini değil ama mi? Onların bakış açısından bir kez daha düşününce yani yolun karşısının boş olduğunu bilmiyorlardı. İki oyuncunun sadece sesini aldılar. Knight sıkıştı mesela şu an. Diğer tarafta da hemen flank'e çıkabiliyor bir oyuncuları Kartal ekibinin. Çıktı Feda mı o? Araştıran. Feda çıktı galiba evet, değil mi? Feda aynen. Çıktım. Feda hemen flank'e çıktı. Şimdi burayı değerlendirip bir hızlı oyun denemeleri lazım. Bomba çok güzel. Kilidi açtı. Knight'ı indirdi. Özgür oraya doğru ilerleyecek. Yüksek ihtimalle Knight skorunu almak için zorlayacak gibi gözüküyor. Ama doğru hamle mi onu tartışırız. Zorlamadı. Güzel, mantıklı bir oyun. Feda'nın da arkaya gittiğini biliyorlar. 2-2 pozisyon. Özgür baya problemli noktada. Scarlett ve Ragnar yolu geçmek mecburiyetindeler. Feda da geri geliyor şu anda arabasını atladı sanırım. Hayır. Durmaya mı karar verdi? Feda o kadar göremiyorum. Araç da değil. Yani 2 milimle falan gördüm oradan. Araç da değil. En azından şimdilik. Özgür'e doğru bir bomba. Özgür tekrar evlere doğru girdi. Knight bitirildi. En azından bir puanları var. Bir puanları var. Oynayacaklar da sanırım buraya. Feda'nın buraya çoktan geri gelmiş olması lazımdı. Hala uzaktan bakmaya devam ediyor. Buradaki kilidin bu kadar uzun sürmemiş olması gerekiyordu kesinlikle. Ya, o açığı verecekler mi bilmiyorum iki Mac oyuncusu şu anda. Feda'nın da yerinde çünkü çıktığı yeri de gördüler. Evet. O açığı da vermeyeceklerdir. Yani Feda'nın şu anda takım arkadaşlarına katılıp bu kilidi açması gerekiyor. En azından sayısal avantajı tekrardan Kartallar kadrosuna kazandırması lazım. En azından yani ucuna gelse alanın. Çok uzak çünkü. Ağaç var arada. Bakıyorum şu anda. Mümkün değil o açığı Mac oyuncularının vermesi. Zaten evin kontrolünü de ellerine geçirmiş durumdalar. Yani buranın kilidini Feda'nın buraya gelip bir oyun yapması gerekiyor. Takım arkadaşlarına bir şeyler hazırlaması gerekiyor. Aynen ama öyle. Şu anlık o oyun gelmeyecek gibi gözüküyor Kartallardan. Kesinlikle. Yani çok net katılıyorum. Şöyle bir problem var bir yandan da. Camları çok az oyuncuların. Evet. Daha doğrusu sağlık ekipmanları çok az. Bir yerde mecbur savaşacaksınız. Mecburen savaşacaksınız. Çünkü vurmazsan alanı ölüyorsun. Yani en azından orayı deneyebilirsin. Olmuş burada bambaşka bir savaş çıkmış. Ragol direkt bitirildi. Hiç bekletilmedi ama takım arkadaşları neredeydi onu göremedik. Uzaklarda oldukları çok belli ama nerede oldukları bilgisi yok. Şimdi o bilgi geldi. Hocayı şöyle bir göz ucuyla kestirebiliyorum. Diğer tarafta Hoodie dağılmış durumda. Yani Champions Squad'ın aslında oynamayı sevdiği tarzlardan bir tanesi bu. Çok dağınık oynuyorlar. Ama bu şekilde kontrolü kaybettiğinizde bugün ilk Erengel'inde de yaşandı bu. Bir oyuncunuz, iki oyuncunuz düştüğünde duman oluyorsunuz. Duman oluyorsunuz, evet. Yani dağınık oynuyorsan hayatta kalacaksın. Ne yaptığının önemi yok. Hayatta kalacaksın. Bitti. SM Esports lava doğru baktı. Dopamin burada sisin arkasından şöyle bir deneyecek 3x spreyi. Susturu ile beraber tam istediğini bulamadı. Onların aslında şu anda hamle yapmalarına gerek olmasa da benzer bir konumdalar. Yani bu iki takımın da yavaş yavaş savaşması lazım. Hı hı. Çünkü bir sonraki alanda onlar da gitmek zorunda. Kua Mezra ile karşılaştı. Kaisu ilk skoru burada çekmek istiyor. Neo'yu kaybetmişti zaten Quantum. Onlar da yani seninle arada konuşmuştuk. O 3v1'den sonra belleri doğrulmadı diye. Doğrulmadı diye evet hala da sıkıntı yaşamaya devam ediyorlar. Bakalım Kaisu girdi. Yaptı atışlarını. Kötü atışlar. Kötü atışlar. Şimdi bir de Ankara'ya doğru deneme. Neler yapıyorsun? Çok iyi en azından arkadan gelmişti ama. Bir şekilde Anka takımını hayatta tuttu. Nidix geldi. Deadline'ı kaldıracak. Geldi. Kaldıracak mı? Hayır. İmkansız yapamaz. 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 Artık birbirlerinden haberdarlar. Camlarda köşe kapmacı oynayacaklar. Çeki bitecek ama. Ya, o kadar iyi oynadı ki Çeki burayı. Evet. İlki tamam Kaisu'yu aldı ama deadline'ı yere yatıp pronlayıp tekrar vurması müthiş. Anka bakıyor. Rudix bomba deniyor. Doğru bir noktaya değil. Değil. Güzel. Deadline kaldırıldı. Deadline canını basacak. Bombayı attıktan sonra yeterli süreniz var. Rakip çünkü sesi duyduğu anda geri çekiliyor. Zaten o da size yeterli o 5 saniyeyi sağlıyor. Yavaş geri kaldı. Çekilmese bile koşup düşüyor. Yavaş kaldı biraz. Evet evet. Rodix'i buraya hiç... Oo etiket gelmiş. Rodix'i buraya hiç bekletmeden deadline oynaması lazımdı. Deadline indirince etiket buraya basabilir. Kedi zaten onun farkında olduğu için hemen içeriye doğru girdi şimdi burada. Alt tarafta ilerleyecek. İki takım olduğu bilgisinden haberdar ama kaç oyuncunun ayakta olduğu bilgisinden haberdar değil. Olayı Kediden bir bomba daha geldi. Diğer tarafta Caitlyn'in Barret Spray'i. Kaisu'yu indirecek. Yani burada Kua
bir ekiple başa çıkmaya çalışırken ikincisinin gelmesi onlar için hiç hoş olmadı. Anka bir kez daha takım arkadaşlarını kaldırırken buldu kendini. Tamam, Rodix temizlendi. Olay zaten çok uzakta. Nasıl bir nikil? Olay, rica ediyorum lütfen şu nikil sonuna bir şey koy ya. Olay bir yap. Olay bir yap onu. KT9 içeri doğru girdi. Bombayı tekrar çekti. Üst katı deneyecek. Deadline bu sefer tamamen düşebilir. Gördü. Artık yer bilgisine de sahip. Bir kez daha Molotov. Ya, iki oyuncu düşürülmüşken peki Sinan buranın rushlanmamasına kaç puan veriyorsun? -5. Yani neyi bekliyor olabilirler? 2-2 zaten 3-2 olsun. Yine evet, de girersin. Evet. En başta Rodix'in zaten girmiş olması lazımdı. Kaldırtmaması gerekiyordu iki oyuncuya. Tabii canım. En her şeyin başında. Yani kıstırdılar, garanti oynamak istediler ama çok da garanti olmadı. Yani dualarla ayakta kalırken ben deadline. Şu çocuğun bombadan çektiklerini herhalde NIP rakiplerine yaşatmamıştır şimdiye kadar ya. Bir molotofa düştü. Bir molotoftan zorla kaçtı. Şu bombadan bir canı kaldı. İki kere zaten yerdeydi. Yerdeydi. Zaten bir dakika düşündü direkt ölü. Kaldıramazlar bir dahakine. Ya bence zaten bu arada bir noktadan sonra direkt ölmesi lazım hani yani yere de düşmemesi vermemesi gerekiyor. Lazım, evet. Evet. Tam dördüncü düşüşü olacak şu an düşerse. Arka taraftan olay yaklaşmış galiba. Ben uzakta demiştim oradaydı. Ama. Olay hep oradaydı ya. Hayır. Etiket onun yerini bile biliyor bu arada. Küçük gelmedi mi sanki? Yani ben ufak ufak geldi gibi. O sanırım buradan artık ekmeğinin peşinde artık o buradan. Çıkanlardan evet, ne çıkanlardan alırsak. Ne alırsam evet. Zaten bu oyun gitti. Ama mantıklı hamle. Ben katılıyorum. Tabii ben de katılıyorum. Yani. Sıralamadan 1-2 puan kovalamaktansa buradan 1-2 puan kovalamak gerçekten daha kolay yani. Yani ki zaten etrafımızda başka... KT9 öyle bir yere indi ki kendisi de bundan haberdar değil. Tekrar yere yattılar. Bir de üzerine kediyi yere yatırdılar. Koa bir kez daha ayakta kalmaya çalışacak. Bu sefer şanslarına düşen oyuncu Anka. Onun ilk düşüşü rahat rahat bırakıp 2'ye 1 oynayabilirler. Ve şu anda Honos'un çok zorlanacağını söyleyelim. Koa aynısını yapacak mı? Neden 3'e 2'ye çekiyorsunuz pozisyonu? Tamam çekmiyorlar. Tamam çekmiyorlar. Güzel güzel. Çektiler. 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 3'e 2'ye çektiler. Bunun cezasını acaba çekecekler mi? Deadline içeriye doğru girdi. Bir şekilde aldı. Fakat ben iki takımdan da etiket elenirken daha iyi oyun beklerdim. Evet. Düştüğü saniye bas. Düştüğü saniye bas. Hiç bekletme. Gerek yok. Acaba Mad of Seven buraya yakınlardı sanırım az önce. Olayı düşürdüler. Hı hı. Acaba burayı basmaya yeltenecekler mi? Hayır, onlar daha çok drop'un peşindelermiş. Evet, drop alacaklar. Yani alan da öyle bir alan ki biz çok fazla konuşamadık. Genelde hep savaşlara odaklıydık ama hep bu bölgelere vardı. Hep bu savaşların olduğu bölgelere vardı. Ve biz bunları konuşurken aslında haritanın güneyindeki ekipler bayağı bir acı çektiler. Öyle. Orada kaçan bir sürü bilgi var. 12 takım hayatta gibi gözüküyor ama şu an o Georgiapol'ün, Ruins'in veya Rozo'nun olduğu alandan gelen takımlar kim bilir neler yaşadı. Yani oradaki maceralar kitap olur. Uzakları şimdi Z kadrosunu zorluyorlar şu anda. Champion Squad bir kez daha sıkıntılı bir bölgede. Special for Adana 5 kill puanı, onu sen zaten bahsetmiştin. Bir başka 5 kill puanına sahip ekip ise Quantum Esports ama yani Special for Adana bu 5 kill puanla oyuncu kaybetmeden erişmeyi başardığı için şu anda haritanın en başarılı takımı olarak göz önüne çarpıyor. Bir AVM çekilmiş spesyal eden zaten bugün. Seversin, seversin. Röportajda da zaten söylemişti ben Kar98 tarzında işte silahları kullanıyorum, DMR'ları seviyorum demişti. Şaşırtıcı aslında. Tüfekleri. Evet ve bir AVM de mutlu oldu, mutlu etti beni. Ama ne oldu? Orada bir misklik geldi bu arada. Hem AVM hem AUG varmış. Spesiyale de. Bir şey söyleyeyim, ikimiz de gayet mutluyuz. Bayağı mutluyuz. Bayağı mutluyuz de. Yani senin de benim de favori silahlarımı aldığına öyle göre. Galibiyeti yazdık mı bu oyunu? Ya, bakalım ya, hadi yazdım. 12 takım. Silahın hatırına yazdık ya, bu arada. Bak yani, hiç görmedik. Şeyde değilim. Hani AUG vardı? Hani yok, seksiymiş o, pardon. Ben görmemiştim. Abi. Görmeden özür inanmıyor özür görmeden önce. Bu da yani 2 yıldan beri. Reji. Dwayne, Kaisu. Onlar da 3'er skorla
Bir kez daha mı sunucu değiştirelim? Bunu mu istiyorsun? Bu mu yaşansın buradan? Bırakır giderim rejiyle anlatırsınız. Olur. Aa, böyle bir şey olamaz. 2 gram tepkini kıymetli. Merak etmiştim. Uuu, spron düşürülmüş. Ve hiç ciddileşme, bir şey yok orada, kaldırıyor. Var var, kaldırıyor. Bastılar burayı, R'ye bastı. Arkadan Lux da buraya geliyor şimdi. Tamam, hadi senin hatırın için varmış gibi davranayım. Kaysu, pustu. Skorları alabilir mi? Varil'in arkasında. Bakmaya devam ediyor. Ağaçlar drop. 2 tane de kaya var. Nasıl infolar? Çok iyi değil mi? Arada. Oyunda da böyle info veriyorum. Sinirlerim bozuluyor değil mi benim? İmkanlarken evet. Tutamıyorsun kendini. Güzel denedi ama herhangi bir mermi başarılı olmadı. Yani orayı da denemek bilmiyorum. O açıdan çok da kolay olmasa gerek. Bu arada Love kötü yerde kalmış. Bayağı arada. Bakalım yani... ama Kezir skoruyla açılış yapıyorlar gibi. Nakıyla daha doğrusu. Kezir's de bayağı açıkta yakalanmış. Yani o çok böyle tam bir açılış gibi de olmadı. Evet. Ben kötü kaldılar dememin sebebi aslında şu alanın kenarında olmaları ve araçları olmaması. En azından Dwayne'i vururlarsa belki o araca da çökebilirler. Dwayne Kezir's'a doğru gitti. Dopamin'den gelen mermiler. Diğer tarafta belki Albert'tan gelen mermiler. Onu da bitirmesine sebep oluyor. Special for Adana kötü bir açılış yapmadı demiştik. Champion Squad'la hatta kıyaslamıştık yanlış hatırlamıyorsam bir önceki oyun. Lucky hayır. Jolly ile kıyaslamıştık. Evet. İki oyuncuyu burada kaybettiler. Yani yine kötü performans değil. 3'e 4 skorları zaten kesin vardı. Dönerken başka bir şey aldılar mı bilmiyorum. Sıralamadan da birkaç puan çekecekler ama yani yeterli değil. Burada bayağı tek kalmış bu ekipler var. Bu arada Travala'nın yani her an generali öldüğünü görebiliriz. Her an. Ki general yükseltiyi bir düşündüm. General şu anda göremiyordur ama yani ufacık bir ayağa kalktığı anda direktman indirilecektir general tarafından. Ama yani Love kadrosu da arkalarında bıraktığı oyunculardan haberdardır diye düşünüyorum ben. Çünkü yani az önce bu noktadan geçtiler ama artık yukarıya doğru devam etme kararı almış gibi gözüküyor Love kadrosu. Onlar arkayı çok fazla kontrol etmeyecekler ya da belki bir oyuncuyu arkanın kontrolünü bırakacaklar. Yani Speciale'yi o kadar övdük, konuştuk. Mermilerin hedefi oldu. Bu spron geldi. Kötü yerde kaldılar. Şimdi bir şekilde oraya tabii destek gelecek ama orası da çok fazla karışacağı için neler yapabilirler ben merakla bekliyorum. Dopamin ne yapıyorsun? 723 vurmuş. Daha yani. Umarım bugünün totalidir. Umarım bugünün totalidir. Maçın totali. Değil mi? Değil ya. Maçın mıydı? Evet. Hiç komik değil çünkü. Maçınsa hiç komik değil yani. Ayıp. Ama bitti. Seksiye yazmıyorum. Skor da sana yazıyorum bu arada. Yani bunu söyleyeyim. 2 skorum var. 2 puanımı aldım. Evet. Sıralamada da 9.'luğa geldim Sinan. Çaktırmadan ilerliyorum. Günün sonunda büyük ödül benim. Ya da turnuvanın sonunda. SME Sports yaklaştı yavaş yavaş şimdi. Artık bizim için birazcık daha sanki savaşlara odaklanma vakti geliyor. Sphinx, o da bir kez daha flanke çıkmış. Rakibi güzel oynayınca takım arkadaşını kaldırmasına izin vermek istemiyordu ama orada izne ihtiyacı yoktu Panda'nın. Şimdi Mami hızlı bir şekilde Beri'ye doğru geliyor. Sphinx, beni de kaldırır mısın dedi. Büyük ihtimalle Mami kaldırdıktan sonra bir can basmak isteyecek ama yok ki. İzin vermeyebilirler. Eğitleri yok. Ömer yaklaştı, sisler atıldı. O da Panda'ya doğru gidiyor şu anda. Bir bomba mıydı o, evet. Sis miydi? Sis galiba. Bombalar. Yok bombaymış. Rahat bir skor olacak burada. Panda'yı da alıyorlar ve yok. Real Mardin elenecek. Artık sadece 8 takım hayattayken şu anda SME Sport bu kadar sıkıntılı, bu kadar sıkıştıkları bir pozisyonda. Luck'ı zaten kaybetmişlerdi. Sphinx yerde kaldırılır. Bir problem yok. 3 oyuncu devam edebilecekler oyuna. Bu bence çok önemli. Ama yani... Yani ama şöyle bir durum var Anıl, aidleri hala yok gibi gözüküyor. Bandaj aldılar birazcık az önce düşürdükleri cesetlerden ama hani devam etmeye yetecek kadar bir teçhizatları yok gibi. Yani vuracaklar, devam edecekler. Bir dahaki vurdukları takımdan ümit. Sinan, devam edebilecekler mi? Skorları sana yazayım. İster misin? Bak Mami'yi öldürdün. Mutlu musun bilmiyorum. Beri de düştü, düşebilirdi. Şey değil, ama o dedi ki, aynen öyle. Hiç sıkıntı yok. Kontrol benden. Tabii. Bir Anıl Can Başaran olamadım. Nasıl döndürdüm Kill o ortada? Kill puanlarını çekemedim yani. Ama şimdi oraya Lux'ın bombaları geliyor. Speciale az önce düşmüştü. Hemen kaldırmışlar onu da. Evet, gerçekten Augur ve sırtında da AVM'si. Güzel. Gördüm, inandım. Sağ ol rejici. Bir daha göstermedim ben de sana böyle elimle. Evet. Bak diye böyle. Milimo bu arada onlar da zorlanan ekiplerden değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam alttan geldiler.
Lux açıkta yakalamış. Lütfen Avugalındığında spring güzel atılması lazım. Hakkının verilmesi lazım spesiyali. Özel isteğim olacak. Konukurt bir kez daha tek. Nereden gördüğünü uzaklardan almış. Liva kötü bir konumda değil. Yani en azından oldukları alan boş olduğu için rahat rahat oynayabilecekler. Çok ters bir bölgeye vermezse büyük ihtimalle koşu skorlarını çekerler. Yani rakipler açıktan gelmek zorunda kalabilir ama herkes de onlara dönmüş evet, durumda şu anda. Herkes Lux'a döndü. Liva'da SM kadrosu da yani Mami çok fazla bir mermi kullanamadı Lux kadrosu üzerinde ama bakalım biri daha işlevli bir harekette bulunabilecek mi? Liva'nın bence pozisyonu şu an çok önemli. Spawn'u acaba görebildim. Buraya doğru hemen sesini bırakıyor Jon Snow. Diğer iki oyuncunun da girmesi lazım. Yani Nautix'in de bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Sexy hemen yere attı. Sese doğru döndü ama yere yattığınız anda tabii oradaki görüş kesilince güzel bir aslında flank görememiş olduk. Jon Snow iyi pozisyonun. Hemen ekmeğini yiyor. Şimdi bir de Spawn'u almaları lazım. Lux'ı bitirebilmek adına. Ama Spawn tabii ağaçtan kendisine bir miktar cover yaptı. Yine de yeri belli. Aradan geçen bir buggy var. Çok alakasız şekilde Champion Squad oraya doğru girdi Udi ile birlikte. Roxy skorunu bedava alacaklar. Ama hemen sonrasında da Spron'un mermilerine elinecekler. Şimdi Spron Jon Snow'u da vuramazsa o bombanın hedefi olur. Jon Snow vuramadı. Büyük ihtimalle şarjörü inliyordu. Yakın bir bomba sayılabilir. Ama araç galiba korudu. Bu yakındı işte. Ya bir milimetrelik oynayabileceği mesafe var. Dwayne'in 4 skoruyla bu arada şu anda oyundaki kill lideri olduğunu söyleyelim. Biz bunları konuşurken Kaysu yanına katıldı. Spron şu anda onun kontrol eden oyuncular var. Oradan çıkış hiç kolay olmayacak. Yani alanın buraya vermesinden başka bir ümidi olacağını zannetmiyorum. Çıkartmayacaktır Libya oyuncuları onu oradan. Yani çok ciddi kötü bir şekilde sıkıştı. Kuva kadrosuna bakıyorum. Onlar Anka ve Kaysu'yla evlerin kontrolünü... Amiral güzel döndü. Güzel döndü. Mad of Seven IQX'in düşüşüyle birlikte aslında hiç beklenmedik bir pozisyona giriyor şu anda. Amiral'i net vurabilmesi lazımdı ya. Çok evet. Açıktaydı ama Amiral iyi oynadı. Ortaya doğru yaklaştı. Liva kadrosu Jon Snow'la beraber araç da çekildi oraya doğru. Yani senin sevdiğin cover lootlarından bir tanesi yine oralarda. Spron zaten saplandığı yerde kalmak durumunda. Sanırım Nautix onu kontrol eden oyuncu hala. Ya Sinan, Liva ile ilgili şunu söylemiştim zaten az önce. Eğer birazcık ilerleyip güzel pozisyon alırlarsa koşu skorlarını alacaklar. Şu an hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Biraz bekledikleri anda iki rakipleri açıkta kalacak, onları vuracaklar. Coverları olması lazım. Sonrasında birebir kalabilirler başka bir ekiple beraber. Başka bir ekipten kastım Kua, çünkü Kua'ya verdi alan. Gayet rahat konumda. Ben ikisinden birinin net kazanacağını düşünüyorum. M7 çok ters bir hamle yapmazsa veya işte Spron çok ters bir hamle yapmazsa. Kua'ya verdi alanı zaten. Evet, evet. Onu oradan kafasını bile kaldırtmayacaklar. Nautix de çıkıyor olacak oradan. Nautix bayağı riskli doğru. Hamle yaptı. Bayağı riskli hamle yaptı. Ben Spron çıkıp vurabilmesini beklerdim ama o eğime güvenmiş. Benim açımdan çok net evet. Görebiliyor gibi düşünülüyordu ama hayır. Oradaki eğime güvenmiş. Şimdi Spron bu koşuyu yapmak isteyebilir alanın gelişiyle beraber. Tabii yapmak zorunda kalacak zaten. Ne kadar AD var ondan da emin değilim ama çok fazla da olmaması gerek oradan. Çünkü herhangi bir CS ona yakın değildi. Zaten saplandığı yerden oynamak zorunda kaldı bir süre daha. Ya oradan sıralamaya oynaması da çok zor AD'lerin yardımıyla. Bence de koşuyu yapması gerekiyor gibi gözüküyor ki zaten yani bunu tahmin edebiliyor olması lazım. Artık son alanlar kaldı. Onu kontrol ediyor olsa bir oyuncu kontrol ediyor olacak. Yani onu vurduğu takdirde aslında bir şeyler yapma ihtimali de tekrardan doğacak ama... Bakalım o çıkmayı tercih edecek mi? O tabii sürünerek çıkacak tabii ki de koşarak değil de. Ya Blank çok mantıklı deniyor ama işte rakipleri yatıp ilerlediği için Spron aslında geldi. Alakasız yerlere gidiyor. Nautix. Oo gördü bir de aradan evet. Nautix yapma yapma bunlar gitarist hatasıdır bunların gelmemesi lazım. Fazla güvenmişti. Spawn'u galiba birazcık küçümsedi o noktada. Drop'u çekmeye çalıştı diğer tarafa. Cover alırken ters bir yöne düşmüş oldu. Sistemin içinde rakibini arıyor. Buldu, bitirdi. Onu da lootuna sahip olacak şu anda sistemin içinde. Ama hayır! Az önce anlattığım buydu bu arada. Evet. Spron ters bir hamle yapmazsa dedim. O ters hamleyi yaptı fakat ikincisi gelmiyor. Şimdi sırada Blank var. Aynı ters hamle Blank'ten gelir mi? Yani yüksek ihtimal dediğimiz gibi Kua veya
Liba alacaktır. Amirali ayağa kalktı. Amirali indirebilir. Bir mermi geldi. İkincisi de geldi. Şimdi burada Anka'dan burada son vuruş geliyor. Blank 1-2 deniyor M16'sı ile birlikte. Bir bomba daha yok mu sanki orada? Temiz bir burst. Bedava puanı çekti. Alan tam ortalı bu arada. Blank. Jon Snow Blank'e yaklaşmış. Evet, Blank'in yerini biliyor. Orada iki kişiye karşı oynamaktansa önce ikincilik yolundaki en büyük rakibi olan Blank'i düşürmeyi tercih ediyor gibi gözüküyor. Blank bu arada sesi alır mı o görmeden? Ben onu merak ediyorum. Alır. Alır. Eğim var orada da çünkü. Evet. Alacaktır kesin. Kuaya odaklı şu anda ama. Öyle bir sıkıntı var. Jon Snow sıkıştı. Ağaçta oldu. Şu anda Blank'in olduğu konumu aslında tahmin ederek atıyorlar ama bir yandan Jon Snow'a denk getirmiş oldular. Herkes sürünmeye başlayacak. Blank'ten gayet mantıklı oyun bu arada. Çok iyi oyun. Açığa çıkacağını biliyor oradaki oyuncunun. Bence çünkü bu arada kalıp azıcık daha ileri doğru gitmesi lazım. Çok yana gitmiş olabilir belki Anka'ya göstermemesi için. Göstermemesi için. Kaysu duyacak. Kaysu duyup infoyu verir. Anka vurur zaten. Devam ederse derken Anka'yı indirdi. Blank galibiyete gidebilir mi acaba? Kaysu'yu bulması lazım. Kaysu'yu bulması lazım. Alan şu an ondan yana değil. Meadow 7'ın son umudu Blank. Yani bir ana kadar geldi. Bir skorunu çaldı. Şimdi burada belki Jon Snow'a kaptıracak Anka'yı ama az önce aynısını kendisi yapmıştı. Çok şikayet etmeyecektir o yüzden. Evet. Artık her takımdan sadece birer oyuncu var. Gayet sakinler. Kaysu o çalının içinde Blank'in doğru bölgeye bakması lazım. Şu anda terse doğru gidiyor. En olmaması gereken rakibine doğru gidiyor. Jon Snow yine aynı şekilde biraz daha görülmeyebilecek bir bölgede. Yani en avantajsız isim Blank ya şu an. Evet, ortada kaldı. Evet, hem ortada kaldı hem de çok cover'sız kaldı. Küçük bir çalı da olsa diğerlerinin bir en azından şeyi var. Yanıltıcı etmeni var. Kuan'ın 6 skoru var. M7'ın 4 skoru var. Diğer tarafta tabii Liva şov yaptı bu oyunun skorla birlikte. Artık bütün oyuncular çantaları da çıkarttılar. Sisler gelmeye başladı. Eight savaşları görmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar kapalı alanlarda, zaten bu kadar açık alanlarda oyuncular kalkıp vurabilecekleri için kendinizi alan dışında Eight'e bırakmak istemezsiniz. Blank burada bir kez daha Eight'ini basıyor ve bir yüksek ihtimalle son sefer olacak. Milimetrik ilerledi. Sesler alındı mı bilmiyorum. Yani o alandan o hasarı yemek size büyük vakit kaybettiriyor, yapmaması lazımdı. Şimdi Kaysu'yu gördü orada. Jon Snow farkına varmış. Kaysu kalktı. Spreyini attı. Jon Snow'un yerini artık Blank biliyor ve son anda galibiyete gitti. Milliva'yı da elemeyi başarıyorlar. Meadow 7 5 skor 3 oyuncuyla birlikte iyi iş çıkartıyor. Şapkadan tavşan çıkartmak. Yani yokluktan geldiler. Gerçekten evet, evet. Yokluktan geldiler. Diğer tarafta iki takım. Hem Kua hem Liva. Yani 3 oyuncu bir tarafta, 2 oyuncu bir tarafta. Ya şöyle ama akıl oyunlarını kazandı diyebiliriz Blank için. Gayet iyi oynadı. Yapması gereken hamleleri sonuna kadar başardı. Ben bu tarz oyunların da hastasıyım gerçekten. Yani sonuna kadar çok büyük bir sürpriz bu. Yani başında bile zaten şöyle bakmak lazım bu duruma. Bakıyorsunuz hop 3 kişi girmişler. Bana sorsanız 3 kişi girdiler oyuna. Sence Meadow 7 kazanır mı deseler. Ben bu pozisyonu görmeden hayır derdim. 3 kişiden gelip tek başına orayı alması zaten aklım hayalim almıyor. 3-2-1-1'di bu 3-2-1-1'di arada. 3-2-1-1'di evet. Şeyi vurdular. Hadi buyur, isim gitti. Bir kalan diğer oyuncuyu vurdular. Spron'du değil mi? Spron'du. Spron'u vurdular. Evet, aynen evet. Lux'dan Spron'u vurdular. Ve 3-2-1'di yani. En düşük olasılık sende ya. Alan sende değil. Silah avantajı sende değil. Sayı avantajı sende. Hiçbir şey sende değil ya. Sürüne geldi. Evet, şöyle bir analiz masasına doğru yavaş yavaş gitme vakti geldi. Ali Canlara bir selam verelim mi Sinan? Tabii ki de, lütfen. Gitmeden önce şöyle bir beraber olsak hiç fena olmaz sanki. Selamınız için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Anıl, Sinan gayet güzel maçlar sundunuz bugün. Teşekkür ederiz. İnanılmaz bir pozisyon. Son 3'e kalıyorsunuz. 3 farklı takım, birer oyuncu. Ve böyle epik bir galibiyet. Sinan, tekrar soruyorum. Para mı, prestij mi? Şimdi tekrar cevaplıyorum. Sinan lütfen. Bir sorunun sonunda kaç yaşındayım bir kere? Nerede oynuyoruz? Durumlar ne? Yayının insan... başına döndük. Bugün oynanacak 4 karşılaşma var. Şöyle şu anki durumda olsam parayı seçerdim ama dediğim gibi eğer ki çiçeği burnunda bir e-sporcu olsam 19-20 yaşında belki 17 yaşında kesinlikle prestij tercih ederdim. Yani Sinan kendinden biraz zamanın geçtiğini söylüyor ama
Yani Sinan paranın değiştiremeyeceği insanlardan bir tanesi. Böyle dediğine bakmayın tabii. Teşekkür ediyorum. Ya, güzel bir karşılaşma oldu ve evet. Bence şu son, bilmiyorum katılır mısınız? Yani PUBG Mobile şehrin efsanelerinde en iyi sonlardan bir tanesi olacak. Kesinlikle. Öyle. Kesinlikle yani ben hatta maçın sonunda da söyledim açık alan olması benim gözümde müthişti. Mesela evlere kapattığında büyük ihtimalle şeyi izlerdik. Herkes bir odada AIDS savaşına girer fazla AIDS olan kazanır ama böyle olunca o bileği olan o sesi algılayan oyuncu farkını ortaya koyuyor. O da MSM ekibi oldu. Ya, bu evet. Arada hatırlar mısınız yani röportajlarda da bir kaptan bahsetmişti hani alışkanlığın var mı PUBG Mobile oynarken sorusuna uzanarak oynuyorum. Evet sonuç oyuncu bayağı uzanarak oynuyor bu arada. Sonuç oyuncu gerçekten sürüne sürüne. Kastı buymuş değil mi hiç anlamamışız aslında. Beyler bugün tabii sizi de fazla yorduk. 4 maç anlattınız. Yarın 5 maçı anlatacaksınız. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var açıkçası. Tekrar ağzınıza sağlık diyoruz ve yarın tekrar tabii ki sizlerle görüşeceğiz. Tekrar teşekkürler size de. Biz teşekkür ederiz. Size şimdiden iyi analizler. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Tabii ki Sinan'a da hak veriyoruz. Bazen biz de aramızda yani 400 bin lirayı duyunca acaba katılsa mıydık turnuvaya diye içimizden geçiriyoruz ara ara ama tabii bizi burada harcarlardı. Evet. Bunu bildiğimiz için çok da yeltenmiyoruz bu işe. Güzel bir son oldu. Yani gerçekten çok, epikti. Çok. Evet bayağı iyi sondu bu arada. Hatta böyle siz, kim kazanır diye aramızda da biraz konuştuk. Ben biraz daha hani Jon Snow tarafındaydım. İşte siz Kaisu kazanır işte orada önündeki çalıdan dolayı pozisyon avantajı da var. Hani hiçbirimiz blank demedik. Meadow 7 oyuncusu evet. Oyunu kazandı. Meadow 7 adına bugün onlar için çok iyi gitmiyordu. Ortada kalmıştı. İşte Kaisu'nun belki de rakibini gördükten sonra o bir anlık hamlesi ayağa kalkmasıyla evet. Birlikte büyük bir hataya dönüştü. Diğeri biliyorsun... yeri belli oldu. Ondan sonra işte yani. Blank iyi okudu. Çok da güzel kazandı oyunu. Ya şunu zaten tahmin ediyordum. 3 kişiler ilk ayağa kalkan. Tabii. Yani belki kill alsa bile tabii ki takas geleceği için burada ya birinci olması zordu. Ya aslında Blank de bu arada bir, yani çok iyi başlamadı o 1v1 pozisyonla. Hani 3 kişi kaldıktan sonra. Biraz alandan hasar yedi. 2 kez üst üste kit basmak zorunda kaldı kendine. Evet. Biraz alana girmekten geç kaldı. Bu arada tekrar genel sıralamayı görüyoruz. Son oynanan Erengel haritası. Özelinde Milva belki birinci olamadı sıralama puanında ama aldığı kill sayısı 11. Onlar bu sefer şov yapan takımdı. 23 puanla birinciler. Meadow 7 sıralamada birinci olsalar da sadece 5 kill ile buraya ulaşabildiler ve 20 puanla ikinci sıradalar Lux Esports sıralamada dördüncüydü. Fakat onlar da 8 kill çıkardılar. Bir hayli fazla aslında dördüncü olan bir takım için. Toplam sıralamada üçüncülüğe kavuşmuş oldular. Tabii ki genel puanla durumuna baktığımızda Crujoli ekibi maç eksiği olan bir takım aynı zamanda öyle zannediyorum. Evet. 143 puanda 4 harita kazandılar ve şu ana kadar gelen süreçte kuşkusuz en iyisi onlar. Evet. Ardından gelen Lux Esports'un şöyle bir talihsizliği var. Yani iyi geçiriyorlar. Kill sayısına bakar mısın? 60 Crujoli ekibi, Lux Esports 59 fakat hiçbir incelikleri yok. Hiçbir haritayı kazanamadılar ama buna karşın ikinciler ve biraz olsun farkı Crujoli ile kapatmış oluyorlar. Chem Scout 3. Etiket 4. Milliva'da son performanstan sonra 5.liğe yükseliyor. Özellikle 6. sıradan sonra puan farkı iyice açılmaya başlamış. Gözümüz son 4'te Lavita ekibi var, BMS var, Quid Squad var, Kartallar var. Tabii ki biraz şunlardan da bahsedeceğiz. Maçın sonu çok güzeldi. Kuşkusuz. Evet. Ama maçın içerisinde iki tane çatışma hatırlıyorum. Bir tanesi Kartallarla Mac arasındaydı. Diğeri... Etiketle bir takım ama... Quantum. Quantum muydu? Quantum vardı. Sonra Milliva da dahil olmuştu. Yok Milliva değildi. Lavita mı dahil Lavita. Olmuştu? Lavita evet. Olması gerekiyor. Yani ilk özellikle Kartallar Mac fight'ında o çatışmasında 2'ye 4 Mac... Olay yerinde Kartallar kuşatacak, sıkıştıracak zannediyorduk. Fight'ı kaybettiler. Ya orada aslında Kartallar rotasyonu birazcık çok uzak mesafeden... Birisi fedaydı. Evet fedaydı. Orada takım arkadaşlarına muhtemelen orada flanklemek için ayrıldı. Ama çok geniş yaptı bunu ve takım arkadaşları da orada ondan herhangi bir info alamadı. Orada biraz daha yakından eğer rakibini flankleseydi karşı takımın infosunu verip takım arkadaşlarını rahatlatabilirdi. Ama karşı taraftan herhangi bir info alamadıkları için orada oyun tamamen sıkıştı ve bu da orada eğlenmelerine sebep oldu. Şimdi aynı kampanda indiler birlikte. Hatırladığım kadarıyla bu arada Mac takımı 3 kişi girdi.
girdiler evet. Bugün. Haritaya da aynı şekilde. Ha, biri zaten direkt düştü. Yani Kartallar iyi başladı. Ama devamında 4 ve 2'de o kadar hani böyle isteksiz görünüyorlar ki. Hani Kartallar tarafında kaptan Knight sanırım. Knight da zaman zaman hani röportajlarında şundan evet. bahsetti. Hani ben rushlamayı sevmem. Basmayı çok sevmiyorum. Ama zaman zaman öyle anlar geliyor ki basmak gerekiyor artık. Evet, günün efsaneleri Kedi Etikete Esports'ta bugün fazlasıyla dikkat evet. çektiğini söyleyebiliriz. 13 kill var. Yine Morelzi Cruvijole ekibinden 10 kill almış. Speziale'nin 10 kill'i var. Ayrıca Hafız da Cruvijole ekibinden yine 10 kill'e sahip. Tabii ki günün takımı Cruvijole ekibi günün efsanelerine 4 oyuncu arasına 2 oyuncusunu yerleştirdi. Şurada dikkat çeken tabii toplam hasarda yine Kedi'nin ne kadar etkili olduğu. 2325 toplam hasar. Sağ kalma süresinde ise yine Cruvijole tarafında Morelzi ile Hafız tabii ki fazlasıyla süre harcamışlar. Burada aslında bu istatistikte şunu da görebiliyoruz Alican. Kedi çok agresif oynayarak bu killeri kısa sürede almış. Neredeyse 10 dakikalık bir performans, oyunda kalma süresi farkı var Morelzi ve Hafız'la. Bu aslında kısa süre zarfında daha çok iş yapıp daha agresif oynadığının göstergesi. Bir de şöyle bir sahne hatırlıyorum. Kedi'nin bir Quantum e-sports oyuncusunu yakaladığını yanıcıyla. Zannediyorum evet, Deadline'da. Evet, evet, çok evet. da güzel bir sahneydi. Harika gelmişti oraya Kedi. Ama takım halinde onlar da fight kaybettiler. Onu söyleyecektim. Yani Kartallar her ne kadar hayal kırıklığı uğratmış olsa da o fight'ta aynı şekilde etikette. Orada Quantum zaten hani canını zor kurtarmıştı. Öyle bir compound'ın içerisindeydi. Üst kantta sıkışmışlar. Etiket olay mahalline en son dahil olan takım. Yani 4'e 3'lük zaten evet. bir avantajları var. Bu avantajı hiç kullanamadı etiket. Ya orada çok yakıştıramadım onlara. Hı hı. Quantum aslında bugünü puansız ya da minimum puanda da kapatabilirdi. Oradan ayrılamamış olsa. Şimdi 3. ya da 4. oldular tam hatırlayamıyorum. Evet. Etiket daha iyi bir performans göstermeliydi ya, o. Muhakkak daha iyisi gelebilirdi tabii ki. Ayrıca zaten belirtiyoruz zaman zaman. Burada PMCO seviyesindeki oyuncular yok. Hı-hı. Buradaki hatalar seviye farkından oluşuyor diyebiliriz. Şehrin efsanelerinde ikinci haftadayız. Tabii ki birçok highlight ortaya çıkıyor. Birçok gelişme var yaşanılan. Bütün bu gelişmelerden haberdar olmak için yine PUBG Mobile Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını, yani sağ alt köşede görülen hesapları takip edebilir ve gündemden haberdar olabilirsiniz. Güzel bir günü aslında geride bıraktığımızı düşünüyorum. Gayet keyifli maçlar vardı. Özellikle günün son haritasında 3 takımın son 3'e birer oyuncu sokabilmesi heyecanı fazlasıyla arttırdı. Cruvijole ve Lux Esports haricinde hadi biraz da Etiket'in ilk iki haritadaki performansından bahsedebiliriz. Birinci ve üçüncü harita Etiket adına yanlış olmasın. Yani potanın altında kalan takımların oyuna girebilmesi, evet. ihtiyacı olan puanları birçok takımın çıkarabilmesi, işte Meadow 7'ın bir harita kazanabilmiş olması, onlar adına çok iyi. Yani burada işte 5-6 takımdan Hı-hı. sıklıkla bahsediyoruz. Kalan o 10-15 takımın da aynı şekilde haritalara giriş yapabilmesi çok güzel bir gündü. Evet Sencer. Alican bugün aslında Jolie'yi ayrıca tebrik etmek Tabii. istiyorum. Bütün oyuncuların teker teker çok güzel bir domine performans bize izlettiler. Bunun performanslarını tabii ilerleyen günlerde, bu haftanın geri kalan günlerinde nasıl devam ettirecekler? O da merak konusu çünkü beklentiyi gerçekten çok arttırıyorlar. Aynı Quantum örneğinde olduğu gibi. Ve diğer günler açısından da şunu temenni ediyorum aslında. Özellikle bu son fightlarda bu tarz anları görmek, kimin birinci olacağını tahmin edemiyor olmamız gerçekten de seyir zevkini oldukça arttırıyor. Umarım daha çok böyle anlar izleyip daha çok heyecanlanırız. Umarım. Tek temennimiz bu. Tabii yavaş yavaş günün sonuna da geliyoruz. Tekrar hatırlatmakta bunu fayda görüyorum. İki gün tabii ki yayın yapamamıştık. Ve bu iki gün yapılamayan, oynanamayan maçların telafisini şu şekilde yapıyoruz. Bugün normalde 3 karşılaşma olacaktı ve önümüzdeki 3 gün 4'er maç oynanacaktı. Bugün maç sayısını 4'e, önümüzdeki 3 günse 5'e çıkardık. Yine önümüzdeki haftada bu şekilde devam edilecek ve oynanmayan 2 gün bu şekilde telafi edilmiş, sizlere aktarılmış olacak. Gayet keyifli bir günü geride bıraktıktan sonra huzurla aslında evlerimize de gidebiliriz. Yine PUBG Mobile Şehrin Efsaneleri turnuvasında bence İlk haftayı geride bırakırken benim hoşuma giden çok fazla oyun var. Highlightları da izledik bugün Hı-hı. beyler. Aklımıza bugünkü sahnelerden de bahsediyoruz. Yani şurada gerçekçi olmanızı istiyorum. Yani PMCO'daki takımlar yok. Seviye farkı ortaya çıkabilirdi. Gerçekten hani bu oyunu bekliyor muydunuz?
Ya da daha farklı bir senaryo, daha farklı bir seviye mi bekliyordun? Yani çok daha fazla basit hata bekliyordum. Bu ilk, ikinci olarak hani bu kadar nade kullanımları, işte bomba kullanımları, smoke, sis kullanımları, bunların bu kadar fazla olmasını hiç beklemiyordum. Rotasyonlar ve takım içi stratejiler, aynı zamanda takım içi roller çok belli. Ya çoğu takımın burada hedefi var. İşte birkaç tane takım maalesef hani gözümüze çarpıyor. İşte bu takımlar muhtemelen hani böyle giderse aramızdan ayrılacak gibi gözüküyor. Onları önümüzdeki günlerde saymaya devam ederiz zaten. Ama genel olarak hani PMCO'ya koysan sırıtmayacak takımlar var. Bu çok mutluluk verici. Evet Alican, turnuvanın daha başında olmamıza rağmen umut vadeden takımlar ve de oyuncular bize izletti bu turnuva. Bunu yani çok fazla gelecek vadeden oyuncu var. Bunları ilerleyen günlerde daha değişik, daha profesyonel arenalarda izleme fırsatı görebiliriz. Bu turnuva gerçekten bu oyuncular için, izleyenler için oldukça güzel bir fırsat oldu. Tabii yani takım bazında ayrıca bu çok önemlidir. Takım halinde boy gösterip dikkatleri çekebilirsiniz. Ama bir yandan da kişisel olarak performansınızla bu dikkati çekebilirsiniz. Mesela bugün Cruvjoli ekibi takım halinde çok iyi oynamıştı. Evet. Hatta iki oyuncusu günün efsaneleri olarak ilk dörde girebilmişlerdi istatistiklerde. Fakat mesela Etiket eSports... Kedi. Ya Kedi takım arkadaşlarından çok daha... üstün bir performans aslında istatistiklere yansıttı ve günün efsanelerinde mesela birinci oldu. Bu tarz performanslar da oyuncuların gelişme açısından ve dikkat çekebilme açısından çok önemli. Yeri geldiği zaman zaten söylüyoruz. Burası bir vitrin ve geride kalan süreçte bütün oyunculara, bütün takımlara tekrar başarılar diliyoruz. Bizim artık programımız buraya kadar, başka oynayacak maç yok. Yarın yine kaldığımız yerden akşam 7 itibariyle karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.